7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. İlk defa o kadar koyu olan yüz doğal falan ama mıydı? Ama bildiğim portakal suyu gibi. Evet. Hala. Ya benim o nişanımdan kaldı. Nişanımdan mı? Nişan hocamdan. Biz ilk tanıştığımızda o beni sultanım diye kaydetti. Ben onu ne diye kaydettim? Hünkârı paşam mi? Diye kaydettim. Paşam. Ay gördün mü? Lale devri yaşıyorlar karı koca. Aa bak yok. Onu da aşayamam. Gold değil onun sapları. Kadir Bey bana soğan da doğru. Kız yeter. Kaç kilo soğan doğuracağız sabahtan beri? Ay yok. Ne bir şey yok. Vallahi yok Kadir Yeni Bey. Yeni aklımıza geldi. Babam Refat şeyi kalp krizi falan mı geçirdi yoksa? Beyin kanaması geçirdi. Babam koltuğa uzanmış. Dudakları mor bir şekilde. Hani dedim babam bir nefes almıyor. Çok zor bir durumdu. Ben battaniyeleri öptüm, üşüyordur diye ama geri gelmedi. Kadir bana bu hamuracı ver. Bacım sen geç dinlen ben hali. Bu bildiğin pestil oldu, dök tülbente. Her şey suçlu. Kadir bana bunu topla. Yemin ediyorum koyun güden çobanlar gibi. Ona git buraya gel hadi hadi çabuk çabuk. Gözlerim kanadı. Çok riskli bir yemek değil bence. Çatlamış buradan baktım. Ölmüş bir şekilde geldi önümüze. Kendini hep ön planda tutmaya çalışıyor. Yani ben çocuklara yapıyorum. Ama sunumu bu. Yani sunumu bu olmalı. Demek ki bu da davet yemeği değil. Tıkırdadığı, toz bezlerinin gıcırdadığı, ekranların hem leziz hem de temiz yarışması Kadir Ezil değil Enem Arat benimden. Yine yepyeni bir haftadan herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim. Şu anda Eyüp'teyiz. Haftanın ilk günü yarışmacısı Esra Hanım'ın evi arkamda. Birazdan zilini çalacağım. Yarışmaya başvurdu. Dedi ki Kadir Bey ben çok hamaratım. Hele gelin benim temizliğimi, yemeğimi tüm Türkiye'ye gösterin. Biz de çıktık geldik. Şimdi ben Esra Hanım'ın zilini çalmaya gideceğim. Ama siz diğer dört yarışmacımız kimmiş? Bu hafta neler yaşanacak? Kısaca bir bakın ve Enem Arat benim bu haftasını sakın kaçırmayın. Haydi buyurun. Merhabalar, adım Esra, soyadım Somsa, 26 yaşındayım, ev hanımıyım, bir çocuk annesiyim, Kastamonu'yum. Merhabalar, ben Neslihan Karaca ve Eren, 26 yaşındayım, aslen Yozgatlıyım, pilates eğitmeniyim, 2 yıllık evliyim, bir oğlum var. Merhaba, ben Merve Karakaya, 36 yaşındayım, 15 yıllık evliyim, 2 tane çocuğum, 2 tane kedim var, aslen Rizeliyim, ev hanımıyım. Merhaba, ben Ayşegül Bulut, 58 yaşındayım, emekliyim, Trabzonluyum. 36 yıllık evliyimdir. 2 tane çocuğum var. 3 tane de torunum var. Ben Güzel Zengin. Evliyim. 2 çocuk annesiyim. Aslan Bartınlıyım. 43 yaşındayım. Ev hanımıyım. Günay takıldı galiba Esra Hanımcığım. Evet takıldı. Günaydın, hayırlı sabah. Hayırlı sabahlar. Kız o turuncuna... Ay biraz zor oldu ama. Bu... Hoş geldiniz. Rengi portakal suyu sıkıyor zannettim. Yok. Ben de iyi geliyor. Sana özel iksir hazırlamış. Ağzımı dilimi bağlayacak. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. Oh kolyeler takılmış, bilezikler takılmış. Yani. Gold. Ben gold'u sevdiğim için. Evet belli, Topkapı Sarayı'nın küçük bir dairesi içeride çünkü gözüme görünüyor. Esra ne büyük cesaret. Sen kalk. 82 milyon hamar attığını göstereceğin diye programa katıldın. Evet. Kendine güveniyorsun. Hırslısın. Güveniyorum, hırslıyım. Ama bu kapıdan nasıl rakipler girecek bilmiyoruz. Evet bilmiyoruz. O biraz sıkıntı. Geçelim mi salona? Tabii buyurun. Hadi bakalım. Gel 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 buyur buyur buyur. Bizim ailede aşçı çok olduğu için ben de aşçılık kursuna gittim. Onun için belgemi aldım. Bu yarışmaya da katıldım. Aman Allah'ım gold detaylar. Oo güzel. Araları falan gayet iyi. Bunlar ama tek tek sil, tek tek bez sok aralarına. Çok zor oluyor Kadir Bey. Ne yapacaksın? Her şey bir bedeli var. Temizlikte kıla tahammülüm yok. Mutfakta da kıla tahammülüm yok. Toza da tahammülüm yok. Kumaş olarak biraz leke tutan bir kumaş evet, galiba. Evet leke tutan bir kumaş. Evet. Yıkatmaya veriyorum genellikle. Peki sonra şu üstlere falan bakacağız. Mutfak nerede? Mutfak nerede? Mutfakta mı evet. Gold? Mutfağım gold değil. Ha şükürler olsun herhalde oraya tam şey yapamadı. Geç odaklanamadı. Çok misafir ağırlamayı severim. Ordu da gelse onu yüzüm kızmayacak şekilde ağırlarım. Yedirme içirmeyi çok severim. Cömertim o konuda. Ooo hele aspiratöre. Aspiratörüm yok. İnşallah Rabbim onu da bize nasip edecek. Aynen. Kız sen bayağı şaşayı seviyorsun. Ben seviyorum. Kadın küçük Hürrem Sultan. Filtremize bakalım. Esra Hanımcığım. Kadir bak dolabın üstünde bir kağıt var. Yarışmacımızın menüsü yazıyor. İyi bir menü mü? Kapri biber çorbası, hamsili pilav. Ara sıcağı hamsili pilav mı seçtin kız? Hamsili pilav, patates püreli, rosto köfte. Yalnız hamsili pilav ara sıcakta biraz ağır kaçmamış mı? Evet biraz. Ama iddialıyım.
Ondan yana şüphemiz yok bacım. Bayağı iddialısın. Hamsili pilav yiyeceğiz. Peşine püreyen rosta yiyeceğiz. Onun peşine de sütlaç yiyeceğiz. Mutfakta pratiğim daha da fazla olacağım. 2 saatimi çok iyi değerlendireceğim. En güzel yemeklerimi meydana çıkaracağım. Kara borsa gibi bir menü yapmışsın. Ne bulursan yazmış gibi olmuş. Eminim cumaya kadar senin hamsili pilavını konuşacağız. Kız hamsili pilav ana yemektir. Niye ana yemekte yapmadın hamsili pilavı? Çok telaşlı oldum. Dedim bir iddialı olsun yalnız dedi. Yalnız bak kadın iddialı. Milletin ana yemeğini arası sıcak yapmış. Üstüne kalkmış, rosta atmış, bir de sütlaç çalmış. Yani biraz o konuştu. Ya şimdi börek yapsam ona laf edecekler. El açma bir börek yapaydın ara sıcağı, bir gül böreği yapaydın olmaz mıydı? Esra Hanım el açması bir şey yapabiliyor musunuz? Hamur yoğurabiliyor mu Esra? Yoğurabiliyor. Ara sıcağı hemen değiştirin. Olur mu? Gül böreği yap. Patatesli ya da kıymalı. Rostonun önünden kıymalı olur mu? Kıymalı olur. Kıymalı yap sen. Patates püresi var zaten, patates de olmaz. Kıymalı gül böreği de. Tamam. Yoksa seni topa tutarlar. Yani bu menüyü sana kim yazdırdı ya da yanında kim vardı biliyor musun? Amcamdan yardım aldım. Amcandan mı? Evet. Niye? O da aşçı. Amcan mı sana önerdi ara sıcağı? Evet. Gel el açma sorulmuş bir şey, gül böreği yapalım. Yardım ederseniz yapacağım. Ederiz canım. Sen hamsili pilav seçmişsin gül börekten daha zor. Ona mı yardım istiyorsun? Ya yaparım. Yaparsın bence. Hatta de... yani onu büyük biraz daha açırız. Olmadı çarşaf böreği. Yufkaları şöyle raks ettiririz mutfakta. Hadi banyoya gidiyoruz. Tamam. Geç seni gold kadın geç. Allah canını almasın. Hamsili pilav seçtirmişler kadın. Ailemde çok aşçı var. Ben de onun için aşçılık kursuna gittim. Yemekten çok iyi anlarım. Yemek hakkında her şeyi bilirim. Çok da iyi tadalım. Yanlış yere geldik abi kusura bakmayın. Gold'un G'si yok. Bari şöyle bir gold sim ataydın fayanslara. Esra'cığım bakayım şöyle ayna detayına gayet güzel. Banyonun içim içi de güzel evet. Muslukların da gayet iyi. Esra hazırsın. Hazırım. Birazdan kapı çalacak. 4 tane birbirinden dişi rakibim var. Unutma gül böreği el açma. Onun yanında da havuç tarator yapak bir de sade olmaz. He boş çıkmayalım. El açma gül böreği onun yanında havuç tarator. Tamam Esra hallettik. Çak kız haydi bakalım efendim. Enem Arat benim bomba gibi bölümüyle başlıyor. Hazırsanız gidelim kahvelerimizi içelim. Haydi buyurun bakalım. Büyük ödülü kazanırsam kızıma yatırım yapacağım. Sehpası biraz kirliydi. Baharatı az geldi bana. Damak tadıma hitap etmedi. Kapya biberi çok sevmeme rağmen. Davet yemeği için hafif bir çorba. Ben genel olarak beğenmedim. Bitirmek istemeyeceğim bir çorba. Pişmemiş hamur. Zaten güzel olsa o bir sinyali verir bana. Ben havuç taratoru beğenmedim. Gözlerim kanadı. Benim bildiğim rosto köftenin içerisine garnitür girer. Çok riskli bir yemek değil bence. Çünkü çatlamış buradan baktım. Üzerindeki salça sosuyla aynen kapattım. Ölmüş bir şekilde geldi önümüze. Kendini hep ön planda tutmaya çalışıyor. Yani ben çocuklara yapıyorum. Ama sunumu bu. Yani sunumu bu olmanın demek ki bu da davet yemeği değil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydınlar. Merhabalar. Merhabalar. Kapıdan girerken Esra Hanım'ı çok cana yakın. Gayet güzel karşılamasını bulduk. Çok sempatik bir insan. Esra Hanım'ın karşılamasını güzel buldum. Kolonya ikram etti ve heyecanlıydı sadece. Beğendim. Hoş geldiniz hepiniz efendim. Programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar hoş evime. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Güzel bir hafta geçsin inşallah. Yalnız i̇nşallah. Hanımlardan çok pozitif elektrik aldım. Zaten Esra'cığım sağ olsun. Sabah kapı yaşta o güler yüzüyle. Hafif de bir heyecanı var. Portakal suyunu da döktü şıkır şıkır. Önce ben meyve suyu zannettim. Alır ya. Ya da ilk defa o kadar koyu kolan yüz. Doğal falan ama mıydı? Ama bildiğim portakal suyu gibi hatta. Evet. Ya benim o işimden... Nişanından mı? Nişan borcandan. Esra Hanım'ın karşılamasını sevdim. Yalnız tarihi geçmiş kolonyayı uzatması hiç hoşuma gitmedi. Keşke öyle bir şey yapmasaydı. Esra Hanım'ın karşılamasını sıcak buldum ama çok fazla heyecanlıydı. Kolonyası tam bir fiyaskoydu. Kesinlikle öyle bir kolonya tercih etmemeliydi bana göre. Evet Esra'cığım bugün senin misafiriniz. Evet. Senin hamaratlığını göreceğiz. Tabii ki herkes iddialı programa geldi hamaratlığını göstermeye ama Esra Hanım ilk gün bakalım bize hangi hamaratlıklarını gösterecek. Seni bir tanıyalım. Biz bugün kimin evine geldik? Kimle yarışacak arkadaşlar? Adım Esra, soyadım Somsa. 4 yıllık evliyim. Kastamonluyum. 1 çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Esra'cığım hangi konularda hamarasın? Hamur işinde mi? Ya da ne bileyim işte elin mi hızlıdır? Elimin hızlığına falan güveniyorum. Elim hızlıdır. Her yemek konusunda da iddialıyımdır. Ama hamaratlık sadece yemekle alakası yok. Günlük hayatta da böyle hızlı atik bir kadın mısın? Atiğimdir, hızlığımdır. Sabah mesela kaçta kalkıyorsun? Valla 8'de kalkarım. 8, o güzel. Çocuk kaç yaşında? 3,5 yaşında. 3,5. Kreşe gönderiyorum. Kreşe gönderiyorum. Evet. Niye ev hanımısın? Yani bazı nedenlerden dolayı göndermek zorundayım. He, okula gönderiyorsun evet, kreşe. Evet gönderiyorum. Ne gibi bir nedenler? Hastalığım
Ben sebep biraz da. Ha, sende mi rahatsızlık var çocukta mı? Bende. Ne gibi? Yani özel bir şey değilse. Psikolojik. Yani çocuk evde durduğu zaman sinirleniyor musun? Ya ataklarım oluyor. Ataklarım olduğunda da işte kızımdan korktuğum için hani ona zarar falan. Ya şöyle sen ani atak geldiğinde kendini kaybediyorsun. Evet. Çocuk seni göre korkmasın diye evet. Gönderiyorsun okula. Gönderiyorum. Bazen tuttuğunda da komşuma gönderiyorum. Peki nasıl, niye tutuyor? Ne tetikliyor senin o atağını? En çok işte kafama bir şeyler taktığında, üzüntüye, strese falan girdiğimde en çok. İstemediğin bir şey yaşadığında. Evet. Ne gibi bir atağın oluyor? Yani bir yerlere vuruyor musun, kırıyor musun? Yok öyle değil. Yani nasıl diyeyim, musunuz? Kitlenip kalıyorum. O sırada ağlamam gerekiyor. Ağlıyorum. Panik atak geliyor gibi. Evet, panik atak gibi geliyor. Ama zor onun belirli bir saati var mı yani? Ya saat onun saati gibi. Yok. Genellikle akşam en çok. Peki akşam mı bir şeyleri düşünüyorsun da geliyor? Ya da mesela 2-3 gün hiç gelmediği oluyor mu? Süre sıklığı ne kadar? Ya süre sıklığı yok. Ya en çok mesela babamı kaybettik bundan 5 ay önce. Evet. Onu düşündüğümde falan en çok onu tetikliyor. O acıdan sonra biraz daha sıklaştı evet. Tabii ister istemez. Peki psikolojik olarak tedavi aldın mı, doktor yardımı? Aldım, hastaneye falan yattığım süreçler oldu. Ha, yattın mı? Evet. Peki Allah yardımcın olsun. Her şeyin şifası var. Sen kendini aynen. Çocuğuna ver, evinle ilgilen, gayet güzel, mutlu bir yuvan var. Evet. Biraz da insanın hani kendi elinde bu kafanı dağıtmaya çalış. Çok çok düşünme bir şeyleri. Tabii ki zor. Allah yardımcın olsun. Evet. Neyse çocuğun okula gitsin, en azından evde de canı sıkılır. Onun arkadaşlarıyla iletişim kurması da gelişir evet. Oralarda. Yalnız Esra, biz kahvelerimizi alalım, orada bir sohbetimizi tamam, edelim. Tamam, kahveniz nasıldırdınız? Şekerli. Siz Merve Hanım? Orta alabilirim. Şekerli. Şekersiz. Sade. Tamam. Sade. İki sade, iki şekerli, bir orta. Hanımlar hoş geldiniz. Esra'cığım seni tanıyalım. Kaç yaşındasın? 26, sorması. 26 yaşındayım. Yok hiç ayıp değil. Genç. Daha çok genç istediğin kadar söylenmedik. 26 yaşındayım. Ayıptır. 30'dan sonra saklarım artık. Çocuk var mı? Evli var, misin? Var. Evliyim. Bir tane oğlum var. Allah 11 Allah. Aylık tam. 11 aylık kime bıraktın da geldin? Babasına. Babasına. İyi kabul etti adam. Dün hayatında ilk defa uyuttu. Dün tam 11 aylık oldu oğlum. Bir kere uyuttu. İşte çalışma yaptı. İlk defa dedi. Çalışma yaptı. Ne yaptı mesela? İşte salladı uyuttu. Bir kere daha. İyi becerebilmiş tek seferde. Bak dedi, kutla beni dedi, uyuttum dedi. Ha, tamam dedim, bir hafta o zaman idare edersin dedim. Bak bu saate kadar etmiş. Zavallı abim bilmiyor ki bunun devamı gelecek. Sen bir kere bunu öğrendiğini belirttin. Bari senin yanında demeye çıktıktan sonra uyutaydı. Vallahi yapacak bir şey yok babası. Neyse yani, 11 aylık daha erken başlamış. Öyle bir dedi ki, ben de çocuk 2-3 yaşında hiç adam uyutmadı zannediyorum. Ama hiç gece kalkmadı, öyle düşün şimdiye kadar. Çocuğun sesi neden uyanmıyor? Yok. Merve Hanım siz evli bekar? Evliyim 15 Nereli yıllık. Nereli bir iç çektin? Evli. Allah'ım diye evlendi. Maalesef. Öyle bir iç çekerek söyledin ki. 15 yıllık evliyim. 15 o evet. Bayağı var. 14 yaşında bir oğlum, 9 yaşında bir kızım var. Ayşegül Hanım siz evli bekar? Evliyim. Bunu niye soruyorum biliyor musunuz? Bazen boşta bulunuyorum. Evet, hani hanımın bekarım. Böyle biraz yaşı var. Kaç çocuk var diyorum, ben bekarım diyor. Bozuluyorum. Evet. Kafada geri al. Bundan sonra önce evli bekar mı diye soracağım. Çok mantıklı. Adım Ayşegül Bulut. 58 yaşındayım. Maşallah. İki tane çocuğum var, bir ikizleri oğlan. Gülizar Hanım siz? Ben. Evli bekar? Evli. Evlisin. Niye öyle sessiz? Evliyiz. Aramızda. Çocuk var mı? Evliyim. İki tane çocuğum var. Gülizar Maşallah. Zengin. Gülizar Zengin. Ne güzel evet. Bir soy ismi var öyle. Aa. Öyle değil ama. Gönül zenginliği olsun aynen. Efendim. Kızım var, bir de oğlum var. 17 yaşında kızım. Oğlum 5 yaşında. Oh, maşallah. 17 ile 5. O arada ne oldu? Ne eşiniz oldu? Yurt dışına çalışmaya mı gitti? Aynen. Yok gitmedi de öyle. Kısmet öyleymiş ya. Unutmuşsundur da çocuk nasıl gaz çıkarılır, işte mama ölçüsüdür. Yok. Daha kızımdan daha çok bana yaşattı sağ ol. Çok hareketli bir çocuk oğlum. O yüzden daha hani bilinçli oluyorsunuz. O zaman yaş olarak daha küçük olduğum için hani farkında bile olmadım diyebilirim yani. İlk çocuk zaten bir numune gibi. Her numune şeyi öğreniyorsunuz gibi. İkinciye geçiyor. Aynen ya. Mesela kızım yemek yemiyordu. Ağlıyordum işte, büyümeyecek, küçük kalacak falan. Allah o kadar. Canını aldı. Ben şöyle acımetler yaşamadım. Sanki hatta herkes der ki ne kadar tecrübeli gibisin. Evet. Hani benim işte atıyorum biri diyor ki 3 tane çocuğum var, senin gibi olamadım. Hiçbirini kendime rakip görmedim diğer yarışmacıların. Çünkü fazla iyi niyetliler yani, bilmiyorum. Diğer yarışmacıları hiçbirini rakip görmedim kendime. Evet Esra'cığım, hazır mısın? Hazırım. Şöyle karşı kameraya artık bismillah diye bir menünü say bakalım. Biz bugün neler yiyeceğiz? Esra Hanım hamar atlarını menüye yansıtmış mı? Bir görelim, buyurun. Başlangıç olarak kapya biberli çorba, el açması gül böreği, yanında havuç tarator, patates püre eşliğinde rosto, köfte, mevsim salatası, fırında sütlaç. Evet.
Neslihan Hanım buyurun sizden yorum alalım. Nasıl buldunuz? Kapya biber çorbası. Yani benim oğluma yaptığım çorba. Çocuk çorbası mı? Evet, oğluma sürekli yaptığım bir yani çorba. Mevsimi de yap tercih ettim. Ne bileyim çok. Tek kolaylığından yana mı? Sadece biber hani değil mi? Başka yok biber içine falan. Soğan, sarımsak. Basit mi geldi? Çok. Peki devamı nasıl? Sadece çorbaya odaklandı ama Esra. Ben direkt çorbada evet kaldım. Sütlaç bence davet sofrasının tatlısı değil. Sana uyumlu bir hamaratlık gösteren bir menü gelmedi mi? Değil, gelmedi. Gelmedi. Deli lezzetlerime güveniyorum. Aynen bakalım. Siz nasıl buldunuz? Yani ben kapya biberi çok severim. Özellikle kışın bol bol kavanoza yaparım ama çorbasını hiç içmedim. Bilmiyorum ilk defa deneyeceğim. Eğer ki gül böreği el açması olur da çıtırlığı yerinde olursa benim için güzel bir ara sıcak olabilir. Peki Neslihan Hanım'a katılıyor musunuz? Kapya biberi çocuğuma içiriyorum dedi, kolay bir çorba dedi. Yani kolay olabilir ama menüye de konulmayacak bir çorba değil bence. Dana Rostan ben de yapacağım. Aa, kız sus diye söyledin. Onun için yorum yapmıyor. Peki duymadık biz böyle devam ediyoruz. Allah canını almasın. Ayşegül Hanım siz menüyü nasıl buldunuz? Vallahi şimdi çorbalar basit dendiği zaman basit olan çorbaların aşamaları hep uzun olur. Çorbanın basit olması çok önemli. O yüzden sordum ama başka bir şey ama var mı diye. Ama aşama aşama uzun olur yani. Şimdi közlenmiş kırmızı biber değil yok, mi? Yok közlenmiş değil. Kırmızı biberli, kaplı biberli. Yani bakacağız, güzel olur. Güzel her şeyin tuzunu, baharatını, biberini koyduktan sonra neden olmasın? Lezzet odaklı bakacaksın. Evet, tabii ki lezzet odaklı peki olacak. Fırın sütlaç davet sofrasına uygun mu? Uygun bence ama menüsüne göre uygun yani. Şu an rosto yapacak, o da uygun. Ama fırın sütlaça nişasta koyarsa falan, kendiliğinden yapmazsa yani ona da puan verebiliriz. Şimdi sütlaçı kendi pirincinle pişirirsen böyle katılaşır. Makbul böyle olanın kendi pirinciyle evet, pişirirsin. Evet, aynen öyle. O peki Ayşegül Hanım'cığım lafını bölüyorum. Bu menünün ara sıcağına bir hamsili pilav koysaydık gider miydi? Ne yapıyor? Biber yapıyorsun. Evet. Dana rosto, patates püresi ana yemekte ara sıcağı hamsili pilav gider miydi? Dana rosto yerine hamsili pilav yok, mı? Yok, dana rosto, patates püresi ana yemek, onun öncesinde gül böreği yerine hamsili pilav. Yok, gitmez bence. Bence gitmez. Gülizar Hanım siz gider dediniz. Gider dedi. Gitmez ya o. Yani güzel bir kulağa hoş geldi. Ama kırmızı et, beyaz et. Yok peşine yok sütlaç. O anlamda yani demedim o yani güzel. Ama kulağa hoş şey geldi. Olsa yemeğe sütlaç da gider. Mesela hafif bir yemek. Ha baklava da yapsan o da gider ama sütlaç şu anda ara sıcak olarak bu menüye baktığınızda hamsili pilav uygun mu? Bence uygun değil. Siz? Hayır. Uygun değil. Değil mi? Değil de. Ya hamsili et de peşinden hamsili bana pilav yemeksen güzel bir şey. Yani evet hamsili bir canım çekti. Yani ben de dün geçmiş programlarınızı izledim. Dün biri sütlaç yapmıştı. O kadar canım çekti ki ve vaktim yoktu yapmaya. Bakın sana inşallah Esra. Evet inşallah güzel bir sütlaç yedi. Sütlacım falan yemeklerini çok beğeniyorlar. Yani ben çok severim sütlacı. İnşallah güzel bir sütlaç yeriz bugün. Bugün önüne geldi. Evet hanımlar ayaklarınıza sağlık. Çok memnun olduk tanıştığımıza. Sofrada görüşmek dileğiyle. Esra Hanım'la biz temizliğimizi yapacağız. Ardından menümüzü tamamlamak için mutfağımıza girecek. Esra Esra'cığım tüm hamaratları 82 milyona birazdan göstereceğiz. Bekleyin bizi geliyoruz. Ayşegül ablacığım çevir puanını. Kaç puan verdin? Ooo tadının gününde. Esra'nın puanı. Davet sofrasına yakışır bir menü değildi. Yaptım çok yanlış. Kadir temizlik yapacağım ama herkes yerlerde gezinmiyor. Aman Esra dert ettiğin şeye bak. Bebeğin ve evcil hayvanların cildine dost bu ürünleri denedin mi? Aa hem de %98 doğal kaynaklı içerikliymiş. Hem de mis gibi kokuyor. Mis gibi kokuyor. Ürünün içeriği %98 doğal kaynaklı. Dermatolojik olarak test edilmiş, onaylanmış. Hipoalerjenik. Endişelenmene gerek yok. 24 saat kalıcı kokusuyla, gönül rahatlığıyla ferah ferah temizleyebiliriz. Aman bırak onlar istediği gibi yuvarlansın. Sen de mis gibi temizliğin keyfini sür. Mis gibi iyi kokuyor. O zaman hadi gel ortalığı toparlayalım, sonra süpürgemizi açalım Esra. Tamam. Esra Hanım,
koltuklarınız açık duruyor. Koltuklara örtü örtmeye karşı mısınız? Karşı değilim. Misafir gelince kaldırmak gerekiyor değil mi? Evet. Bu Kadir örtüyü misafir gelince örtüyor. Ya örtüyü ben koltuğu misafirden korumak için kullanıyorum. Aslında misafir geldiğinde örtüyü... Onu koruyacaksan niye örtüyorsun Kadir Bey? Kendim oturuyorum ben. Misafirleri otursun diye aldım koltuklara. Geldi misafir geldi mi örtüler kalkar. Hayır. Ben ne bileyim o misafir nereye oturdu kalktı geldi. Eskiden misafire saygı vardı. Şimdi de var sen merak etme. Yok o şimdi o saygılar yok. Eskiden gelen misafirler de öyle hürmetli misafirlerdi. Şimdikiler gibi değil. Sanki misafirler iyi, ev sahipleri kötü. Orada bardakları var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sen Eyüp Sultan'da cuma günleri çay mı dağıtıyorsun? Yok ya indirimliydi aldım. Sen alışveriş hastası mısın? Evet. Ya seni Allah bildiği gibi ya. Kız eşin sana kızmıyor mu? Eşim o konuda kızıyor. Günde ne kadar harcıyorsun ya da benim ayda ne kadar harcıyorsun? Ya eşim bana aylık para verir. 1 milyardı. Aylık? Evet. He. Sonra onu 2 milyara çıkardı. Bu ikinin içinde sen ne harcıyorsun? Elektrik su faturası falan sana ait mi? Yok değil. Kira? Kira, ev kendimize. Kendi evine? Evet. Mutfak masrafı alışveriş? Yok eşime. Sen bu 2000 lirayla ne yapıyorsun? Venezuela'ya tatile mi gidiyorsun? Yok, kurutma makinesi falan aldım. Tamam, taksite bağladın taksite ayda. Taksite bağlıyorum, yani çoğu hepsi taksite gidiyor. Peki hesap soruyor mu? Ya sen bu ay 2000 lirayla ne yaptın falan? Sorar. Aldım diyorum, taksite bağladım diyorum. Bazen de saklıyorum. Malzemeyi mi saklıyorsun, aldığını mı saklıyorsun? Aldıklarını mı söylemiyorsun? Yok, söylemiyorum. Peki nasıl tanıştınız? Nasıl bir evlenme teklifi oldu? Evlilik teklifi etmedi. Etmedi. Niye? En büyük kırıklığım o. İlerleyen yani çocuğum büyüsün, evet, kızım da olsun. Evlenme teklifi mi istiyorsun? Yani yaptırtacağım. Yapmaz aslında ve kendim yapacağım. Hayır. Bir kızım oldu, bir oğlum da olsun evlenme teklifi isteyeceğim. Yani yaptırtacağım. Niye şimdi yaptırtmıyorsun da oğlanı bekliyorsun? Çocuğum olur sen evleneceği kişiye ben yaptırtacağım. Ha oğlun olur da bir kıza evlenme aşaması gelirse sen evlenme teklifi ettireceksin. Evet. Kızıma da aynısını ya. Yani yapmazsa damadım ben kendim hazırlayacağım şeylerini yap. Peki senin eşine bunu dilinle söyledin mi? Söyledim. Ya? Annen de çok ısrar ettiği için dedi yapmadım dedi. Ha annen evlenme teklifi ettiği ısrar etti yani. Damadına. Damat hırslandı mı? Biraz benim eşim bazı konularda inatçı da. İlk defa duydum ki kaynana damadını zorladı diye damat herslendi evlenme teklifi. Peki annen niye zorluyor? Ya benim hayalimdi. Arkadaş çevremde olduğu için. Hani hep onlardan özeniyordum. Nasıl tanıştınız? Görücü usulü falan mıydı? Yani... Görücü usulü de oldu, severek de oldu. Eşimin akrabası, abim askere gidecekti. Onun kızı hocaydı. Beni orada görmüş. Eşime tavsiye etmişler kayınvalideme. Babam da tabii başkasına söz vermiş bu arada. Senin haberin yok. Baban da başkasına söz vermiş. Evet, eşimin tarafına. Hani görüşelim dedim. Babanın bundan haberi yok. Yok, babamdan gizli saklı. Babana başka birine söz vermiş. Tabii babam başkasına söz verdi. Rahmetli babam çok sinirliydi. Öyle. Karşısına çıktın. Dedin ki baba böyle böyle ben bir başkasını seviyorum. Yok öyle diyemedim ha, Kadir nasıl Bey. Nasıl dedin? Baba dedim Erzincanlı dedim işte birileri var dedim. Tanışmaya dedim geleceklerdi ne diyorsun dedim. Tabii bu sırada da dayımın kızı Erzincanlılarla evli olduğu için babam pek fazla oğlumu bakmadı. Örf ve adetlerinden dolayı. Ya zaten bunun memleketle alakası yok insanla alakası var ama hani oradan bir damat almışlar bir kötü tecrübe yaşayınca yine o da öyle mi olacak diye düşündüler galiba. O da ondan korktu. Erzincan'a selam olsun. Pek fazla olan onay vermedim hani bir dedim. Görsünler baba bir tanışalım hadi ince olacak diye bir şey dedim yok. Tamam dediler. Sonra bir hafta sonra tabii eşim bir hafta içinde konuşuyoruz biz eşimle yazışıyoruz. Bir haftanın içinde diyor ki seni istemeye geleceğiz. Geldiler çok istediler baba yok, hemen. Yok istemediler hemen. Şöyle diyeyim ben de biz dedim adet dedim öyle değildir dedim. İlk günü dedim tanışılır sonra dedim isteme dedim olur. İstemeye geldiler neyse baban gönül rızayla verdi mi seni? Çok zor verdi. Yani böyle nişanlı hayatımız olmadı bizim. Ama nişanlanmışsınız, vermiş sonuçta. Niye izin vermiyor görüşmenize? Çok zorluklar yaşattı bize. Peki babam vefat edeli ne kadar oldu? Babam vefat edeli 5 ay oldu. 5 ay oldu. Başın sağ olsun. Evet. Rahatsız falan mıydı? Aniden mi oldu? Ya 18 sene önce beyin kanaması geçirdi baba. Yüksek tansiyonla. İflas ettik. Ondan sonra hastalığı tetikledi. Baban iflas ettikten sonra beyin kanaması mı geçirdi üzüntüden? Evet üzüntüden. Peki sonra bir maraz kaldı mı ya da bir hani... Sol tarafı tutmuyordu. Hissetmiyordu hiçbir şekilde. Yürümesinde falan problem? Yok olmadı. Onu sadece aldım. Sol tarafı tutmuyor. Evet uyuşturdu. Peki 6 ay önce ne oldu? Artık yani bir şeyleri kafasına taktı. İçmemesi gerekiyordu. İçmiş. Kaç kardeşsiniz Esra? 4 kardeşiz. 4 bir sen mi evlendin? Diğerleri bekar mı? 2 tane abim var. Evli. Yok onlar bekar. Ha, bekar. Bir tane de küçük kız kardeşim var. O evli mi? O liseye gidiyor. O liseye gidiyor. Daha gençmiş de o. Peki yani babanın vefat şeyi kalp krizi falan mı geçirdi yoksa? Yani büyük bir ihtimalle abim benim doktor en büyük abim. Şey dedi hani beyin kanaması geçirdi. Evde falan uykuda falan mı vefat ben buldum. Görümcemdeydim.
görümce ameliyat olmuştu orada. Orada kalmıştım. Akşamı geldim, kızımı da anneme bırakmıştı. İşte kardeşim okula geç kaldı. 8'i çeyrek geçiyordu, eve geldim. Babam açmadı kapıyı. Normalde babam açardı. Dedim hani Eslem dedim hani okula gitmen gerekiyordu. O dedi abla dedi okula geç kaldı. Hemen dedi giymiyorum. Babam koltuğa uzanmış. Dudakları mor bir şekilde. Hani dedim babam dedi nefes almıyor. Çok zor bir şey. O an o anı yaşamak, onu öyle görmek, elinden bir şey gelmemesi, müdahale edememek. Ya ben nasıl diyeyim? Çok geçirdim. Yani ben babamı çok seven bir insanım. Yani çok değer veren. Çünkü biz babamla hep arkadaş gibiydik. Hiç öyle baba bir diyalogumuz olmadı. Resimdeki ortadaki evet, babam mı? Evet, ortadaki babam. Çok zor bir durumdu. Ben battaniyeleri örttüm, üşüyordur diye. Ama geri gelmedi. En sonki babanla diyaloğun ne oldu en son? Bir hafta. Benim babam çok sinirlidir. Ama o sinir aniliktir. Hani kırılmaz, kim gütmez. Bir hafta boyunca böyle bir melake gibi bir adam oldu. O bağıran adam yok, o böyle sinirlenen her şeyi, öfkelenen adam git diye melake gibi bir adam geldi. Ölüm iyiliği derler ya insanın son büyük zaman üstüne ihtimalle. Gelirmiş. Deseler ki son arzun ne deseler bana, babamla konuşmak derim, babama sarılıp öpmek. Allah kanı gönlü rahmet eylesin. Peki senin bu hani dedin ya sabah bir anda sinirlenme geliyor, kriz geçiriyorum. Evet. Babanı öyle gördükten sonra geçirdiğin şoktan mı kaldı bu sende? Ya bende en büyük şey doğumum benim biraz zor geçti. Çocuklukta da hani ilaçlar kullandı, sinir hapları falan hep kullandı. Ben 8 yaşındaydım ya da 9 yaşında büyük bir trafik kazası geçirdim. Kafatasım kırıldı. 4 gün yoğun bakımda kaldım. Ailecek mi arabadaydınız yoksa sen bir yere mi gidiyorsun? Ben annemin elini bıraktım heyecandan. Babam geldi. Koştun? Koştum, araba çarptı. Zincirleme kaza. Nasıl? Buradan bakkalın oraya kadar sürüklendim diyebilirim. Peki sen o sana çarpma anını hatırlıyor musun? Yani o şok mu? Onu hatırlamıyorum. Ben sadece hatırladığım şu, başımın ağrıdığı bir de kusma. O günden itibaren mi sende kaldı bu ani sinir, ani bir kriz büyük geçirme? Büyük bir ihtimalle. Yani doktorlar nedenini bulamıyor. Yani abi de beyin doktoruymuş ya, sana bir teşhis koydum hani bu konuda? Yani tam bir şey koyulmadı. Tam bir şey koyulmadı. Ya, EKT tedavileri falan aldım. Hastanede. Ama 8 yaşın öncesinde hiç problem yoktu, yoktu, bir sıkıntı yoktu. Yoktu. Belki de o kaza sonrası o çocuk aklıyla o şok beyninde hasar ya kaldı. Zaten büyük bir ihtimalle herkes hani çok kişi şokta olduğun için de olabilir. Olabilir, olabilir. Peki senin bu kriz geçirmeni eşin biliyor muydu evlendiğinizde? Sonradan mı öğrendi fark etti? Sonradan. Daha çok tetiklemeye başladı evlendikçe. Doğumum zorlaştı benim. Doğumda zorluğun ne oldu? Ben yani nasıl diyeyim, hamile olduğumu hiçbir şekilde bilmiyordum Kadir Bey. Ne zamana kadar? 3 haftalık yani nasıl diyeyim? Merdivenlerden düştüm, yuvarlandım. Hamileyken ama haberin yok. Haberim yok. Kız senin burada. Allah'ım ya Rabbim, kızın başına gelmeyen kalmamış. Merdivenlerden yuvarlandım. Belimi çok kötü vurdum de kafama. Çünkü kafamdan darbe almamam gerekiyor. Aldığım anda kusuyorum, başım dönüyor. Eşim apar topar beni hastaneye getirdi. Hani dediler ki hamilelik şüphesi falan var mı? Ama ben yok diyorum. Eşim de diyor ki vardır hani. Olabilir insanlık hali. Ondan sonra dediler test yapalım. Teste dedi çıkar. Test falan yapıldı. Filme sokacak. Sonra dedik doktor dedi hamilesin. Dedik kaç hafta? 3 hafta. Filme falan sokulmadı. Ben belimden çok ağrılar yaşadım. Bazen ayakta duramıyorum, zorluk çekiyorum. Gene şansın varmış ki çocuk düşmemiş. Yani. Düşme sebebin neydi? Niye düştü merdivende? Ya şarj aletimi unuttum kayınvalidem ben de. Kaynım da onu getiriyordu. Merdivenlerden çıktım. Eşim dedim sen al. O da dedik oyun oynuyordu. Almadı, ben dedim çıkayım alayım o zaman. Aniden? Aynen, heyecanlandım, paniklendi. Esra zor bir yaşamın olmuş yani, Allah kimselere göstermesin. Üst üste sıkıntılar yaşamışsın, acılar yaşamışsın. Şu an mutlusun ama. Yo, mutluyum, Allah razı olsun. O kadar vadeler atlattık, kazalar geçirdik. Peki eşin bu krizlerde ne yapıyor yani, müdahale edilmesi gerekiyor mu sana yoksa bekleyip geçmesini mi bekliyorsun? Sakinleştiriyor. Tamam, sakin ol, geçecek. Evet. Bir anda geldiğini böyle anlıyor musun? Anlıyorum. Bir buhran geliyor, bir sıkıntı geliyor. Sıkıntı geliyor. Vurma kırma oluyor hani böyle bir yerlere vurma, kendine kaybediyor musun kendini? Yok, öyle olmuyor. Sadece oturduğun yerde sıkıntı basıyor. Sıkıntı basıyor. Kitleniyor musun? Kitlenip kalıyorum, ağlama geliyor. Sara nöbeti gibi bir şey. Aynen öyle diyeyim. O sırada hani komşularsa ya komşumu çağırıyorum bazen. Peki, bana da ağlatmaya çalışıyorum. Kötü bir şey olacak gibi hissedip de ağlamaya mı başlıyorsun? Evet. Yani sıkıntı basıyor. Sıkıntı basıyor. Panik atak gibi bir şey o zaman. Panik atak gibi bir şey. Sana tedavi olun. Sen o anda bile hemen çocuğu düşünüyorsun direkt. O geldiğinde bile çocuğunu komşuya bırakıyorsun ki tamam, görmesin, etkilenmesin. Ya zaten bazen etkileniyor. Anne geçenleri tuttu. Eşim geldi, Allah'tan komşuların falan geldi buraya. Baba annem ağlıyor diyor. O çok zordu ama eşimin desteği çok oldu. Ne kadar güzel. Yani hani derler ya, iyi günde kötü günde hastalıkla sağlıkta.
Eşim öyle bir insan. Her konuda yanımda. Her konuda yanımda oldu. Çok destekçi oldu. Evlilikte bu çok önemli. Evet. Sana iyi biri denk gelmiş. Eşin her konuda senin destekçin olmuş bu süreç zarfında da. Evet. Allah bu saatten sonra da ayırmasın inşallah. 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 Allah hayırlı da bir oğlan nasip etsin sana. Şöyle i̇nşallah. Topaç kimin? İstiyor musun? Şu anda istemiyorum. Tedavi gördüğüm için. Belki bir oğlan olsun bitsin. İstiyorsun. Oğlum olsun isterim. Adına ne koyarsın? Var mı aklında bir şey? Valla yok. İnşallah Allah ummadığım bir yanda nasip eder. İnşallah. Şöyle evin içinde de bir oğlun dolansın. İnşallah. Allah nasip etsin. Ne kadar güzel ki eşinden memnunsun. O yo, da senden memnunum. Adam senden memnun. Baksana her yeri istediğin gibi vitrin donattırmış. Yaptı. Goldları dizdirmiş. Bir dediğini iki etmemiş. Etmiyor. Maşallah. Peki biz şimdi kova suyumuzu koyalım. Şöyle bir yerimizi silelim. Sen halını süpürdün. Tamam. Halıyı gıllayalım hemen. Hadi Esra'cığım gel. Oh vallahi mis gibi oldu Esra. Eline koluna sağlık. Evin her yeri koktu. Hadi kalk. Geç 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 geç. Esra'cığım sen bulaşıklarını yerleştir. Benim aklım şu mikrodalganın tavanında kalmıştı. Tamam. Belki bir şey yoksa bile gene de alayım ben. Esra şunu ben bir ıslatayım sana zahmet. Tabii. Yalnız bir şey diyeceğim. Eşin hep mobilyanın kalitesini sana kullanmış. Kelebeli yanıma yüzün gibi. Kadir bak bunlar leke. Leke mi? Gerçek tahta yani. Yani MDF, onun üstüne cila, cilanın üstüne boya, boyanın üstüne vernik. Oo, dünyanın işlemi. Şu işlemelere falan baksana. Ama onlar temizliğinde. Evet. Diş fırçası. Dünyanın çilesi. Allah, Esra sen bu evde ne kadar çok toz alıyorsundur. Aynalar, aynalar, süsler. Maşallah. Kadın yaşamayı seviyor, evini seviyor. Aynen. Esra senin bir de bulaşık makinenin filtresini söktüm ben. Evet. Onun bir iyice içine bir alalım. Kalanlar vardı. Filtrede ne vardı? Filtrede böyle şey. Yemekten kalanlar vardı. O orta kısmı çıkıyor ya. Küçük. Esra'yı orayı çok çıkartmamış. Küçük. Ama salonu o kadar kargaşa ama şey yani kalabalık olmasına rağmen hiçbir detayı atlamamış. Vitrinin üstüne çıktı. O da gayet güzeldi. Ellerine sağlık. Esra'cığım evinde bayağı vakit geçiriyor. Belli oldu. Evet temiz kadın. Peki dış ses bizim etamımız ne bu hafta? Ocak temizleme. Niye patladın o söyledin? Sordun. Heyecan yaratıyoruz burada. Bir meraklandıraydın. Çok mu yağlı? Bilmiyorum artık. Kurumuş yanık mudur? Mı? Yanık mıdır? Yağlı mıdır? Salçalı mıdır? Leş gibi bir ocak. Leş gibi ocak. Temizlik benim işim hatırlıyor musun? Temizlik o benim evet. Kirledi evim. Aynı onlardan. Hadi ya. Kurumuş yağlar, çaylar, kahveler, salçalar. Bezi alacaksın, bez batacak. İşimiz çok zor o zaman. Hemen sen bulaşıkları diz. Ben tamam. Ocağı alıp geleyim bir an önce bu masanın üstüne. Peki ben ocağı getiriyorum. Haydi tamam. Esra'cığım. Esra'cığım gel. Altına sen dış ses. Evet Esra'cığım görmüş olduğun gibi berbat yapış. Allah canınızı almasın. Bu ocağı kim böyle hale soktu? Kim yaptıysa ocağı sönmeye inşallah. Yapış yapış. Abu. Kız şeker mi eritmişler? Şeker ağda mı yapmışlar? Yok yok şeker şeker şeker. Of of. Neyse Esra'nın o kuvvetli bileklerine dayanır mı bu ocak? Yağ sökücün, telin ve süngerin var. Musluk zaten orada. Hazırsan 3... Süre. En kısa sürede en iyi şekilde. Sana süre vermiyorum ama 5 dakika içinde yapman lazım. Kadir hazır mısın? Hazırız. Esra sen hazır mısın? Hazırım. Bismillah diyelim. Bence süreyi iyi kullan. 3, 2, 1. Esra çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Su kullanabilirsin istediğin gibi. Ah 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 ah. Alet edevat kullanabiliyor muyuz? Size sadece sünger ve tel mi? Sadece sünger ve tel. Tamam ha, başka bir şey kullanamıyorsun Esra. Çabuk ıslat süngerini. Saniyeler akıp gidiyor. Esra bundan iki fazla puan alıyorsun. Eline dikkat et şu gözlere. Ay, ooo! Ev batacak, çabuk. Halıyı da sok şöyle. Bunu böyle akan derede yıkamak lazım. Sıcak su mu kullansaydık acaba? Esra çabuk. Kullanamıyor musun hiçbir şey? Çatal matal mı? Çatal kullanmak ister misin? Evet, isterim Kadir Bey. Çünkü şekerler yapışmış. Çatal pek işe yaramaz. İyisi mi sen bir tane bıçak ver oradan. Kız, bıçak mı vereyim? Esra al. En zor etap benim mi? Çok yakmışlar Kadir Bey bunu. Allah bu çıkmıyor. Su.
Ne? Su mu? Al Esra el bezi. Ne istiyorsun? Kınayı getir anne. Kadir be yanmayın ya. Çıkmıyor, çıkmıyor. Bastır bak bayağı aydınlandı. Bak bir bezinle al bir kafasını. Kız şunlara çatalı soksana şekerleri kaldırsana yerinden. Çıkmıyor. Ama şeker olan, yandım şeker olan. Tararayla çatalından bastır Esra. Bir de kötü koktu ki. Kız şu iki elinden dürtülmesene Esra. Bak kendi namından bile geliyor bak. İki puan var ucunda. Şu telini bari sudan geçir. Tel sakız gibi oldu. Kız Esra ama iki elinle bastır ucuyla. Sana ya. Çok kötü yapmışlar. Kadir Bey bozak kimse gitmiş. Çöp. Bizim Sedat Bey'in ocağı bu. Abo. Yardım olsun diye bu hafta bunu yaptık. Çabuk çabuk çabuk. Esra. Hadi Esra'cığım hadi dış ses ne kadar geçti? 3 dakikayı geçtim. Aa, Esra 5'e 2 dakika. Kız ele sabır mı hep attı? Alçaklara kar yağıyor üşümedi mi? Sermişin sonunu düşünmedi mi? Esra'cığım çabuk. Kız orayı bıçağınla alsana kız. Yok yok olmadı. Geçti. Bitti. Yapamıyor musun? Bitti Kadir. Pes mi ediyorsun? Yok. Aa. Yok yok. Son 40 saniye. 40 saniye mi? Ay gitti gitti. Bocu baktım gitti, Allah'ım. Gitti. Süre gitti Esra. Puan gitti Esra. Bir gitmedi gitme. Daha benimden 4 kişi daha var. Onun ikisini göreceğiz. Son 25 saniye. Bırak ay, konuşmayı. Ay şu Gülden bir de şeyden korktum. O sarı saçlı kadın vardı ya kırmızı ayakkabı. Nerede? Kırmızı nerede? Ayakkabı ayakkabısı ne ara gördüm? Allah canına olsun seni. Son 15 saniye. Ay, Esra gitti, kız gitti. Bak bak. Parmağımından geliyor bak Esra. Tırnaklarını kestim Kadir Bey, yemek yapılacak. 3, 2, 1, bitti. Bırak Esra. Buna şükür. Yüksek yüksek tepelere evi kurmasınlar. Uçan da kuşlara malum olsun. Ocağımız çıkmadı. Ama çıktı çıktı çıktı. Niye yani iyi kötü çıktı. Yani Esra elinden geleni olur. Yaptın. Olacağı ama buldum. Şuralar çıkardı bak. Çatal da verdim sana Esra. Olsun, sağlık olsun. Yapacak bir şeyimiz yok. Kıran da yakıldı. Kalk gidiyoruz. Hadi. Evet, haftanın ilk kitabını bitirdik. Esra'cığım yerine koluna sağlık. Ben daha ümitliydim Esra'da. Ben de. Neyse, kısmette bu var. Çünkü bileklerin falan mökkem. Esra sen bir bastırdın mı? Bunlar canız var. Elinden geleni yaptın yine de yapacak bir şey yok. Kalk elimizi. Asıl etap şimdi bu ortalık silinecek. Her yer battı. Neyse ben kovası alıp geliyorum. Mutfağımızı temizleyelim. Sonra Esra'nın muhteşem menüsüyle karşınızda olacağız. İlk tanıştığımızda o beni sultanım diye kaydetti. Ben onu ne diye kaydettim? Hünkârı paşam mi? Diye kaydettim. Paşam. Ay gördün mü? Lale devri yaşıyorlar karı koca. Aa bak yok. Onda aşlayamam. Got değil onun sapları. Kadir Bey bana soğan da doğru. Kız yeter. Kaç kilo soğan doğuracağız sabahtan beri? Ay ortada hiçbir şey yok. Aa. Vallahi yok Kadir Bey. Yeni aklımıza geldi. Senin Kadir bana bu hamuracı ver. Bacım sen geçtiğinden ben hal. Bu bildiğin pestil oldu dök tülbente. Her şey suçlusu benim. Kadir bana bunu topla. Hacı elması mevlüt pilavı gibi 3 gündür pişiyor. Bacım senin elinin emeğini göreceğiz. Şimdi koy onu. Yemin ediyorum koyun güden çobanlar gibi. Ona git buraya gel hadi hadi çabuk çabuk. Enem Arat benim de etapın ardından Esra Hanım'ın mutfağıyla karşınızdayız. Görmüş olduğunuz muhteşem lake dolaplarıyla, gold detaylarıyla ve tabii ki de iddialı menüsüyle Esra Hanım karşımızda. Esra Hanımcığım, hazır mıyız? Hazırım. İyi ki de el açma böreği seçtik. Evet. Bak hamsili pilavı beğenmediler. Aynen. Seni dillerinden kurtardık. Bence ekibimize bir teşekkür etmemizi. Teşekkür ederim. Ne demek? Estağfurullah. Peki... Kırmızı kapya biber çorbası. Evet. Kalk dedi ki çocuğuma yapıyorum. Denecek laf mı oldu şimdi? Denmeyecek. Çocuk oyuncağı mı yani bu çorba? Değil. Ara sıcak olarak el açma kıymalı böreğimiz. Evet. Yanına mis gibi havuç taratorumuz yoğurtlu yoğurtlu. Onun peşine güzel şöyle pürüzsüz bir püre bekliyorum senden patates. Rosto köfte mi dana rosto mu yapıyoruz biz? Rosto köfte. Bütün yapacağız dilim dilim keseceğiz. Sonra tatlımız olarak sütlaçımız ama fırında sütlaçımız. Evet. Salatamız da mevsim salata önemli değil zaten. Yalnız ev yapımı kayısılı meyve suyu da var. Evet. Evet bak kuru kayısılarımız. Burada bunları güzel kaynatacağız. Kendi el cihazlarımla açtık, kuruttuk. Erzincan'da. Erzincan'da. Erzincan'dan, Kemah'tan. Tello can, yer gelir oynamaktan. Tello, tello, tello can. Haydi bakalım, coşacağız bugün. Şimdi neyden başlıyoruz?
Şimdi neden başlıyoruz? Çorbadan başlayacağız. Çorbadan? Nerede kabiber? Bunlar közlenecek mi? Yok, közlenmeyecek. Yıkayıp çiğ şekilde açacağız, haşlayacağız, blenderlayacağız, süzeceğiz. Ama normalde közlüyor diyorlar ya bunu. Yok, ben közlemiyorum. Anladım. Peki, hadi sen öyle diyorsan öyle yapalım. 3, 2, 1. Hadi bakalım Esra, marifetini göster. Tencerelerini mi, kupları bile gold. La ilahe illallah. Bir şey diyeceğim, hepsini mi haşlayacağım? Yok. Bence iki tane yeter. İki tane yeter. Yani, yalnız şu suları göğüsten değil, lütfen buttan falan yapın. Daha yağlı, daha lezzetli. Şunu koyayım, hızlı olalım yalnız, süremiz geçiyor. Vallahi böyle gidersek yetiştiremeyiz. Daha börek falan atacağız. Suyuna da pilav pişirmişler. Ya bili 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 çilli de horozum. Horozumun tüyü kara sesi gider Üsküdar'a. Ben sana soğan soyuyorum. Ne yapacağım bu soğanı? Şu derin tencereyi... Aşure tenceresi bu kadar yukarı. Tamam. Esra hızlı at at, çabuk çabuk çabuk. Kadir, ne koyduk onun içine? Şimdi domates koyduk, kırmızı kapya biberdik, soğan koyduk, hepsini çiğden koyduk. Üstüne de suyu iteliyoruz, ocağın üstüne atıyoruz. Sonra bunları robottan mı çekeceğiz? Evet, robottan çekeceğiz. Peki sonra bir salça, bir şey kavrulacak yok, mı? Yok, koyulmayacak. Yağma nerede? Onun terbiye yapacağız. Heh, onu soruyor. Neye geçiyoruz? Şimdi bence böreğin hamurunu yoğuralım. Böreğin hamurunu yoğurup onu dinlenmeye bırakacağım. Gül böreği hamuru için göz kararı un, tuz göz kararı su, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi, yarım çay bardağı süt, sıvı yağ. İçi için 500 gram orta yağlı dana kıyma, bir adet soğan, karabiber, kırmızı toz biber, tuz, sıvı yağ. Üzeri için çörek otu, sıvı yağ. He, kıyır kıyır börek olacak sirke dediğine göre. Halamızdan aldık bu tarifi. Anam, siz ailecik hiç aç kalmazsınız. Yok, kalmıyoruz. Yumurta değil Kadir Bey. Yumurta saydı. Kadir Bey. Sen ya. Ya. Tamam, dur, ben onu geri alıyorum. Aldım bakayım, gel. Kız, kaç kaşık sirke koydun sen? Ben onu göz kararınca ayarladım Kadir Bey. Yani 1,5 yemek kaşığı falan vardı. Sütü de koyun. Sütü koyacak da ilk önce bir unu. Önce sıvıları karıştırın. Sıvıları mı karıştırın? Evet, öyle yapın. Ne kadar süt? Yarım çay bardağı. Yarım çay bardağı, yani o yeter Kadir yeter, Bey. Tamam. Sıvı yağ var Kadir Bey. O ne kadar? Tuz da koyun. Tuz koyulacak, o unla beraber. Durun, şöyle göz kararımı ayarlayayım. Tamam, unu da göz kararı mı? Unu 3 bardak koyalım bir. Kadir Bey, şu en alt çekmecede streç var. Streç çekin, hamurun üstü pürüzlenmesi. Gelmiyor ha. Al, 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 al çabuk. Ya da o bitmiş, al hamuru. Daha kalın mı? Bitmemiş ki, var orada. O çok ince şimdi. Onu açana kadar süre gidiyor. Buna da süre gidecek. Gidecek tabii. Çabuk çabuk. Kaç tane patates soyayım? Bunun hepsini doğrayayım mı? Anca yeter. Esra'cığım, bir leğen alabilir miyim tabii bu arada? Tabii Kadir Bey. Şuradan. Bura tamam, haşlansın. Senin başka tenceren yok mu? Şundan haşlayacağım ben. Onları mı haşlayacaksın? Bana gene bir gold deter şey. Aa bak, yok. Onu da haşlayamam. Gold değil onun sapları. Ne koydun oraya sen? Şimdi şeyi koyacağım Kadir Bey. Ev yapımı kayısı kompostumu koyacağım. Tamam, onu da koy. Ev yapımı kayısılı meyve suyu. Göz kararı kuru kayısı, göz kararı şeker, göz kararı su. Şunu su da atacağım. Yok, su. Patateslerin suyunu ekliyorum. Evet, ona az bir de tuz atalım Kadir Bey. Ama ocağım yetmedi. Küçüktük gelsin o zaman hemen. Oo, ortadaki de gayet iyi. Tuz neredeydi? Tuz atayım hemen üstüne ben. Hava kaçırıyor, gördünüz mü Kadir Bey? Kim o? Dış ses mi? Evet. O sırada şey yapalım. Havuçları ağır ağır kaynar o. Kendiliğinden fışlatıyor. Neyse tamam, o okey. Şunu kaldıralım kenara. Şurada, şurada kalsın. Tamam. Patates püresini attık. Kompostayı attık. Çorbayı şimdi attık. Şimdi havucu rendeleyelim. Sütlacın pirincini koydun. Evet. O da bunlar kaynıyor. Bak, yavaş yavaş geliyor, kendilerine kaynıyorlar. Havuçları tarotör için. Yeter mi bu Kadir Bey? Bence biraz daha ver, az o. Karabiber, kimyon, pul biber, bir de 3 diş sarımsak. Sen bana şeyi versene, renderin diğerini. Verdim Kadir Bey. Hani nerede? Soğanlar nerede? 2 tane mi soğan? 2 tane soğan rendeliyorum değil mi? 2 tane yeter Kadir Bey. Tamam. Gözlüğümü taktım, eldivenimi taktım. Beyin cerrahımız da orada, görüyorsunuz, havuç rendelemek için. Havuç rendelerken de yani eline eldiven takmayan da ne bileyim. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?
bana ettikleri. Ay ben ne yapacağım çocuğum gelecek. Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diye kandırma beni. Soğanı da rendel etme bana ya. Kadir Bey gözlerim yanıyor. Aa niye kız? Soğanı rendeleyen ben, gözleri yanan Esra. Ama çok kötü yanıyor. Ağlayabilirim. Ağla. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Çık 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 çık. Sevin de sevme. Ağlama ağlat. Yoksa zehrolur bu tatlı hayat. Evet Esra'cığım. Gayet güzel bir şekilde soğanları rendeledim. Tamam. Hiç gözüm yanmadı. Benim yanıyor Kadir Bey. Suyunu sıkıyorum soğanın. Evet suyunu sıkın, acılığı gitsin. Koydun mu bütün köftenin malzemelerini? Koydum, soğanı koyulup yoğrulacak Kadir Bey. Sarımsak koyacağım mı? Evet sarımsak da rendelenecek. Desene kız, Allah canını almasın. Tamam. Oh! Köftemizi yoğuralım şöyle güzel. Yumurtamız, soğanımız, ona baharatımız. Ona az bir şey koyacağız Kadir Bey. Ne? Yarım su bardak, çay bardağı. Ne? Su. Getir koy, getir koy. Esra Hanım gözlerim yandı vallahi. Benim de yandı. Benim hiçbir şeyim yok, gayet rahatım. Mehmet'in bacaları. Vay le 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 le. Vay le 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 le. Vay le le vay. Ders verir hocaları. Uyaman can kurban. Oh! Gayet güzel bir şekilde köftemizi yoğuruyoruz efendim. İyice de yoğur Kadir. Sen merak etme. Sakız kıvamında olacak. Köftenin münciri çıkacak köftenin. Çi köftenin adına, baklavanın tadına. Şöyle yapacak. Bu dolaba atacağım ama bunu. At 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 dolaba at dolaba at dolaba at. O da tamam. Şimdi ne yapayım? Tamam mı? Bu yeter mi? Yeter Kadir Bey, bakayım. Tamam, o da tamam. Tüp geldi hanım. Köfteyi dolaba atıyorum. Dur oğlum. Can tüp geldi. Açarı yağda koyacak mıydım ben bunu kavururken? Yok, koyulmayacak. Bu da dinlenecek dolapta. Getir bunu. Aldım hemen. Kadir Bey bana soğan da doğra. Kız yeter, kaç güne soğan doğuracağız sabahtan beri? Sen neyi çalıp oynuyorsun kendi kendine? Adam kendi ritme kaptırdı. Ama getir. Şey için Kadir Bey, böreğin harcı için. Tamam, kıyma için mi? Evet. Tamam, dur onu da halledeceğim. Şu masayı bir alayım. Tamam. Haydi güzelim tın tın, şeker ezelim tın tın tın. Bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim. Soğan doğruyorum ben tekrardan. Evet. Sizin kaderinizde soğan doğramak var. Vallahi ki. Pencerede perdesin, nazlı yar neredesin? Seni benden ayıran ömür boyu gülmesin. Oo, havuçlar şırıl şırıl turuncu yağlarını saldı. Şunları da dolaba. Havuç taratörünü yoğurdun da yaptım, attım dolaba. Harikasınız. Şimdi salatanın malzemelerini doğrayacağım. Tak şak şak. Tam marangoz karısı. Esra havucu unutmayalım bir yanda. Kadir Bey yanıyor yanıyor. Yanları yandı Kadir Bey. Kız çok mu yandı? Yanları yandı Kadir Bey. Ya. Yanları yanları yanmamış. Az dur yanları geri gelesin. Kıstım altını. Tencerenin yanları o. Kız bu iyi iyi. Güzel ağırdan ağırdan alsın kendini. Buna yağ koyacağım mı? Kıyma nerede kıyma? Kıyma mı orada Kadir Bey? Bakın iyi kontrol edin. İçinde soğan kalmasın. Buna ne soğan kalmasın? Hepsini rendeledim ya. Ama yaptığın ayıptır sen. Yok artık. Yeah, ha, yok dedi. Başka? Gördünüz mü? Bakayım rahmetli dedem de için dedim. Tövbe estağfurullah. Yaptığın doğru bir şey değil. Bence de değil. Ya üstüme iftira atmak için adam neler şantaj montaj her şey yapıyor. Bu kıymaya yağ koyayım mı bacım? Yoksa kendi yağını mı versin? Biraz kendi yağını versin, sonra bir inceden koyarız Kadir. Tamam bir şey yapsın, sulansın kıymamız. Bu orta yağlı mı tam yağlı mı? Orta yağlı. Orta yağlı. Bir de Kadir Bey bunu güzel yoğuramamışsınız. Esra az önce sana gösterdim tamam dedin. Tutmuyor. Ama az önce ben yoğurdum, sen tamam dedin bana. Bilmiyorum, köften tutmuyor. Tutması lazım. Ama sordum tamam dedi, demese devam ederdim. Kadir Bey ocaklara bakın. Bakıyorum dur. Bir asker ocağına döndü burası. Ben bu havucu bence kapatayım mı? Olduysa kapatın Kadir Bey. Bak, soğumayı alalım. Okay. Rengini verdi Kadir Bey, oldu. Kapatıyorum. Kıymalarımız kavrulsun. Ben daha onu elinden yeni sıyırdım eldivenden. Sen hemen çıkarttın. Sonra suç gene benim oldu. Her şeyin suçu benim. Kızım
ağladım ben. Kadir Bey günah keçisi çıkıyor. Aa, kıymama bak ama. Bulgur bulgur oldu. Az da yağını koydum, kendine geldi o şimdi. Önce kıymamızı kavuruyoruz. Güzel pişsin, lastik gibi olmasın, yağını versin. Sonra soğanımızı koyacağız. O lezzetli şekerli suyunu kıymaya karıştıracak. Bunlar birer ahenk arkadaşlar. Yemek dediğimiz şey şiir gibidir. Ama şimdi bunun üstüne geldi yumurta kırma, göz göz. Evet, şimdi neyimiz kaldı? Şimdi börek açmadık. Şimdi börek biraz daha dinlensin için. Rosto köfte fırına girecek. Patates püresi daha haşlanıyor. Salata yok. Sofra yok ama büyük büyük yemeklerin hepsinin ana baştan, yani daha hiç elimize atmadığımız yemek kalmadı. Hepsini el attık. Evet. Aşama aşama gideceğiz bundan sonra. Peki sen süreyi merak ediyor musun? Ediyorum. Kaç dakika geçti? 36 dakikanız geçti. İyi, tamam. Aa, güzel. Bütün yemeklerin aşamasına başladık. Ama tabii bir börek de rosto fırına girecek. Onlar girse bir de fırında sütlaç da girecek. Oo, süreyi iyi ayarlamamız lazım. Hadi bakalım, mutfaktaki serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Esra hanımızın bir şekilde sütlaçına geçecek. Siz de boş durmayın. Hemen başvuru formunu doldurun. Esra gibi azimli, hırslı olanlar çıksın gelsin. Tek gelsin. Çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Heh, hadi bakalım. Hangisini vereyim? Pembeyi ortaya. Yemeklerimizin aşaması devam ederken süremiz gitmesin dedik. Hamurumuz dinlenmişti, kıymamız da soğumuştu. Kıymayı güzel kavurduk, soğanı ekledik. Karabiber, pul biber, biraz da tuzundan hazırladık. Şimdi sirkeli olan hamurumuzu açacağız. Bakalım Esra Hanım hamurda ustayım dedi. Nasıl açacakmış yufkayı bir görelim. Ustayım demedi kadın, açıyorum dedi. Ben onu usta gibi görüyorum gözümde. O benim bir hamur ustası. Senin hamur ustalarından ne eksiğin var? Biz şeyde dükkanı açtık. Ne? Anam siz maşallah. Biz aynı boyu. Bütün piyasayı elden geçirmişler. Börek dükkanı açtık. Börek. Ne oldu? Kapattı. Niye? Açmanız önemli değil, nasıl kapattığınız önemli. Nasıl kapattık? Ortaktık. Niye? Amcamlarla. Abim askerden geldi. Ben yaklaşık 2 haline çalıştım nişanlım, sonra izin vermedi. Yoruluyorsun dedi. Yoruluyorsun dedi. Adam nasıl düşünüyor seni, görüyor musun? Beni çok düşünürdü Allah için. Maşallah kız, çok şanslısın Esra. Yok, eşimden çok. Bu zamanda çok... öyle bir koca bulmak kimsenin harcı değil. Yani o konuda şanslıyım. Allah diyorum ya, Allah herkese benim gibi eşim nasip etsin. Amin, amin, amin. Nazara da geliyorum böyle Kadir Bey. Evet tabii ki. Öyle anlatırsan nişanlım beni yormadı, yok şunu yapmadı. Ama hala adamın evlenme teklifindesin sen de. Kadınları ben anlamıyorum. Ne yaparsanız yapın, bazı şeylerde kilitlenip kalıyorlar. İlla o olacak. Düğünde istediğin takıları taktı mı? O işe hiç girmedim Kadir Bey. Peki, hiç girmiyorum o işe. O biraz şey. Merdaneyle açmayacağım önce bir zor. Merdanem yok. Aa, tüh. Deseydin ya kız getirin. Çok uz koymayın. Az mı olsun? Evet. Oklaman da baklavalık ki oklaman. O kadar ince ki. Gül böreği el açması yapacağını söyledi. Hamurun inceliği. İç malzemesi özellikle çok önemli. Peynirli bir gül böreği tercih etmem. El açması gül böreği yapacakmış. Neli olduğunu bilmiyorum. Sormadık. Bakalım, patatesli değildir inşallah. Bence patatesli olursa çok sıradan olur. Peynirli olursa yakışacağını düşünüyorum ara sıcağı. Kadir Bey, patatese bakar mısınız? Bakayım da ne yapacağım bakın. Ne yapacaksınız? Olduysa kapatacaksınız altını. Sen bir bak, piştiyse kapatayım, süzeyim ben onu. Esra Hanım, bu ne böyle? Biraz yağlayın şunu. Daha ne kadar yağ süreyim? Daha yağ konur ona. Sen çok yağlı diyecekler. Börek bu. Yağsız börek mi olur? Esra, bir de el açma börek bu, kuru olur. Hamuru yağı yiyor zaten bu. Daha açayım mı Esra bunu? Yağ gitmesin diye içi gidiyor kadının. Yeter, yağ kadını. Biz aldık. Karıştırdı. Kız evdeki yağ kullanmıyor. Bizim yağ kullanıyorsun. O yağ bırakacağız size. Dilediğiniz gibi kullanın. Bazen alıyorlar. Geçen gün almışlar Cemile'lerin evden. Program biter bitmez Cemile gitmiş tezgah. Bakıyor yağdırıyor mu diye. Cemile Hanım'ın evinden de alalım yani. Nesli'den alsaydınız, onun tezgahının altına geri bırakmışsınız yağını. Neslihan Hanım yağın peşine düşmüş. O tereyağının peşindeydi. Ay benim şeyim Kadir, Kadir. Sütlacım, sütlacım. Açmadın mı altını? Ya altı kısık da. Neyi dert ettin kendine? Bulamadım. Pirinçler dibine sarılmaması lazım. Fırın sütlaç düşündüm, davette olmaz. Fırın sütlacı normalinde çok severim ama günlük yaşantımda severim. Şerbetli bir tatlı olabilirdi, tercih edilebilirdi. Köprünün altında bin gayme buldum. Hoplama Halime'm ben buldum. Hop hop. Cotlama Halime'm ben buldum. Çat çat. Bunları yağlayıp yağlayıp üst üste koysak ya. Hayır öyle değil. Esra sen nereliydin? Ben Kastamonluyum. Kastamonu. Neresinden? Doğanyurt. Sen Cidelisin. Sakın Doğanyurt'luyum deme bana. Ben Cideliyim. O camı açın.
Etli ekmeğimiz meşhurdur. Bari benim yanımda deme, ben Konyalıyım. Etli ekmek Konya'nın, daha hafta sonu senedir. Siz Erzurumlu değil misiniz Kadir? Hayır, annem Bayburtlu benim. Kadir, senin de nereli olduğun belli değil. Ama en azından kendi ailemin içinde gidiyorum memleket olarak. Senin gibi önüme gelenin memleketini sahiplenmiyorum. Babaannem Bulgar göçmeni, annem Bayburtlu, babam Konyalı. Ben de Selanik göçmeniyim. Selanik göçmenini 4 sezonda kaç kere ağzından duyduk? Vanlıyam, Şanlıyam, Urfalıyam, Siirtliyem. Her gün bir memleket söylüyor. Adam sabah uyanıyor, pusulayı çeviriyor. Acaba bugün memleketim hangi yöne düştü? Vatanımın her vilayetini seviyorum ben. Orası ayrı, biz de seviyoruz ama herkesin kütüğü farklı. Senin kütüğün çakı feleği şeyi gibi, çevirme şeyi gibi. Şimdi kayısı şeyime blenderlayacağım. E niye, suyun içinde olmaz mı şöyle ağzımızda denesi gelsin? Ama niye meyve suyu dedik? Komposta demedim. Komposta demedim. Komposta olsaydı olurdu. Ben boşaf yapacağım sandım seni bir an. Yok, el yapımı meyve suyu kayısılı. Esra Hanım, size birinden bir hediye geldi. Evet, kimden? Buyurun. Seviyorum dedi. Kesin gelmiştir. Sen benim kadınımsın. Yarınlarımı umutlarımsın. Sen benim hayat kaynağımsın. Yarınlarım için merhabasın. Seni seviyorum aşkım. Başarılar diliyorum sultanım. Mimarım benim. Mimarım benim. Marangoz muydu kız koca? Marangoz. Hayır, hayatımın evi o dekore etmiş ya, o yüzden mimar şey demiş herhalde. Mimarım demeyin. Bir sürü kadınlar var mimar. Ben şimdi yüreğime iner. Hayatımın mimarı falan demek istedi herhalde. Ya ortada karşıma. Aynen. Sen adamın hayatının mimarısın. Mutfak dolaplarını, salon takımını sen şekillendiriyorsun, evet. Ya o yüzden öyle bir şey yazmış. Bu masayı koysak dekoratif. Koy. Ama çatlasın desinler ki, ay ne kıymetli kocası var, gördün mü neler ama neler yapmışlar. Ama şimdi demezler mi, küçük kalmış, şöyle kalmış. Kadınlar çatlasınlar desinler ki, ay kocası nasıl seviyormuş, çiçek yollamışlar. Tam ortaya konduttur şöyle. Tam koyalım da laf etmezler mi sonra? Ne çıkma masa çiçeği? Mimarlarla işinizin ne alakası var? Eşimin çoğu çalıştığı firmalar hep mimar. Mimarlarla çalışıyoruz. İşiniz mimarlarla mı takılıyor? Kadınlar da sokma şeyler. Bir sevdişim dolu. Adamın bir tanesi öyle çiçek firmasına not göndermiş. Biri karısına, biri de sevgilisine. Çiçek firmasında çalışan kadın da anlamış bu adamın karısını aldattığını. İnadına sevgilisinin notunu karısına, karısının notunu sevgilisine koymuş. Sayın seyirciler, ben Esra Hanım'ın kıskançlığını bildiğim için kendisine şaka yaptım. Eşinden özür dilerim. Burada mimarım falan yazmıyor. Ne yazıyordu? Sultanım. Sultanım yazmış kız. Sultan sensin değil mi? Ama Kadir Bey, biz ilk tanıştığımızda o beni sultanım diye kaydetti. Ben onu ne diye kaydettim? Paşam diye kaydettim. Paşam. Ay, gördün mü? Lale devri yaşıyorlar karı koca. Biz öyleyiz. Allah bozmasın inşallah. Bak çok anlatıyorsun. Vallahi nazar değecek. Aynen, vallahi nazar değer Kadir Bey. Ben onu robottan geçireyim. Sen gel şu yufkaları hallet. Biraz rahmetli babaannemin mermeleti gibi oldu. O ne olmadı? Biraz daha su koyadım açalım. Kadir, ne olmuş bu böyle? Bu bildiğin pestil oldu. Dök tülbente. Esra, bunun tenceresi küçük geldi. Bacım. Şu büyük var, başka da yok Kadir Bey. Tencerem var, tavan var. Beni çekemeyen avan var, dur. Tencere var burada. O alçak ama, alçak tencere. Şimdi şey yapacağım, çorbayı blenderlayacağım. Buna biraz daha su konup kaynaması lazım. Şeker koydun mu sen buna? Koydum. Oo, baksana nasıl koyuyor. Esra Hanım, bir saatiniz kaldı. Bir saat mi? Aman vallahi bu saat kalmamıştır. Bakın 59 dakikanız geçti. Ay, ortada hiçbir şey yok. Aa! Vallahi yok Kadir Bey. Yeni aklımıza geldi. Köprünün altında bin gayime buldum. Bırak şimdi köprüyü, geçidi, alt geçidi. Geldin sen, sen niye boş duruyorsun? Biraz iş yapsana. Ne yapayım? Tak ortalığı bir şey. Sıvartalı karıştırıyorsun mikser gibi. Ay, bir saatim Allah kaldı aşkına, daha hiçbir şey yok. Şu tezgahın şurasından çık, gel şu masanın üstüne. Dışsız. Kadir Bey, ortada hiçbir şey yok. Şeyden. Robottan. O robottan çekilsin. Sen böreği at. Böreği daha fırına börek girecek. Evet, evet, evet. Şu patatesler biraz süzülsün. Ezeceğim ben şimdi onları. Esra, bu tavuğun da suyu bitmiş. Bacım kaynıya kaynıya. Sen ilgilen Kadir. Esra, tavuğun suyunu kapattım. Tamam, ondan az bir şey lazım. Ona sıkıntı değil Kadir Bey. Kadir, bunu böleyim mi? Yoksa büyük olarak mı sarayım? Bence iyi zaten, yırtık ya. Tamam. Hiç kıymanın tadına baktın mı? Hiç bakmadım Kadir. Kız bir baksana yemeğinin tadına. Şimdi bakamam ama, zaman kaybı. İsmin ne dedi söyleyiverdim, Esra Esra. Elektriği de bulmuş Nikola Tesla. Lafları da çok meşhur Kadir Bey. Şu büyük topakları bir çatallayız. Bunun içine ne koyacaksın sen? Süt, muskat rendesi, karabiber. Ay, muskat aman, olmazsa olmazımız. Süt.
miktarı, tereyağı miktarı, tuz miktarı bunlar çok önemli. Patates püresinin kıvamlı olması gerekiyor. Ağzımıza tane tane patatesler gelmez. Umarım pişirirken güzel pişirir. Tuz attın mı sen bunu haşlanırken? Atmadım. Siz koydunuz zaten. Patates haşlanırken tuz atılır ki şöyle güzel. Yok, siz attın. Attım, ben attım. Siz attınız Kadir Bey. Kaşar maşar var mı buna? Çok az da kaşar rendeleyeceğiz. Bence kaşarı rendeleyelim, kenarda dursun. Bunu ısıttıktan sonra sıcakken içine at, erisin. Böyle mi yapalım? Ama unutursan şimdi koyayım, unutur musun? Sonra koyalım. Tamam. Niye biliyor musun? Donmasın mı? Bak kıvamının güzelliğine bak, dış ses. Ama kuluk bulurlar Kadir Bey. Ne yaparsanız yap, pürsüz de olsa kuluk bulurlar. Olsun, sen gene de savun kendini. Ben şimdi bunun muskatını da rendeliyorum. Ona az bir karabiber sen yapacağım. Sen fırını aç, fırın ısınsın bir an önce. Ay, fırın yandı, yandı. Yaktın mı fırını? Evet, yaktım mı? Çok ısındı Kadir. Tamam, bir şey olmaz. Fırından ısındığından zarar gelmez. Benim elime ayağım birbirine dolaştı ya. Dolaşacak tabii, burası yarışma, her şey olur. Ama ben yapıyorum Kadir. Esra, bunun tuzuna sonra bak. Tamam. Tamam, bunun ağzını kapatıyorum ben. Ekme püreye bak, püreye bak, 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 bak. Bunu bina dışı montajcıları köpüğün altına sürüyor macun diye. Kaç bölümdür püre yapıyorum. Bir defa bile kendimi böyle abartmadım. Kadir, bu çalışma stilim. Bu benim çalışma stilim. Sabancı ne demiş rahmetli? 100 lira kazanıyorsanız 70 lirasını reklama yatırın demiş. Şimdi akıllarda senin püren mi kaldı, benim püren mi kaldı? Senin Kadir, bana bu hamuracı ver. Bacım sen geçtiğinden ben hani... Bacım senin elinin emeğini göreceğiz. Haklısınız. Sen bu sütlaçın altını kapattın mı? Hayır Kadir, onun terbiyesini katsana. Sen bana böyle sen güzel karıştır onu koyulaşana kadar. Kaynadıktan sonra mı, şimdi mi? Şimdi koy onu. Nerede terbiye görelim? Termatörün üstünde. Biz sütlaçımıza terbiyemizi ekliyoruz. Süre bitiyor Kadir. Tamam Doru. Her şeyin sonu bana çıkıyor ya. Daha köfte var. Vallahi daha köftem hazır değil. O köfte olmazsa bana çok eleştiri gelecek. Meyve suyumuz kaynıyor. Her şeyimiz tam bir kayısı suyumuz eksik. İçelim, cırcır olalım. Bu çorba ne olacak? Süzgeçten bir şeyden geçecek mi bu? O süzgeçten geçecek. Şurada süzgeç var Kadir. Ters süzgeç mi? Evet, ters süzgeçten geçireceğiz. Tamam. Sonra ona tereyağı. Un, şu kayısı suyunu bir yıkayayım. Allah Allah, coştuk efendim. Esra'cığım haydi hızla börekleri çifter çifter sar. Bir sesle o montunu al da sırtına. Evet, bugün bana yardım etmiyorsun. Çeşme başında su bekliyor. Ses, bana yardım et. Daha ne yapayım, rondoyu yaptım ya. Ay canım çıksın. İki tane vız vız ettim. Aşk olsun ses. Kız, o kadar şey alıyorum dedim de düzgün bir süzgeç niye almadın? Kadir Bey, şimdi ben bana böyleyim. Aslında ben almış kadar... Alınması gereken şey 12 takım çay bardağı alana kadar bir tane derin güzel elekme alsaydın ya. Ya bana hiç aklıma gelmiyor. Demek ki sen indirime kapılıyorsun. Sepetime ekliyorum ne varsa. Ay bir de evde. Sepetime ekledim. Oh kocam sağ olsun. Koca parası yemek nasıl bir şey? Keyifli mi? Ya keyifli. Kendi paranın yerini tutmuyor ya. Değil mi? Bizim bir işe gittim. Kendi paramı kolay kolay harcamadım. Yolunun yukarıda koydum. Gidip onu bir taksiciye yatıramadın değil mi? Yani insan kendi elin şey yaptığını kazanıyor ve harcayamıyormuş. Adamlara acımıyorsunuz ama kendi paranıza acıyorsunuz. Siz var ya siz. Allah bu ev hanımların şerrinden korusun. Amin. Çok fenalar. Adamların cüzdanlarından uzak tutsun inşallah. Rabbim ev hanımlarına indirim yüzü göstermesin. İnternet alışverişinden uzak tutsun. Var ya, yoksa vay halimize. Güzel oldu ama kız, ince açtın yufkaları. İnşallah beğenler Kadir. Valla bilmiyorum. Sen güzel öv yufkanı. El açması hazır, dokunabilirdim. Gül böreği el açması yapacağını söyledi. Hamurun inceliği, iç malzemesi özellikle çok önemli. Peynirli bir gül böreği tercih etmem. Kıymalı da yapmaması gerekir çünkü köfte ana yemeğinde de kıyma var. Patates püresi de var. Haliyle peynirli börek yapması gerekiyor. Ha, bak güzel açıklama. Pratiğe kaçabilirdim ama burada yarışma konusu. Benim diyen kadın yapamaz de bunu. Evet, onları da göreceğiz, onları da kendimle. Onu kullanma. O çok basit bir art. Onun suyu çıktı. Ondan ne olur vazgeç. Son 45 dakika. Ah. Ay ya vallahi yoktur o kadar. Vallahi yoktur. Artık var ya uğraşamayacağım. Yoktur yoktur. Denemem, denemem. Sıram kalmıyor. Beynim döndü. Tansiyonum çıktı. Tamam, benim de şimdi tansiyonum şeklim düşecek. Bayılıp düşeceğim ben şimdi burada. Tavuk yiyeyim mi? Yok, sevmem ben tavuk etini çok. Esra, bu çorbaya tavuğun suyunu mu ekleyeceğim? Evet, tavuğun suyunu ama dur öyle değil Kadir Bey. Ne? Tereyağını eriteceğiz az bir şey. Ondan sonra... Ama ben hangi birine yetişeyim? Tamam, ben şimdi el atıyorum. Dur bir dakika, beni paniklettirme. Onu şimdi hafif... Ay onu aç. Tıs ses, sana zahmet olmazsa onu da aç. Yok artık, daha neler. Bir şey olmaz. Kadına yardım et. Kız Esra, tatlı dille güzel iş yetiştiriyorsun. Kadir, bunu unutmuşsun. Özür dilerim. O ara çünkü püreyi geçiriyordum. Kadir, senden bir isteğim var benim. Senden bir isteğim var diye söyle. Çok az. Nişasta tekrarcı çok cıvık oldu. Sütlaç mı? Evet. Torunlarını büyüten abla
Sütlaça bu kadar nişasta koyduğumuzu duyunca acaba nasıl tepki verecek? O kadar gidecek. Fırın sütlaça nişasta asla girmez. Kendi kendine pirinçleri ununu salması lazım. Fırın sütlaça çok meşakkatli bir tatlıdır. Bakalım yapabilecek mi? Bir şey diyeceğim. Onun yerine şu pirinçleri koysak? Olmaz. Kadir olmaz. Tamam bu pirinç şurada dursun. Kaç kaşık nişasta? İki yemek kaşığı tepelime koy. Kız sen buna boyuna nişasta koyuyorsun da sen bunu fırın sütlaç yapacaksın. Fırına verince zamp gibi olmasın? Olmuyor. Bir şey diyeceğim. Aa, ne yaptınız siz Esra Hanım? Ya Kadir. Çabuk alın bunu. Nasıl alayım? Kadir imdadıma yetiş. Dökün onu dökün. Ya ben 112 miyim 155 miyim? Olur mu açılır mı o? Açılacak bir türlü. Peçeteyle sarın bunu. Yok o kadar da değil. Siz şu tüpü aç. Ellerim mi yağlı? Heh tamam de. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, oynaşanın kaynaşanın yürüsünü oynaşanın hesabını kırpaşın. Bu burada kaynasın. Haydi. Köprünün altında bin kayme buldum. Hoplama Halime'm ben buldum. Hop hop. Cotlama Halime'm ben buldum. Çat çat. At at hadi Esra. Bomba gibisin Esra. Patlat şu masayı. Üç kaşık unumuzundan güzel yağımızı kavuruyoruz. 10-42 dakika. Yandan da bal yemilecek. Başkan kız ayakta. Ben hızlı bir şekilde kavuruyorum Kadir Bey. Tamam mı? Rengi iyi mi? İyi iyi. Olduğu kadarıyla ne yapalım? Sen gel kamera görsün. Sedat Bey gel yanıma gel. Başka ne yapacağım ben şimdi? Hemen fırına. Hemen veriyorum. Tamam hemen hemen. Evet fırına gitti. Şimdi rostu köfteye şekillendirecek. Kadir bezi de mahvetmişsin. Kadir Kadir. Kadir Allah alsın da siz de yan yatın inşallah. Olmuş mudur kız ses? Olmuş olmuş. Tamam bunun kıvamı çok iyi Kadir. Vallahi kapat kapat. İyi. Tamam. Tamam ha. Tamam. Oldu. Hep güzel oldu. Şimdi Kadir dur. Toplanmıyor. Vurun şuraya. Aa hala mı dinlenmedi? Bismillahirrahmanirrahim. Bu toplanmıyor. Ha, bir ortalığı toplayamadılar. Mınçırıyorsun. Yavaş olun biraz. Ağzıma yüzüme sıçradı. Ağzına rosta girsin inşallah. Kadir bana bunu topla. Yok yok bu böyle iyi. Hayır çok dağılır bu. Top gibi olması lazım. Bana bırakın ben yapayım. Dağılmaz inşallah. Bunu sarmayacak mıyız? Yağlı kağıtla saracağız işte. Kağıdın üstünde yapsaydık ya bunu. Dağılacak şimdi bu. Dağılmaz dağılmaz. Sen kendi ellerini koyarsan dağılmaz. Tamam bu da tamam. Şu o fırına gidecek. Gayet Kadir iyi oldu. Bu çok koyu. Buna mama diyecekler. E sana dedim ya işte suyuna gel bak ben anlamam ondan. Son 40 dakika. Ya valla ortada bir şey deme yok. Deme söyle şeyler. Bunun dibinden sanki yanık kokusu geliyor. Ne kokusu? Kadir benim sadece yüreğimi indirme. Sütlaçın şekeri iyi bence güzel olmuş. Eline sağlık. Kıymaya bakayım. Aa kıyma da çok güzel. Bu yorumları masada da bekliyorum Kadir Bey. Az önce tavuğun da tadına baktım. Bu şimdi kaynayacak. O kaynıyor komposta. Tamam onu kapattım ben yeter. Hacı elması mevlüt pilavı gibi 3 gündür pişiyor. Rosto köftemi yaptım. Çorbamın tarifesini yaptım karıştırdım içine koydum. Baharatlarını katacağım kompostam da ocakta oluyor. Sütlaçta da ben tasa doldurdum salonda fırının boşalmasını bekliyoruz. Hemen o boşalacak. Tamam. Pişecek. Salata kaldı bir de masa kaldı. Masayla o kaldı. Ne yapayım şimdi? Son 39 dakika. Ya Rabbi. Çorbanın kreması. Rostunun sosunu yapacağım. Var ya anamızı ağlattın anamızı. Kim? Sen. Niye kız? Yemin ediyorum koyun güden çobanlar gibi. Ona git buraya gel hadi hadi çabuk çabuk. Tamam. Sessiz sakinsin ama hızlısın da var ya. Efsane bir yarışmacı. Esra Hanım. Evet. Kaç dakikam kaldı bayılırım. Dakikayı boş verin size bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Herkesin bir şey unuttuk Esra. Ne unuttunuz? Esra Hanım gelin böyle. Evet. Kadir hazır mısın? Hazırım. Son 35. Allah kahretsin. Ya benim zamanını aldınız ya. Rostonun sosu. Ha rostonun sosunu koydum. Tamam altını açmayacağım mı? Ay açmamış mıyım? Aç. Kadir buna mama diyecekler neredeyse. Kadir bu ne? Şey meyve suyu. Siz buna biraz su koyun. Su koyun tekrar bir taşım kaynasın. Yeter ha. Masaya hazırlayana kadar. 8 seferde su koyun. Ekibimiz de içer canım. Ekip şimdi başlatma ekibinden. Oh doldur boşalt komiser Reşat. Salıya kadar artı su koy. Bence onun içine biraz nişasta koyun. Yok. Ha oldu. Şeker at ona. Şekeri yok onun. Şekeri mi yok? Vallahi yok çok ekşi. Tamam Kadir böyle bir iki yemek kaşığı at ona. Sen şekerinden. Altını yak altını yak altını yak. Hadi. Bu evi kocam mı aldı kayınpederim mi aldı? Bu ev üç kardeş ortakmış. Kardeşler pay etti, eşime düştü. Tapu kayınvalidemin üstüne. Ev evli sanki Milli Sarayları Vakfı'na bağışlı. Aynen biraz öyle kadın. Peki bir şey diyeceğim, üç kardeş dediğin kayınların bir de kocan mıydı? Evet. İki kaynım var zaten, bir de kocam. Bir de görüntü ama. Niye seninkine düştü? Diğer ikisini aldı, başka yerden mi? Evet, başka yerden aldı. Aman o aile miras davası yüzünden vallahi billahi neler neler yaşanıyor. Şimdi masaya geçelim mi Kadir? Yalnız bir şey unuttunuz. Yok bir şey unutmadım, beni oyalama. Çabuk! Geç, hemen bırak kadını. Gel 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 çabuk. Kadir nereye kayboldunuz? Tamam, içerideki odadan getir. Sen diz ben getiriyorum.
Al, 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 al. Hadi dur. Durdum. Bir şeyin altı ne açık? Çorbanın altı. Kapattın mı çorbanın altını? Yok, kapatmadım. Kompostunun altı da açık. Evet, tamam, o da... şeker koyduk, kıvamlaşıyor. Börekler fırında. Rosta, Allah'ım, o rosta ne zaman pişecek yarabbim? Allah, Kadir Bey bilmiyorum. Onu yarım saat pişirmen lazım. Allah'ım, sen rostamızı çiğ koyma yarabbim ya Resulallah. Fırın sütlaç fırına gir. Keşke sütlaç deseydin de sonra fırına koyarsak fırın deseydik. Aa, öyle olur mu Kadir, onu kabul etmez. E niye ekstra yaptım der. Ne yapıyorsun sen, şahane pazarda mıyız biz? Adam yani... suyumda mesaj türkül gibi kalkıp bardaş yapıyor. Paranın içine atıyor. Öyle atılmıyor mıdır? Şuna sen kız biraz. Bana kızılır mı hiç? Yok, kızılmaz, kızılmaz. O minik çiçeğim nerede, çiçeğim? Çiçeğim, 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 çiçeğim. Hangisi, kocanın aldığı mı? Evet. O küçük şey nerede, dur getireyim. Bekle, Allah sen bilirsin. Peki bu seni seviyorum nereye bakacak? Onu çıkartalım ya. Çıkart, çıkart, dost var, düşman var. Yani, şimdi nazar, depten nazara geleceğiz Kadir. Tamam, şöyle koydum onu. Yazık, günah bana da. Yani kadının yükü kurulun odasına yıkacaklar. Çoban altını kapatayım mı? Kapat. Kadir! Ne? Çatal bir şey sokmaya çekiniyorum, peşine muhakkak Kadir geliyor. Ne? Böyle miydi, nasıldı? Ben o yönü hiç bilmiyorum. Ben kendi yönümü şaşırmışım çatalı. Ya çam bir şey gelmemezsiniz. Hazreti Nuh'un aşuresi gibi 7 sezondur kaynıyor. Kapat. Kompost, kompostu kaynasın biraz ama dur. Bu da tamam. Çorbanın onu... altını kapattım. Tamam, sağ ol Kadir. Şey, Rosa'nın sosunun da altını kapattım. Kaşığı hissettiğimde bak böyle çıktı. Ha. Biri farklı çıktı. Boş verin, bir şey olmaz. Rosta, Rosta Esra! Rosta, tamam, hemen hemen. Geldim, geldim, yetiştim. Geldim. Börekler, ay böreklerim yanıyor Kadir. Bes, bes Kadir. Al, Esra neresi yanıyor? Daha bunlar kızarmamış ki. Altları önemli mi Kadir? Çevir onları ne olursun. Alt üst yap, ön arkaya. Ön arka işte. Şimdi ne kaldı? Kız biraz onu 230'da yanıyor. Şunu da verek, şunu da. Pişmez Kadir, ver, ver. Kız pişirmiyor. Dışarıda durmasından daha iyidir Şükriye. Sütlaçları da koy oraya. İstersen ay, ben de gireyim. Kadir, bunu altını kapattın mı? Çorbayı kapattım dedin ya. Yok, kreması. E kapat, koy kız bir karıştırın. Aa, kesilecek şimdi o. Ay kesilmez, kesilmez, korkma ya. Tamam tamam, tam şöyle dur, ekran görsün. Tamam, komposta kaynıyor mu hala? Kompostayı kapatın. Çabuk çabuk, acele edin. Dur dur. Yoğurdu. Dur valla, benleri bayağı bir yolu aç. Abiler ablalar, çok ödüyüz. Tamam mı, yoğurdu koyuyorum. Koy koy, karıştır. 10-25. Ay daha varmış, tamam, oh oh, daha iyi iyi. Salatayı doğramaya geçiyoruz. Başka bir şeyimiz kalmadı. Hadi Esra. O börekleri alın, onlar olmuştur. Kız emin misin? Eminim, baksana Kadir. Bak, onların üstüne tereyağı sür. O böreklerin üstü kuru görünüyor Esra. Daha cevizimi kıracağım. Cevizi öğütlenecek. Ceviz öğütlenecek. Bunun içine ceviz mi koyacaksınız? Tabii, üstüne süs olarak. Ama kavurdağı değil ki bu. Kavurdağı olsun ya da olmasın Kadir. Mevsim salatada mevsimindeki malzemeleri kullanması gerekir. İçine domates koymaz umarım. Mevsim salatası normal, sıradan bir salata. Ekstra bir özelliği yok bence. Peki sütlaçları pişirmesek, fırın kabul etmedi desek? Olmaz. Kaç konuşma izin alsan? Hemen alın. Koş, bir de ki yarışmadayım abla, de 20 bin lira alırsan 500 lira da sana veririm de. 500 de iyi para bu zamanda. Bak, bütün bir hafta apartman bende pişirdi yemeklerini. Bir fatura gelse ben soracağım onlara. Dur bakayım ne diyorlar. Vallahi benim o şeyi hiç bilmiyorum, o geç çalışıyor da. Benim fırınım geç istiyor diyor. Tam ürün malzemesini kullanmaya komşu replikleri. Şey, benim fırın da iyi pişirmiyor. Geçenlerde kız börek yaptı, güzel pişmedi ama sen bilirsin. Kadir, Kadir, bu yeterlikten. Allah razı olsun, bak kadın tepsisini de vermiş. Şeyi getir, sütlaçı getir salondan. Hemen getir, yok Kadir, Kadir. Kaç dakikam kaldı? 14. Tamam. Rostam olsun, rostam olsun. Olçak, 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 olçak. Derin fırına. Bundan önce rosta var daha. Hadi ver de gel, ver de gel. Sos da tamam, kaşar da tamam. Sütlacımız inşallah yukarıdan kızgın bir şekilde gelir, üstü şöyle nar gibi olmuş. İnşallah. Kaşar da burada, patatesi ısıtırken püreye koyacaksın. Ne hissediyorsun? Yorgunsun, bitkinsin. Yorgunum, yoruldum. Bence eleştirileceğim, çok eleştirileceğim. Çok eleştiri, niye alasın, her şey tam? Bilmiyorum. Negatif düşünme, pozitif. Elimizden geleni yaptık en azından. Eksik menüyle çıkmadık. Soframızı da kurduk. Kalk gidiyoruz. Hamsili pilav. Ya iptal ettim. Ay, iki de seçmemişsin onu. Bir de balıkla uğraşacaktık. Evet, haftanın ilk gününde Esra Hanım elinden geleni yaptı. Artık gerisi fırınlarımıza ve komşumuza kalmış. İnşallah tam anlamıyla sofraya gelir. O da bir sürpriz. Hadi bakalım. Bravo, tebrikle uğurluyoruz yarışmacımızı. En amanat benim de bugün Esra Hanım misafirlerini dört dörtlük bir menüyle ağırlayacak. Yarışmacımız kapya biber çorbası, el açması gül böreği, havuç tarator, patates püresi eşliğinde rosto köfte, mevsim salata ve fırında sütlaçla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak? Sehpası biraz kirliydi.
baharatı az geldi bana. Damak tadıma hitap etmedi kapya biberi çok sevmeme rağmen. Davet yemeği için hafif bir çorba. Ben genel olarak beğenmedim. Bitirmek istemeyeceğim bir çorba. Pişmemiş hamur. Zaten güzel olsa o bir sinyali verir bana. Ben havuç tarhtarı beğenmedim. Gözlerim kanadı. Benim bildiğim rosto köftenin içerisine garnitür girer. Çok riskli bir yemek değil bence. Çatlamış buradan baktım. Üzerindeki salça sosuyla aynen kapattım. Ölmüş bir şekilde geldi önümüze. Kendini hep ön planda tutmaya çalışıyor. Yani ben çocuklara yapıyorum. Ama sunumu bu. Yani sunumu bu olmalı. Demek ki bu da davet yemeği değil. Enem Arat Verim'den haftanın ilk gün sofrasından herkese merhabalar efendim. Muhteşem mutfak performansının ardından Esra'nın misafirlerini ağırladı. Hanımlar hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Esra'cığım ellerine kollarına sağlık. Sağ olun Kadir Bey. Mutfak kısmını bitirdik. Şükürler olsun artık kaza bela derken her şeyimiz tamam. Bakalım misafirleriniz sana karşı nasıl geldiler. Henüz yemeklerin tadına bakmadılar ama menüyü biliyorlar sabah saydık. Ayşegül Hanımcığım. Buyurun. Menüyü nasıl buldunuz? Menü orta yani. Orta. Evet, orta şeylikte. Yani programın ilk güne yarışır şöyle dolu dolu hamaratlık gösteren bir menü değil mi? Ha yok, bence yani çorbası biraz hafif. Gerçi yemekler yani hafif diye bir şey yoktur. Yemeğe başladığın zaman her şey zordur ama bir çorbası mesela rosto biraz şey ama onda biraz meşakkati vardır. Buzdolabına girer çıkar işte. O biraz ağır ama öteki türler çok şey değil. Peki siz yarışmada olduğunuzun farkında mısınız? Evet farkındayım. Biraz fazla iyi niyetli olduğunuzu söyleyenler var masada. Genel olarak konuşuyorum. Nasıl iyi niyetli? Yani genel olarak programda olduğunuzun farkında değil misiniz galiba? Neslihan Hanım siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Arkadaşlarınız fazla mı iyi niyetliler fazla program? Fazla iyi niyetliler bence. Daha yarışmanın birinci günü bakacağız yani yemek yememişiz. Yani eleştiriyoruz. Yarışmada olduklarının farkındalar mı rakipleriniz? Hayır. Kendisinden göreceğiz performansı. Evet yani. Destanlı'nın performansından evet. Emin olduğu için zaten karşısına yani. Dişli rakip istiyor. Emin aynen. Olmayan kimse zaten bu sofraya oturmuyor Kadir Bey. Herkes emin kendinden. Peki siz fazla iyi niyetli olduğunuzu düşünüyor musunuz yarışmada? Yani yarışmada olduğunuzun farkındasınız da. Tabii ki farkındayım. Ayşegül Hanımcığım sofrayı nasıl buldunuz? Sofra sade. Masa biraz küçük olduğu için yani her şey biraz iç içe girmiş ama güzel. Heyecandan çatallar şöyle bıçaklar böyle olması gerekiyor ama başkalarınkilerde hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Bardakta bu su bardağı. Bu su bardağı şu mu? Evet. Ha, su bardağı şöyle olması lazım. Bu da böyle ama bir sıkıntı yok. Güzel. Sizin için sorun evet, değil. Evet yok. Benim için bir peki. Sorun değil. Yani, bunlar benim. Ha onlar aynen bunlar benim pardon ben size bakmaktan bardağa bakın onlar benim bardaklarım. Yani masa küçük olduğu için ben de şey yapamadım şöyle güzel yani çok şey değil masa benim için çok da şey değil. Güzel çok önemli olmuş. Değil mi sizin önemli için? Önemli de heyecandan bu böyle olmuştur. Şimdi siz bugün heyecandan diyorsunuz ya bir ikinci üçüncü gün olduğunda da eğer heyecandan heyecanı görmeyebilirsiniz eksikleri sayarsanız bu sefer yorumlar size döner onu baştan söyleyeyim. Yani biz de sizin bardağınıza dikkat edeceğiz mesela. Tabii ki edeceksiniz. Ne diyorum ama bak masa küçük diyorum. Mesela Kadir Bey'le benim bardağım sıkışmış. Onu demek istiyorum. Yani bu bir heyecan. Birinci gün. Yani sizin bak çatalınız tam doğru. Benimki böyle olmuş. Şimdi ben de düzelttim. O da yani. Heyecandan yani. Heyecandan diyorum. Bence yani. Büyük bir eksik mi Esra? Bence değil. Yok bence de değil de yani şey yapıyorum. Herkesi idare etme gibi bir huyunuz varmış. Doğru mu? O eskiden de. Eskiden de. Bu hatta masayı idare edemez misiniz? Ya, peki idareden kastınız hani idare bir geçinme anlamında kullanılır bir de böyle ortayı yönetme anlamında. Sizinki hangi anlamda? Vallahi benimki iki anlamda da. Ben çaktırmadan idare ederim yani öyle bir özelliğim vardı. Çaktırmadan yarışmacıları bu hafta idare edebilecek misiniz? Bakalım göreceğiz. Bakalım göreceğiz. Pek Neslihan Hanım'ın idare edilecek bir tarafı yok gibi geliyor bana. Öyle birinin böyle elinin altına girebilir misiniz hayır, Neslihan Hanım? Hayır mümkün değil. Yorumlarla, tatlı sözle. Hayır. Hayır. Peki siz niye bu kadar sivri, bu kadar iddialısınız? Merve Hanım dedi ya, yani herkes tabii ki de iddialı. Herkes iddialı tabii ki ama yani gerçekten hamarat olduğumu düşünüyorum. Öylesine katılmadım yani. Bu masada yani. Böyle bir farklılığınızın olduğunu düşünüyor musunuz? Bir farklı olduğunuzu. Düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Hangi konuda? Öyle yani şöyle hani... İzlerken oturup da böyle, aa ben de gideyim de şu programa bir çıkayım demedim. Gerçekten bir gün böyle temizlik yapıyorum.
Gerçekten dedim bu program bana göre yani. İlham ben perileri geldi. Biri dedim temizlik yaptığım için, yemek yaptığım için, hani güzel uğraştığım için bana madalya takabilir. İnşallah cuma günü kime gider bilmiyorum. Bir de Neslihan Hanım çalışan kadınların hamaratlığını göstermek için bir nebze de buraya evet, gelmiş. Evet çünkü ben çalışıyorum. Artı küçük bir bebeğim var. Ona rağmen her zaman pırıl pırıl ev ve sürekli yemek yapan bir insanım. Peki Merve Hanım dedi ki bu bir iddia bakalım evinize gelince göreceğiz o kadar. Evet. Sofrayı nasıl aldın? Ama parantez içinde çalıştığımı unutmayalım. Bu sizin ben için bir önem arz ediyor mu? Peki. Benim için hamaratlık. Hani Gülizar Hanım? Arz etmiyor benim için. Yok arz ediyor. Yani arz ediyor evet, mu? Hem yani hamaratlı çalışıp, insan hem çalışıp hem de evini de yönetebilir. Gerçekten kolay bir iş değil. 6 yıl çalıştım. Ben de 3 ay önce işten ayrıldım. Bir nefes aldın mı? Tabii ki bir nefes aldım. Ama evde olmakla çalışarak hem çalışma hayatı tabii hem ev hayatını yönetmek daha zor. Bir de Esra'ya soralım. Esra şu anda ev hanımı. Bir tane çocuğum var. Çalışmak mı daha zor, ev hanımlığı mı daha zor? Ya ikisi de zor. İkisini bir arada zor. Yürütmek evet, zor. İkisini bir arada yürütmek gerçekten ekstra zor. Ekstra işe gittiğini düşün. Yani ben bir müddet çalıştım, çalışma şeyim olduğu için oradan bir biliyorum, o çok zor. Bir de küçük çocuk olmak da daha da zor. Evet. Bence bu biraz kocayla alakalı bir şey. Koca. Eğer evde işe yardım eden, ev işinden anlayan bir kocanız varsa hem çalışıp hem evi idare etmek biraz daha kolay. Ama işten gelince hazır sofra bekleyen, bulaşık yıkamayan ya da ne bileyim önüne çay isteyen bir kocanız varsa çalışıp bir de ev hanımı olmak tabii ki fazla zor. Aynen, o aşırı bir hamaratlık istiyor. Evet. Masayı beğendiniz mi Neslihan Hanım? Ben beğendim. Gerçekten sade, göz yormayan ve çiçek bence çok güzel. Ne büyük ne küçük. Hanımefendinin eşi yolladı çiçeği de bu arada. Çok güzel gerçekten. Teşekkür ederim. Artık sabahki kahve sunumunu beğendiniz mi Neslihan Hanım? Beğendim aslında. Kahve sunumu çok güzeldi. Ama sehpası biraz kirliydi. O dikkatimi çekti. Yok kirli değildi. Allah'tan temizliğe biz puan vermiyoruz. Verseydik. Yok sıkıntı. Yani kirli değildi. Çünkü kolanın su döküldüğü için o lekeler orada kaldı çıkmıyor. Bana Kadir Bey de uğraştı çıkmamı. Turuncu lekelerden mi bahsediyorsun? Turuncu muydu? Yok orta sehpanın orada gördüm ben de lekeler ama hani çok... Olabilir. Şimdi bu konsolun üstünde edelim. Var dezenfektan dökülmüş. Ha, çıkmayan dezenfektan bir şeylerse lekeleri vardı bu taraflarda. Tam onlar ne lekesi sehpanın üstündeki? Bütün kolonyası. Sen kolonya orta kullanma. O iz yaptı. Yoksa yani toza dikkat ederim öyle şey. Peki Merve Hanım siz nasıl buldunuz masayı? Yani masa sade, şık. Benim en azından çatalım, kaşığım, bıçağım doğru konumlandırılmış. Ben çiçeği çok yakıştıramadım masaya ama eşinin ince düşüncesinden dolayı tebrik ediyorum kendisine. Ben de eşimden aynı bir performans bekliyorum inşallah. Yoksa çekeceği var. Benim eşimin abisi çiçekçi, mutlaka bunun çok size güzel bir çiçek gelir inşallah. Merve Hanım ayakkabılarınız ne renk? Siyah. Siyah. Sizin? Lacivert. Sizin? Gri. Kırmızı. Ha kırmızı. Ne? Ne oldu? Aa, kırmızı ayakkabılı kızı buldum şükürler olsun. Mutfak boyunca isminizi dile getiremedi Esra. Kırmızı ayakkabılı kız, kırmızı ayakkabılı, kırmızı ayakkabılı. Kır kedisi gibi. Dedim ki masada dedim hani kimden dedim çekinirsin? Bir dedi senin yanındaki hanımdan, bir dedi de kırmızı ayakkabılı kızdan. Kırmızı ayakkabılı. Kırmızı ayakkabılı siz, benim yanındaki siz. İyi işte. Sen niye bu tarafı kendine rakip görmedin de o tarafı kendine rakip sıcak gördün? Sıcak kanlı görmüştür. Ya, onlar soğuk kanlılar. Soğukmuyor. Değiliz canım. Ben yani neyse hanımım biraz yani çorbamdan bir şey yaptı. Çocuğuma yapıyorum. Evet o biraz şey oldu. Evet. Sinirlerini ondan... mi bozdu yoksa bu kadından çekeceğim mi var dedin? Sinirlerini biraz bozdu. Aman panik atan benim yüzümden. Yok olmaz. Olmaz. Sıkıntı Merve Hanım'dan peki yani çekindin mi rakip mi gördün kendini? Rakip gördüm. Rakip gördüm. Yani evet. Sofradaki herkes rakip görmeli beni. Hmm. Ama Neslihan Hanım kimseye rakip görmüyor. Ya, ya hepiniz rakibimsiniz tabii ki o ayrı bir şey. Ama hani ama kendime gerçekten güveniyorum yani. Çok zor. Kendine güvenmek ayrı bir şey ama şöyle baktığında ya, ya şöyle de bir şey var, henüz tanışmıyoruz. Pek bir şey heybetli, ne bileyim becerikli duruyor. Sanki ondan bir korkuyorum gibi demedin mi? Henüz tanışmıyoruz. Bakalım. Zaman gösterecek. Çok da büyükle konuşmayayım yani, evet. Ki. Neslihan Hanım hafif hafif geri çekilmeye başladı. Dur. Ne Gülizar Hanım siz evet. Nasıl buldunuz masayı? Masa güzel. Tabak ve bardak uyumunu çok sevdim. Normalde desen sevmem ama desen tabaklarda çok tercih etmem.
Ama güzel, zarif yani. Duruyor. Fark ettiyseniz evin genelinde bir gold. Bir varak hakimiyeti. Evet. Evet. Tencerenin kulbundan modeline kadar. Evet. Yani kaşıktan çatala kadar seviyor. Eşi de mobilyacı olduğu için yani sehpaların motifinden vitrinlerin çizgisine kadar bir varak. Evet. Çiçeği de pek beğendi. Çiçeği sofraya mı uyduramadı? Yani tabii ki eşinin güzel bir jest yapmış kendisine ama çiçek yani... Peki, çiçek bekler miydi peki sofrada? Çiçek tabii ki canlı beklerim ama ben daha sempatik şeylerden hoşlanıyorum. Sempatik. Çiçeğin yani sempatiği böyle... nasıl oluyor yoksa espri mi yapıyorsun? Hayır şöyle mesela bu saksı da değildi yani daha farklı bir konumlandırılabilir diye düşünüyorum. Sofraya uyduramadı. Tabii daha... Kullanmış. Belki varaksız diye gözüne boş gelmiş olabilir. Varağı yok. Evet, Gülizar Hanım da biraz eleştirileri sertmiş galiba, doğru mudur? Yani, sert eleştiri mi yapıyorsunuz? Yaparım. Yaparsınız. Yaparım. Bugün biraz sabah Neslihan Hanım'a göre daha sessizdiniz köşede olduğunuz evet, için. Evet, sessiz kalırım. Sessiz kalırsınız. Gününüzde... Ama patlayınca da kötü patlarım. Ben çok sanmıyorum Gülizar Hanım'ın sessiz kalacağını. Öyle mi? Ben samimi gibi ben, gözüküyor evet. Ama... Samimi gibi gözüküyor. Sempatik gibi ama yerden yeri vuracakmış gibi bir havası var. Gününce göreceğiz bakalım. Bence çiçek çok güzel. Şöyle renk olarak yeşil renk. Mesela yemeklerinde renklerinde dili vardır. Yemek olaylarında. Mesela kırmızı ye kaç. Hemen çabuk çabuk ye git. Sarı sakin, biraz sakin şekilde yedik. Evet, öyledir. Yemeklerin rengi. Evet, tabii. Yemek ben onu daha dilinde, farklı bir versiyonu yemek diyorum. Dilinde renklerin dili vardır. O zaman biz de çorba içerken kırmızı şimdi kalkın gidin mi demek hayır, istiyor. Burada kırmızı yok. Ben çiçek olarak diyorum. Mesela yani renkler çok güzel. Evet, bu kabın içi o güzel. Sarı da güzel. Kırmızı olduğu zaman, mesela mutfaklarda kırmızı sarı olduğu zaman o... Sürekli yemek yapma hissidir. Mesela restoranlarda olduğu zaman kırmızı renk. Dikkat edin bütün restoranlara. Bizim tek bildiğimiz renk bilgisi 3 kuruş fazla olsa kırmızı olsun. Ya da yeşil. Yeşil olsun. Şey olarak güzel yani çok güzel. Yeşil, peki. Sarı. Rakiplerinin yorumları nasıl? İyi, hoşuna yani, gitti mi? Hoşuma gitti. Değil mi? Biraz böyle güzel sakin sakin geldi. Evet. Ama bakalım yemekler için ne diyecekler? Köz biber, köz demişim pardon. Neydi çorbanın adı? Kırmızı biber, kap bir biber çorbası. Peki o zaman başlayalım çorbalarımızdan. Şöyle verelim şöyle tabakla alayım. Tabakla alayım. Buyurun. Evet. Alayım Ayşegül Hanım. Evet sabah Neslihan Hanım direkt bir ben bunu çocuğuma yapıyorum dedi. Merve Hanım bakalım, bu yorumu size yapsaydı Neslihan Hanım tepkiniz ne olurdu? Yani çok yersiz bir yorum olurdu bana yapsaydı. Her yemeğin bir emeği vardır. Çocuklarımıza biz mercimek çorbası da yapıyoruz ama onun da aşamaları vardır. Bence gayet uygun bir çorba bu sofra için. Neslihan Hanım? Tek bir malzemeyle yapıldığı için çok basit buldum. Tek malzeme. Soğan sarımsak dahil değil. Hani biber bir sebze ya. Hani bunu söylemenizdeki amaç çorbanın kolaylığına mı vurgulamaktı yoksa yarışmacının modunu düşürmek miydi? Hayır tabii hani ki. Ben onu... bunu çocuğuma yapıyorum, yarışmaya hayır canım, katılmışız. Ya modunu düşürmek değildi tabii ki. Hani o kadar basit geldi ki o anlık işte düşünün demek ki direkt içimden o tepki geldi. Peki Merve Hanım size deseydi modunuz düşer miydi? Yok hayır. Düşmezdi. Ama yersiz bir yorum olarak buldu Merve Hanım yani. Ya olabilir onu düşüneceğiz sonuçta. Siz Ayşegül Hanımcığım? Yani... Mahmarattaki yarışmasındayız. Misafiriniz gelse kapya biber çorbası yapar mısınız? Ya yaparsın ama bunu misafir davet sofrası diyorsun. Ama şöyle bir şey var. Bir yumurta kırmak basit gelir insana veya haşlamak. Ama onun bir sürü dili vardır. İşte nedir? Kayısı gibi çok pişmiş. Onu yapamazsın. Onun dakikası bilmem nesi vardır. Peki kapya biber çorbası çocuk çorbası mı? Yok çocuk çorbası değil. Ya çocuklar ilk önce çocuklar başka çorbalar yer. Çocuklar onu da çok sevmez aslında. Biz de çok sevmeyiz yani. Sizinki içiyor mu bol bol kapya biber çorbası? Benimki her şey içiyor. Maşallah Allah artırsın iştahını. Çocuğuma nazar diyecek bundan sonra. Maşallah maşallah. Çok alnı yalan yemesi. Maşallah. Yemeyen çocuk zor çünkü. Aynen çok evet. Zor. Yalnız kapya biber çorbasının normalde hani evlerde çok pişirilen bir çorba değil, çok denk gelmedi. Ben yemedim açıkçası. Ben dediğim gibi kapya biber bebek olunca bugün ne çorbası yapsam diye sürekli bir araştırmaya giriyorsunuz ister istemez. Hani her gün şehriye çorbası yapmayacağım için. O zaman için. Bugün acaba en iyi yorum sizden gelir diye düşünüyorum sürekli evde yaptığınız için. Bakalım. Kıvamıdır, kokusudur, lezzetidir. Bakalım, yiyeceğiz. Göreceğiz renginden tadına kadar. Rengi nasıl duruyor? Kaçacak kadar kırmızı mı?
Güzel süt koymuş içine, onun için biraz şey ya, çok kırmızı değil, güzel. Sizin yaptığınızda daha mı kırmızı oluyor? Ben daha kırmızı seviyorum, evet. Süt ya da kremayla renginin, hem rengin çok açık olması hoşuma gitmiyor, hem de süt krema tadı seviyorum. Salça falan koyuyor yani musunuz mesela içine? Mesela bazı çorbalara, süt koyulan çorbalarda mesela süt tadı aldığım zaman sevmiyorum onu. Ama mesela kremalı mantar çorbasına biraz daha böyle süt krema tadı koymuyorum gelmez. Biliyor musunuz? Krema kullanıyorum. Miktarını az tutuyorum mesela. Süt tadı geldiği an ben sevmediğim için. Krema miktarını daha az tutuyorsunuz. Tabii. Süt sevmiyorum. Peki salça koyuyor musunuz biber çorbasının ben içine? Ben koyuyorum işte. Kırmızı seviyorum çünkü. Daha yoğun seviyorsunuz. Evet. Domates çorbasına? Ona da koyuyorum. Salça. Koyuyorum. Kırmızı domates seviyorum. Çorbasına salça koyuyor musun? İşte o normal şeyin işte davet tarifi sofrası yok. Ayrı bir şey tarifinde ama yok ama hani kendi tercihim kendi benim. Kendi evde yaptığınızda. Yani. Kokusu güzel geliyor yalnız. Evet, kokusu güzel. Peki közlüyor musunuz siz? Normalde direkt haşlama falan mı yapıyorsunuz? Közlenmiş, evet tercihim. Ben mesela önceden közlerim biberleri, buzluğa doldururum. Oradan kullanacağım zaman, hatta sadece dediğim gibi mesela bebeğe yapacaksam bir tane çıkarıp yapıyorum mesela. Buzluğa sebze atacak kadar hamar atın. Onun altını da çizdik. Her çalışıyorum şey ama kışlık sebzem koldan de buzlukta. Ya. Hazır kullanıyor musunuz peki yufkadır, işte hayır, ne bileyim konserve? Asla yufka istemem. Konservede ben aşure bile yapsam konserve yaparım kendim. İlla kendim yapacağım her şeyi. Aşure nasıl konserve? Baya kaynarken doldurursan kapatıyorsun, kaldırıyorsun. Tabii. Hmm. İlk defa aşurenin konserve. Canım çekince ne yapacağım aşureyi? Kalkıp sürekli aşure yapalım. Peki o da güzel bir fikir. Evet, afiyet olsun herkese. Buyurun yorumlarınızı tek tek alacağım birazdan. Evet Merve Hanımcığım, buyurun Esra Hanım'a çorbanın yorumunu yapabilirsiniz. Yani çorbanın kıvamı güzel, yağı fazla değil, üzerinde yüzen bir yağ yok. Tuzunu az buldum ben, tuzu az. Yani ben çok tuzlu yediğim için mi bana az geldi dedim ama ilave edenleri de genel gördüm. Genel olarak tuz istedi herkes. Evet, tuzu az geldi. Evet, tuzu. Ama kıvamı gayet güzel, ne çok koyu ne çok sıvı. Dediğim gibi yağ da güzel bana göre. Peki tuz attıktan sonra lezzetli geldi mi çorba size? Baharatı az geldi bana. Ve hani çok açıkçası damak tadıma hitap etmedi. Kapya biberi çok sevmeme rağmen. Evet Esra, kıvamı güzel olmuş ama damak lezzetine uymadı diyor Esra Hanım. Ben baharat Merve çok katmak istemedim. Hani dedim belki hani çok baharatlı. Biraz çünkü karabiber gün vesaire daha çok yakışabilirdi. Yo, onları kattım zaten i̇şte gerekeni. Az gelmiş. İşte ilk gün olduğu için hani acı çok fazla kaçırabilirim falan diye. Ama kıvamı dediğim gibi gayet güzel. Teşekkür ederim. Yani öyle bir kokusu vesairesi de peki gelmedi. Puan gelecek mi bu çorbaya sizden? Gelir. Gelecek. Peki. Gülizar Hanım siz nasıl buldunuz kapya çorbasını? İlk defa mı içiyorsunuz? Evet. Ben de tuzsuz buldum. Şeyi güzel ama damağı böyle güzel bir yumuşaklık. Bir... O biberin aroması hoşunuza gitti mi? Geliyor ama dediğim gibi ben çorba çok tercih etmiyorum. Genelde söylemiştim daha önceden de. Evde falan yapmıyor musun? Yok çorba genel anlamda yapıyoruz ama böyle davetlerde çok tercih etmiyorum. Hani büyük davetlerde. Çorba yapmıyorsunuz. Evet. Niye peki? Yani seviyorsunuz da çorbayı. Daha çok zeytinyağlı ağırlıklı oluyor yemekler. Peki bu davet sofrasına uygun bir çorba mı? Hayır. Uygun bir çorba değil. Mesela daha hafif kalmış yani davet için. Daha ağır çorbalar olması gerekiyor. Daha nasıl ağır olacak? Yani mantı çorba gibi mesela. Mantı çorba derken o nasıl olacak? Mantı çorbası yok mu? Yani yok, içinde hamurlu mu olması lazım yani, davet olması evet, için? Evet. Yani mesela davet çorbası o benim için. Siz uygun buldunuz mu daveti? Evet evet uygun. Ben tutuklu mercimek çorbası da yapabilirdim. O da onu yıkayın koyun o da olurdu ama ben uğraştırıcı uğraştırıcı yaptım. Közlediniz mi mesela? Yok közlemedim. Hepsini haşladım. Blenderladım. Evet. Öyle yaptım. Yani yapılışı buydu zaten. Gerektiği gibi yaptım. Benden daha ne istiyorsun dengi? Yani. Daha ne istiyorsun benden? Yani şu an bu önündeki çorba çok basit ve kolay bir çorba. Bana göre... Meslana katılıyor musun? Çocuk çorbası mı? Yani çocuk çorbası sevebilir. Ben hiç çocuklarıma yedirmedim. İki tane çocuğum var. Ben de çocuk çorbası çocuğum değil. Ama hayır şöyle yani ben düşünüp de yapmadım. Hiç duymadım da yemedim de ama yani, güzel. Yani benim de çocuğum var. Kötü ben değil. Ben bir kere yaptım deseniz diyorum yapmadım. Şöyle daha hafif bir çorba davet için. Davet yemeği için hafif bir çorba. Peki davette domates çorbası olmuyor mu normalde? Davet çorbası olarak. Olur. Bu da domates çorbası gibi değil mi? Anlarım yani. Bilmem bana evet, dediğim evet, gibi benim çorbayla fazla şeyim yok.
Hani davet çorbası değil dediniz ya ama evet, davetlerde genelde domates çorbası yapılır. Düğün çorbaları gibi. Bu da kıvam olarak da renk olarak da domates çorbasını andırıyor. Zaten biberin şey tadı yok yani güzel. Güzel olmuş. Peki Gülizar Hanım beğenmedi domates çorbası da en azından bir rende kaşar maşar koyuyor. Ben bu çorbanın uğraştırıcı olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Bana da tadı yani... da hafif. Hani şey düşündüm acaba tadı beni doyurur. Yani böyle nasıl diyeyim? Tatmin etmedi dolu, mi? Evet tadı tatmin etse diyecektim ki yani hani hayır yakışır masaya. Ha, ama domates... tadı da aynı fikirdeyim yani tatmin etmedi. Aynen. İşte krema mı süt mü bir de bir şey ne var? Krema var. Ya, zaten sevmediğim bir şey ondan da olabilir. Damak tadıma zaten uygun. Tadı bir de olarak... uğraştırıcı hiç değil. Evet. Közlememiş bile. Çorbanın bir de neyi uğraştıracak? Ama işte... Size soruyorum hani... Genel olarak bu çorba çok uğraştıracak. Yani çorbanın nesi uğraştıracak ki? Yani şey ben... Her mesela domates şey çorbasına benzemiyor. Ne farkı var diyorsunuz ya. Mesela domates çorbası konduğu zaman... Hani bir ikram olarak bir kaşar içine konuyor ve... Tek farklı ne kaşar. Oluyor? Zenginlik. Hayır ha, ama bir olarak daha... Hani... Hayır, görsel ya. Olarak böyle bir beni doyuruyor mesela hani daha farklı geliyor gözüme kaşarla. Anladım. Mesela küçük bir kroton olabilir içine atılabilir. Hani bunu yavan gelmesi biraz beni tatmin etmedi. Güzel Hanım'ın gözünü doyuramadın biber ama çorbasıyla. Ben yani yok ikramla diyorum. Hani tat olarak kötü değil. Ben hayır, katı, yani tadı güzel. Orada Esra Hanım'ın amcası aşçı. Hı-hı. Ondan bazı tarifleri de evet. Almış. O böyle kuruton muruton söylemiş miydi kaşar yok, mışar? Yok söylemedi. Yani ben özel yere gittiğimde de böyle gelmişti. Mesela kaşar gelse, kuruton gelse hoşuma kendiniz giderdi. Daha peki güzel puan gelecek mi bu çorbaya sizden? Yani. Diyorum ya çorbayla hiç... Çorbayla sizinle aranız yok. Galiba sizin gününüzde bir çorba içmeyeceğiz gibi evet, geldi. Evet çorba yok. Kendi arası yok diye mi? Yani ben bize de yedirmeyecek. Kötü demiyorum ama ben şöyle. Ben genelde misafirleri yapıyorum. Hı-hı. Beğeniyorlar. Genelde yemek istedim. Kötü değil zaten. Istedim. Tadı olarak davetlerde yapıyorum. Ama önünüze bir mercimek çorbası da koyabilirdim. Kadir Bey'in dediği gibi. Hı-hı. Ya da en basit bir çorba tavuk suyu koyabilirdim. Ama ben bunu tercih ettim. Hı-hı. Daha peki, ağır bir şey sağlık. Yani kötü değil. Kötü değil ama çok da beğenmediniz. Yok hitap olarak bana size hitap size doyurmadı. Etmiyor. Yani gözüme... Çorbanın nesi siz doyuracak? Şöyle bakın. Bu bir davet sofrası ya. Diyorum ya bu gelen garnitürüyle şeyiyle diyorum hani göz doldurması lazım. Yani ev hani kadar şatafatlı bir çorba gelmedi mi? Ha. Varakları görünce onları da istedik şimdi yani. Varakları. Ama güzel olmuş altın yani elinize sağlık gerçekten. Hani emek yani. O. Peki afiyet olsun. Neslihan Hanım çorbayı beğenmediğini söyledi kremadan dolayı. Sadece kremadan değil dediğim gibi bence... Ben genel olarak beğenmedim. Bence genel olarak beğenmedim. O hiçbir genel şey. Için. Hiçbir yani, şey. Yani kıvamı tutmamış mı? Yok. Rengi güzel, güzel değil mi? Cıbır cıbır bir su mu? Hayır hayır. Bu tam bir çorba. Gayet kıvamlı, güzel. Ama dediğim gibi mesela tuzu yok. Baharatı az. Baharat koydum zaten sofraya atın diye. Krema kapya biberin eksiği tadını varsa. Bastırıyor. Beğenmedim. Yani mesela bunu koysanız önüme ben bunu bitirmem normalde de. Bitirmek istemeyeceğim bir çorba. Sevdiğim bir çorba olsa bitirirdim. Niye baharat eksik diyorsunuz ya? Ben karabiberin tuzunu koydum. Daha ama çok az görünmüyor bile. Ama ben işte ilk gün yarışmacısı olduğum için hani çok kastedim bu sefer diyeceksiniz ya acı oldu diyeceksiniz ya da çok baharatlı oldu diyeceksiniz. Evet, ben orta derece kastım elinden geldiği kadarıyla. Ya zevkimizi bilmediğiniz için baharat konusunda evet mantıklı doğru. Peki kabul ettiniz mi o yorumu? Evet. Peki. Evet Ayşegül Hanımcığım siz bu çorba için ne diyorsunuz? Sizce bu çorba kaç dakikada pişer? Ya şimdi yani hafif 10 dakikada 5 dakikada çorba pişer diye bir şey yok. Bunlarda aşaması var. Biraz erken yani bu pişer çorba ama. 10 dakika falan çorbası değil mi? Yok 10-15 dakikada pişer. Önümüze gelecek mesela 10-15 dakikalık çorba yani. Bazı çorbalar öyledir yani bu da öyle mesela. O zaman Neslihan Hanım'ın dediği basit çorba... şeyine giriyor mu? Yok basit değil. Bu çorbanın şey mesela közlenmemiş olduğu için doğruyorsun atıyorsun 5 dakikada Esra Hanım hazırlığını yapmıştır. Siz karıştırıp blenderdan geçirdiniz. Yani 10 dakikada 15 dakikada 20 dakikada. Ayrı bir tavada un vesaire kavurdu. Evet, evet üzerine ilave ettiniz. Evet. Çektiniz evet, değil mi? Evet tavuk suyu kattım. Yani Merve Hanım bu kadar kolay evet. Olmadığını vurguluyor. Ha, tavuk suyu kendim mi yaptın? Evet tavuk suyunu kendim yaptım. Tavuk suyu var mı? Evet tavuk suyu. Tavuk suyu ben hiç almadım. Ben tavuk suyu çıktı ben de hiç almadım. Yok, ben de hiç almadım. Ama demek ki güzel olmuş. Ama yani çok katmadım. Yani, tavuk, ama... yani biberin öne geçmesini istemedim.
Zaten geçmemiş, önemli olan da o biberin tadını evet, alalım. Evet, ben tavuk siz beğendiniz mi Ayşegül Hanım? Beğendim ya. Ama mesela tuzu eksik oldu. Hepimiz attık tuz. Evet. Yani evet, lokantalarda da tuz koyuyorlar. İsteyen atsın diyorlar. Fena ama değil, güzel. Ama her yemeğe olmuyor tuz işte. Yemeğe de pilava, evet, makarnaya, yani. Mesela karabiberi benim görüşüm yani. Ben öyle yapıyorum. Karabiberini daha tadını alabilmek için ocağı kapattıktan sonra, tuzunu attıktan sonra, ocağı kapattıktan sonra üzerine gezdirip böyle biraz bekleyip ondan sonra karıştırırsan o zaman tadını alabiliyorsun. Peki. Afiyet ben öyle olsun. Yapıyorum yani. Teşekkür ederim. Ellerinize kollarınıza sağlık. Kıvam olarak güzel tutturmuşsun. Ne çok koyu ne çok sulu. Gayet kıvamı yerinde. Lezzet olarak biraz tuzsuz da ama tatsız tuzsuz yani şey lezzeti sıfır olan tuzsuzluktan değil. Hafif eksikti. Katınca canlandı zaten. Karabiberi bana iyi geldi. Hatta boğazımdan biraz yanık geçti şimdi karabiberi. Ben döktüm yani de güzel yok, olmuş. Yok ben dökmedim. Bana iyi geldi. Sadece çorban biraz ılık. Herhalde evet, geç altını açtı. Evet. Sıcak olsaydı daha da güzel olur. Evet. Ben lezzet olarak beğendim ama eline koluna sağlık. Ha, zorluk açısından evet. Bir hamurlu çorba gibi ya da tabii diğer ki. Aşamalı çorbalar yani gibi. Yani bir düğün çorbası, bir mantı çorbası gibi yok. Değil tabii ki. Ama lezzetli mi lezzetli olmuş eline koluna sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Ara sıcak olarak el açma böreğimiz geliyor. Havuç taratorumuz evet, geliyor. Haydi bakalım görelim el açma marifetini. Ayşegül Hanım böyle bir şey beğenmediğinizde beğenmedim diyebiliyorsunuz değil mi? Dersiniz yani. Derim geçen kızımla oturuyorum yumurta yaptılar işte masada. Ben de yumurtayı çok beyazı pişmemiş hiç sevmem. O şey ekmeği bence sünüyor. Öyle sevmem yani aslında o kadar da olmadı. Benim için yaptılar koydular yemedim. O beyazını kenarında gördüm. Sonra dedi ki niye yemedin? Ay dedim ki ya biraz şey oldu. Dedi ay anne ya ondan sonra dikkat ediyorlar kenarında şey yani beğenmediğime beğenmedim diyorsunuz. Yani her zaman olmuyor. Kişiye göre de değişiyor yani. Merve adam. Sizce Ayşegül Hanım bu hafta beğenmediği şeyleri beğenmedim diyebilir mi? Diyebilir tabii ki. Diyebilir tabii ki diyebilir. Yani böyle burada yumuşak bir tavrımız var ya. Şimdi Neslihan Hanım demiş yani genel olarak arkadaşlar çok böyle pozitifler yarışmada olduğumuz kötü bir şey mi pozitiflik bu arada? Güzel yok bence. Kötü bir şey değil ki. Kalbete bağlı. Pozitiflik. Ayşegül Hanım. O kadar sizin bahsettiğiniz kısım nedir? Yani yarışmada olduklarının farkında değiller dediniz ya. Yani şöyle işte. Nasıl hani, davranıyorlar? Atıyorum işte. Şöyle çatalım burada olmasa, şurada olsa aman ne olacak bir şey de olmaz o kadardan. Ya öyle bir şey demiyor. Ciddiye almıyorlar mı? İşte öyle ama almış mesela Ayşegül Hanım söyle pardon. Ayşegül Hanım söyledi burada ama dışarıda hani öyle bir havası yok gibiydi. Dışarıdan biraz ama buraya kalın. Gelince hemen bardaklardan başladı sofra küçük diye başladı. Ama şey yok. O kadar hayır, da pozitif demişiz. Işte. Ama hayır öyle neymiş demek istemedim. Sofranın küçük masanın küçüklüğünden dedim. Bardakların yerleri şey olmuş yani. Hı. Tam yerine oturmamış. O da çok normal dedim. Çatallar güzel yapmış. Heyecandan bıçakla biri böyle dönmüş. Normalde böyle olur yani. Sana doğru bakar bu tarafa. Peki. Hadi yani bakalım el açması börek güzel pişmiş mi, lezzeti olmuş mu, havuç taratoru nasıl bekliyoruz heyecanla. Hanımlar demek ki sizin çorbalarınız da böyle kolay olacak. Neslihan Hanım keşke böyle söylemeseydiniz, daha kibar olsaydınız. Neslihan Hanım siz çocuğumuza neler yediriyorsunuz, tebrik ederim, çok şaşırdım. Neslihan Hanım yorumlara bozuldunuz mu? Neslihan Hanım ise bozuldu, bir de Gülizar Hanım'a. Niye cevap vermiyorsunuz? Ev sahibi diye cevap vermek istemedim. Ama cevap vermezseniz yemeklerinizi koruyamazsınız. Saygımı bozmak istemiyorum. Onların gününde de onları göreceğim. Ben de onları öyle eleştireceğim. Alacaklar cevabını. Gülizar Hanım'ın hangi yorumuna bozuldunuz? Krokonla kaşar peynirine. Yani bu çorbayı kruton gitseydi zaten yazardım. Biraz boş konuştular gibime geldi. Puan kırabilmek için mi bu yorumları yapıyorlar? Evet. Herkes benimle kendi gününü oynayacak. Sizce Neslihan Hanım iyi bir çorba yapabilir mi? Yapar gibime geliyor. Evet Neslihan Hanım hazır kullanmıyorum dedi. Demek ki el açmasından iyi anlıyor. Evet, hamur işlerinde. Bakalım göreceğiz nasıl yorumlayacaksınız. Ayşegül Hanım siz de galiba daha önce bir evde çalışmışsınız yemek konusunda. Yok evde değil de böyle restoran açmıştım. Restoran açtınız. Sonra kapattım. Ayaklarım biraz rahatsızlaştı. Kapatmak yoğun zorunda kaldım. Yoğun tempodan. Mutfakta sırf siz mi çalışıyordunuz? Her şeyi ben yapıyordum. Oo. Tabii o zaman dayanamadım. Kapatmak zorunda kaldım. O zaman yemek konusunda yemekleri dişli kendiniz mi yapıyordunuz? Kendim yapıyordum. O zaman dişli bir rakibiniz var şu anda. Bütün gün tempo, müşterilere yemek yetiştirme, yani bunlar zahmet isteyen ve bilgi beceri isteyen zahmet, şeyler. Evet. Stres yönetimi vesaire. Yani lokantalarda, restoranlarda çok daha kısa sürede yemekler çıkmak zorunda olduğu için. Kısa süreden ziyade bir de şimdi evde siz kocanızı çocuklarınıza yemek yapıyorsunuz. Az çok damak lezzetini evet biliyorsunuz ama tuz ayarıdır, baharatıdır. Ama seviyordular yani onlar da. Davet falan verdiniz mi hiç?
Verdim, öyle de verdim. Hatta bir sayfamız var, onda var. Kapattık ama onlar duruyorlar. Böyle bir ara bir davet yemeğinde kaç şey, 40 böyle büyük şeylerle 400 kişilik bir şey yapmıştım. Oo. Böyle kuru pasta falan işte sarma öyle yapmıştım. Güzel yani günde. Sofrada hepimizden deneyimi. Ya hepimiz aynı. Yaş olarak ya biz alaylıyız. Okula gidiyorsun ama okulda bir şey öğrenemiyorsun. Hep defterlerde, kitaplarda kalan ama alaylı. Siz de alaylı. Tabii ben alaylı yaşım derken ne oluyor? Alaylı yani, değil. Çocukluktan öğrenen her şeyi. Meslek sahibi ama birisi diploma vermemiş. Evet. Rizal Hanım siz? Ben de evde çalıştım ve davet yemeklerini ben yaptım. Aynen biraz karıştırdın ben galiba. Aynen. Büyük davet yemeklerinde bulundum. Büyük davet ne kadar mesela kişi olarak kaç 15 kişi? 15 kişi falan geliyordu ve ağır hani misafirler oluyordu. Yani ben böyle mertebe olarak büyük yerlerden tabii, mi geliyorlar? Tabii, o zaman daha şık, daha böyle tabii. yemek onun, olarak da ağır. Onun için diyorum zaten hani bu uygun değil. Çünkü onlar daha farklı hazırlık yaptığımız için. O zaman bu sessizliğinizin bana altında büyük beceriler evet, yatıyor evet, diye düşünüyorum. Evet. Menüsünün çok güzel olması lazım o zaman. Şu an bayağı dallattın ortaya. Beklenti yükseltti. Hani genelde yarışmacılarımız davet sofrasını çok bilmiyorlar. Geçen hafta aynen, apartmana mı yarıştı? Onlar da davet sofrasını bilmiyorlar. Hep iftar verdim diyor, mevlüt verdim diyor. Ama davet en son üst konusunda ki yemeğin önü ardım işte. Yemek yemektir, davetim mi var bunun? Evet. Çorba yakışmadı falan. Ama siz usulünce biliyorsunuz. Dediğim gibi işte o çorbada yani. Şimdi sizde cita bir tık daha yükseldi bu anlatımdan sonra. Evet, görünümü nasıl Esen Hanım böreğin? Ya, güzel görünüyor, çıtır çıtır görünüyor. Bakalım Esen tadına bakacağız. İyi anlıyormuş, hazır kullanmadığı için. Evet, içinde kıyma mı var? Hele bir yiyin o zaman bir tadına bakın, sıkkız. Buyurun. Evet Gülizan Hanım buyurun sizden başlayalım yorumlara. Yani böreği ben çok fazla çıtır seviyorum. Yani bana göre yumuşak olmuş. Yani yüzden pişmemiş mi yoksa pişmemiş bazı yeri mesela hatta şu taraf az pişmiş. Ben burayı çevirdim ki kızarmış sevdiğim için bu kısmını başladım yani bu taraftan kestim. Aroması güzel ama şeyi pişmemiş hamur bana göre. Esra? Yani piştiğine inanıyorum. Fırını ona göre ayarladık. Yani o zaman çok kızartsaydım kuru diyeceksiniz. Çok da çıtır oldum mu? Evet. Peki bu börek çıtır çıtır bir börek mi tarif olarak da? Hayır, gül böreği olduğu için hani çok çıtır olmasına yani gerek yok. El açması çünkü. Bir ses duyulur çıtırdı. Onu duymak istiyorum. Peki davet sofrası verdiğinizde bu böreği birinin önüne koysanız hayır, geri gelir mi börek? Ya da siz bu böreği davet sofrasında birinin önüne koyar mısınız? Yani net bir cevap istiyorum. Yani bu şekilde servis etmem. Bu şekilde dediğiniz? Yani mesela keserim, yani şekil veririm, bilmiyorum. Bunu da farklı bir koyardım. Şu an yani ama gül böreği nihayetinde. Yani gül böreği ama gül böreğinin boyutu şu kadarcık olur. Bu kadar büyük bir gül olamaz. Miktar olarak benim porsiyonum yani benim yiyeceğim bir miktar değil. Yani büyük bir porsiyon. Yani ben bunu yesem başka asla yemek yemeden kalkmam lazım masada. Çünkü boyutu çok büyük olmuş. Peki gül lezzet dediğiniz, konusunda sıkıntı var mı ya da pişmişlik bana, konusunda? Bana pişmemiş geliyor ve lezzette işte çiğnediğimde hamur hissediyorum. Hamur. Evet. Peki havuç taratoru nasıl buldunuz? Havuç tarator fena değil ama yani damak tadı vardır ya hani bir algı beyne giden. Ama ben sizin damağınıza göre yapamam ki burada. Ama burada zaten güzel olsa o bir sinyali verir bana. Tam olmamış o da. Kötü değil. Yani bu tarator beyninize sinyal göndermedi. Göndermedi. Çorbaya sinyali çakmadı. Beynime sinyal peki göndermedi. Peki buradan bakın buradan bir hissiyat gelir ve evet dersin hani bu olmuş. Doğdu. Tık doğdu günü değil. Tık aynen öyle yani. Ne çorbaya kusura bakmayın. Hani buna öyle bakın. Anlaşıldı. Biz bu hafta galiba hep sinyal peşinde koşacağız. Sinyali çalışmadı Gülizar Hanım'ın yoksa. Ben taratordan sinyal aldım. Ben beğendim. Tarator güzel. Selektör yaptı. Peki. Börek için ne diyorsunuz? Ama börek için kesinlikle her sözüne katılıyorum. Boyut olarak evet, bence daha küçük olmalıydı. Hani şu kadar falan. Hani bir
bir kat daha böyle küçüğü olmalıydı. Ama el ve içi hamur gerçekten. Küçültebilirdim. İçi ama hamur ama gerçekten. Yani el açmıyor sonuçta. Onu kesebilirdiniz. Ya da tencere kapağı veya büyük bir tabakla hepsinin aynı eşit büyüklüğü. Yani boyut ayarlanabilirdi. Sunulduğu zaman insanı korkutmamalı. Ben bunu yiyebilirim. Nasıl yiyeceğim, nasıl keseceğim? Ben de bayağı zorlandım. Yani yemekte gözümüz donu. Böbreğinden mi korktunuz? Ya korktum çünkü ben hamur zaten masaya mesela ekmek çoğunlukta tercih etmem. Çünkü hamur yani ana yemekte. Bir kahvaltıda yerim yani çoğunlukta yemem. Tercih yani, eşim. Formunuzu buna borçlusunuz. Hayır değil. Eşim çok yer, o hariç onu katmıyoruz. Üç beyazdan uzak mı duruyorsunuz? Yok yerim, tatlı çok severim de. Ekmekten uzak duruyorsun, ekmeği tatlı çok... yiyorsun. Evet, tatlıya dayanamıyorum. Peki, Nesli Hanım börek pişmiş mi? Gülizar Hanım çamur, hamur çamur olmuş dedi. Doğru söylüyor, hamur olmuş ben de görüyorum. Ve biraz daha kırmızı. Zaten kıyma da yağlı. Esra Hanım böreği bitmiş, ekstra. Hamur geldi mi sana? Yok gelmedi, gayet de lezzetli, ama güzel. Geldi. Dişlerine falan yapıştı mı hiç? Yok yapışmadı, gayet de güzeldi yani. Bence yağıdı, tuzuydu. Şu an kut mu buluyorlar yalandan? Evet bence buluyorlar. Sanmıyorum. Çünkü hani el açması bir börek sile zarfında. İkimiz de aynı şimdi el açması... Pardon. Yani illa elinde açtı diye sonuçta çok beğenmek zorunda değiliz. Çünkü kıyma da yağlı. Ekstra yağ da kullanılmış. O yüzden yağlı bir görüntü de var. Yani içi de parlıyor. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Böreği kestiniz. Evet. Ortasına kesmekte baktınız de zorlandım. O da ayrı. Börek hamur olmuş mu olmamış? Olmuş. Evet hamur. Neresi hamur? İçi hamur. Bakın gözüküyor zaten. Ben hatta patates zannettim. Meğer hamur orada yapışmış. Şunu görüyor musun? Hamur mu Kadir Bey? Ben ona patates... Acaba patates de mi koydu diye düşünürken o hamurmuş mesela. Ben onu şunu patates falan zannettim şu görüntüyü. Değilmiş. Peki afiyet olsun. Evet. Merve Hanım siz nasıl buldunuz böreği? Siz de biraz büyük dediniz. Evet yani porsiyon olarak bir hayli büyük. Yani şöyle bakın. Bana da pişmemiş yerler denk gelmiş. Biraz daha kızarabilirdi. Ama zaten onun arasını pişiremezdim ki Merve Hanım. Ama işte pişme süresini biraz uzun tutabilirdiniz bunda. Yani i̇çinin bugün... kıymasını kavurup koydunuz ama herhalde buna. Değil mi? Ya, ya içini kavurup da yani koydum harcında ama. Harcında bir sıkıntı yok. Harcı güzel, kıyması güzel. Zaten yani kıymayı neyle kavurursan peki o ara boşluğunu nasıl kızartabilirdi? Ya ara boşluğunu kızartmaktan ziyade bence fırında pişme süresini... derecesine göre biraz daha uzun tutabilirdi. Ama uzun çünkü tutamazdım. Beyaz yani. Hani benimki o kadar olmasa bile mesela Gülzar'ın çok beyaz. Bana son kaç dakikada girdi fırına börek? Son 40 dakikada mı ne girdi? Yani bir de... Hatta 40 dakikadan bile az olabilir. Yok 40 dakikadan daha azdı. Son 25 evet. Falandı galiba. Hani fazla bir kat verdiyseniz belki ondan da tam pişmemiş. Bir de çok olabilir. İnce açtın değil mi böyle? Evet ince açtım ellerimle açtım. Yani katını eğer içine bir şey koydunuz çok verdiyse... Efendim? Hamurunun yoğururken ne koydunuz? Tuz, su, sirke. Yani sirke. Kıyırlık vermesi lazım. Yok kıyırlık var mı? Yani benimkinde var en azından var üstünde var yani kıyırlık. Yani kas katı bir hamur mu? Hayır değil. Kas katı bir hamur değil. Tam döküm döküm de değil. Peki havuç taratoru nasıl buldunuz? Havuç taratoru beğendim ben. Suyunu salmamış. Tadı da güzel. Ceviz de katmış. Size sinyal verdi mi havuç? Verdi. Yeterli sinyali aldım. Peki afiyet olsun. Aynen. Ayşegül Hanım. Ben havuç taratoru beğenmedim. Şundan beğenmedim. Yani yorum yapıyorum şey olarak. Şundan beğenmedim. Yani sanki çok kalmış gibi böyle vermiş kendini gibi geldi bana. Salmış mı havuç? Öyle geldi bana. Bir de maydanoz veya dereotu olsaydı onda belki üzerine belki bir tat daha olabilirdi yani. Onu çok beğenemedim. Bu güzel olmuş çıtır çıtır. Biraz daha pişmesi lazımdı. İçi de mesela kıymasını böyle serperek biraz çok dolu zaten yoğun olmuş. Zaten serperek yaptım. Yani bilmiyorum biliyor musunuz boşnak böreğini biz çok yaparız. Boşnak. Ondan sonra hani onlar nasıl serptiği gibiyse öyle yaptım zaten. Yani bu çıtır çıtır güzel olmuş ama biraz pişmemiş dedikleri gibi. Bu gül böreği, bu kenarlar hep böyle olur yani. Bunlar hep sıkıntıdır. Biz de yaparız. Yani o iç kısmındaki o beyaz dedikleri genel olarak oluyor mu? Evet ama bunu kızarsaydı belki daha da biraz daha fazla pişebilirdi. Katını bence biraz az yarım vermiş olarak olsaydın. Mesela yarım açtın ya öyle yarım olarak yani yapsaydın belki daha hafif olurdu. Ama sonra daha çok ince demeyecek ama miydiniz? Ama daha ufak olacaktı porsiyonu daha o zaman. Daha küçük olacaktı. Ama daha şey daha arkadaşların dediği doğru yani. Yani şimdi şu an onlar deyince ben hatırladım. Mesela şu kadar bir şey olsa çünkü başka ana yemekte var ya. Biz alıştık büyük porsiyonlara. Evet. Mantıklı o. Kıyma mantıklı yedik. Ama güzel yine kıyma yiyeceğiz. Ben bunu yesem doyarım yani. Ha, bunu ama bunu mesela sebzeli yapsaydın. Mesela evet, ıspanaklı veya puzzle'lı gibi oluyor ya öyle. Daha da güzel olur. Çünkü roston var.
Patates var. Bir yeşillik lazımdı belki. Ben, ara geçiş. Evet, ara geçiş ben için. Ben patlıcanlı hayal etmiştim. Ha, patlıcanlı ama yeşillik olarak olsaydı daha güzeldi. Biraz pişmesi lazımdı. Yani ondan sonra işte içi yani kıyması biraz hafif olsaydı daha da iyi olurdu. Fena olmamış. Evet yani. Esra ne diyorsun? Ben katılmıyorum. Yani yorumlara katılmıyorum. Yani kendi yaptı tabii. Peki yani, elde açışı yapamadım. Güzel açmış mı? Kalın düşmüş mü börek? Yani yufkanın inceliği falan nasıl? Şöyle bir araları hiç kimse el açmandan bahsetmedi. Evet, bence güzel açmış. Açmış. Yufka da kullanabilirdi. Aynen. Yok bilirdim. Ben açmasını beğendim. Açıp gayet ince. Ama bir garip bir şekilde bu kadar ince açıp da hamuru bu kadar geri hamurlaştırman. Bu kadar dedikleri. Aslında dediği doğru. Mesela açtın ya sonuna kadar gitmeyip de onu bir yarıda kessen. Yarıda kesip böyle daha olacak. Ufak sarsaydın içi de daha güzel pişerdi. Evet. Porsiyonun da daha evet, ufak. Sen onu yuvarlarken için. O artık yapışmış. Bir de yağdan dolayı hani hamurlaşmış. O yüzden belki de artık. Pişmedi. Evet. Ortalı. Ama Esra'cığım. Çıtırlığı güzel. Yani evet benimkinin de çıtırlığı. Evet. Yani üstünün evet. Çıtırlığı iyi benimkinin çıtır de. Çıtır olmuş. Peki Neslihan Hanım az önce dedi ki şimdi bu kıyma peşine de köfte rosto yiyeceğiz dedi. Evet hatta dedim yani evet. Hani inşallah peynirli falandır dedim. Çünkü peynir de olabilirdi. Pazı da veya şey de olabilirdi. Peki afiyet olarak. Olsun. Esra'cığım eline koluna sağlık. Güzel olmuş. Havuçlara torunu ben beğendim. Lezzeti gayet iyi. Böreğin lezzeti çok güzel. Yani hamurun yavan bir hamur değil. Lezzetli. Evet. Kıyması da gayet güzel. Sadece süre zarfından dolayı biraz geçe kaldı börek. Evet. Harlı pişsin diye böyle 200 derecelerde bir anda pişmeye hamur başladı. İşte. Harlandığı için iç kısımlarında birazcık yumuşaklık var. Ama dediğim gibi bazı börekler geliyor içi bildiğin hamur dişe yapışan. Bu o kadar hamur değil. Sadece biraz daha kısık derecede daha ağır pişmesi lazımdı. Sen şu anda fırının azizliğine uğramışsın. Evet, yani böreğin biraz kötülüğüyle değil fırının kötülüğüyle alakalı evet. Bir problem oldu. Belki daha düşük ayarda. Düşük ayarda ve biraz uzun süredir pişmiş olsaydı. Bunu hemen açıp fırına atsaydın da 150'de ya da 180'de ağır ağır pişseydi. Böyle enfes bir 25-30 dakika falan pişseydi yani, güzel olurdu. Hamuru güzel açmışsın. Kesinlikle. Güzel yoğurmuşsun. İçine de lezzetli yapmışsın. Bunda bir sıkıntı yok. Sadece süreyi iyi kullanamadığın için böreğin fırında biraz hızlı girip hızlı çıkmış. Süreden dolayı. Tek problem o. Evet yoksa börek konusunda beceriklisin. Bunu ben anladım evet, bir kez daha. Şu anda görünüyor. Ama bilmiyorum arkadaşlarım senin börek açmana puan verecekler mi onlara kalmış artık. Ama hazır da kullanabilirdim yufkalıkta. Evet tabii el ki. Yufkası. Yani nihayetimizde hamur atlılığımızı göstereceğiz buraya geldik. Niye canım yufka kullanan hamarat olmuyor mu? Niye ama o zaman ne anlamı kaldı en hamaratım yarışmacının? Canım hamaratlık sadece yufka açmakta mı? Evet. Hayır canım ne hayır, alakası ben var? Çok alakası var. Yani sen az yufka kullanan kadınları becerikli bulmuyor ben musun? Ben becerikli bulmam. Ben bulmam o yani. Bu eve az yufka giriyor mu hiç? Ya ben elinden geldikten sokmamaya çalışıyorum. Soktuğunda suçluluk duygusu hissediyor musun? Hissediyorum. Allah beni kahretmesin. Hazır börek yaptım çocuklara diye. Ben suçluluk duygusu duyuyorum. Elinden geldiği kadar yani hiçbir misafirinize yufkadan börek yapmadınız mı bu zamana kadar? Yok. Hiç. Hayatınız boyunca. Katılıyorum yok. Ama Esra Hanım o konuda ben de aynı fikirde. Yani bir misafir geliyorsa mutlaka ağır evet. Da olsun. Yufka ya da mı normalde... evde açılmış bir? Ondan sonra yani el açılması olacak. Yufkayı paketten açıyoruz. Yufka açmışım. Nesna sen de mi açmışsın? Yani paketi açmak, yufkayı açmak tabii ki aynı şey. Ben şu nihayetinde burada hamur atlılığımızı göstermeye geliyorum. Ama başkası açıyor sadece o yufkayı. Ama lezzet olarak. Hayır lezzeti de. Esra Hanım bunu açmışsa hazır yufkayı da açar. Evde açılıyor öyle hazır yufkalar. Ama yufka bekleyemeyiz yok. Yani. Yani. Şimdi yufka açtı. Normal açıyor. Kovalı börekli yufka diyorsunuz. Evet. Peki Merve Hanım siz niye savundunuz hazır yufkayı? Yani ben kullanıyorum çünkü yufka ben o yüzden. Siz, yani ben önce kullanmıyorum diyen de yalan söylüyordur aynen, yani. Kadir Bey herkes kullanıyordur yufkayı. İnanmadın mı Neslihan'ın Esra'nın hazır kullanmadığına? Hayır mutlaka kullanılmıştır. Hayır. Yani hayatlarında bir kere dahi olsa kullanılmıştır. Lezzet benim için çok önemli. Özellikle börek hatta anneme mesela diyelim ki yaptı ki annem de hani biz memleket gereği zaten hamur işleri çok var. Neresi memleket? Yozgat. Yozgat. Hmm. Hamur işinde zaten iyiyiz. Hiç haliyle ailede eve hiç yufka girmedi. Öyle bir kültürümüz yok ya. Gel birazdan ısıtırsın. Problem değil. Sürem. Tamam. O yüzden yani el açmasının tadı daha güzel oluyor. Ben alışmışım şimdi lezzetli yemeye. Peki yufka ama bana çok lezzetsiz geliyor. Hiç el açması kullanmayan, hazır yufka kullanmadığınıza. Ama mesela bir misafiriniz aradı dedi ki yani ben yarım saate sana çaya bir geliyorum. Bir şey söyle, yarım gözleme yapıyorum. Gözleme, elimde açarak hem hiç paçanga böreği yaptınız mı?
hazır yufkadan yapılıyor. Hayır yapmadım çünkü yapmam. Sevmiyorum. Yapmam. Yufka gerçekten kullanmıyorum. Ben mesela yoğurt, hazır yoğurt. Kesinlikle. Yani her insan mutlaka hayatında çünkü bir kere de daha yufka demek şey demek değil, lezzetsiz demek değil. Aynen öyle. Yoğurt da hazır kullanılmış. Koyulduktan sonra... Ev yoğurdu olsaydı ben tadından anlardım çünkü. Neslihan Hanım, biraz abartıyor musunuz? Her şeyiniz mi el yapımı? Gülizar Hanım, gerçekten yemekten anlıyor musunuz? Ben çünkü yorumlarınızdan hiçbir şey anlamadım. Yoğurdu da mı evde mayalıyorsunuz? Tabii ki. Yoğurdu bekliyoruz. Yani evet. Onun bebeği var şu anda. Normaldir evet, evde mayalaması yoğurdu. Bir an aklıma eski şehirdeki yarışmacımız Elif evet, geldi. Yoğurdu elde mayalıyorum. Taranayı şöyle istedim dedi. Buzluğu bir açtım. Paket bezelye, hazır pizza, mantı, hazır lahmacun, paket mantı çıktı. Nesi gibi kavanoz tarhana vardı ortada da. Benim buzluğumda öyle bir şey bulamazsınız. Biberlerimi bile oyarım, buzluğa atarım. Öyle, her şey. Ben de o konuda ödümlüğe dikkat edeceğim. Evet. Peki, ana yemeğe geçelim mi? Ana yemeğimiz patates püresi ve rosto. Evet. Rosto köfte mi, rosto mu? Rosto köfte. Rosto köfte. İyi, hadi bakalım, buyursun. Esra'nın böreğinizi pişmemiş dediler. Pişti. İnce de açtım. Güzel yaptım. Peki Merve Hanım'ın hazır yufkayı savunmasına ne diyeceksiniz? Yanlış. Bir misafire hazır olmaz. Neslihan Hanım hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Çok mu eleştiriyor? Evet, çok fazla eleştiriyor. Sizden yoğurt yapmanızı bekliyormuş galiba. Yapamazdım ki. 2 saat nasıl yapabilirim? Önceden yapılmış yoğurt olsa siz kabul eder misiniz? Yok, etmem. Önceden yapılmış yoğurt olmaz. O cıvcıvık oluyor. Ekşi oluyor. Onu... Yani gününde yapacaksın ki kullanınca. 2 saat süresiyle de yapılmaz yani onlar. Puanınızı kırmak için bahane mi arıyorlar? Arıyorlar. Herkes dediğim gibi gününe oynuyor. Ama işimi göstereceğim. Gülizar Hanım'ın sinyal çakma lafına ne diyeceksiniz? Öyle şey olmaz ya. Sizin yerinizde ben olsam sizin sinyal nasıl çakıyor diye sorardım. İşte misafir şeyimi korumaya çalışıyorum. Yemeklerinizi korumak başka bir şey, misafire karşı anlayışlı olmak başka bir şey. Bunun ayrımını yapmanız lazım. Ama çekiniyorum. Niye çekiniyorsunuz? Ağır laflar alırım diye. Niye ağır laf edesiniz ki? Yemekleri konuşuyorsunuz. Görecekler. Ben de onları eleştireceğim. Günüm geçsin, görecekler. Yemekler biraz gecikti galiba, değil mi? Evet, biraz ısınma süresi mi uzadı Esra? Evet, biraz ısınma. Teşekkür ederim. Hadi gel Esra sen de. Bir de şey, el yapımı yaptım. Kayısılı. Ondan da alır mısın? El yapımı mı, kayısılı mı? Kayısı meyve suyu kaynattı evet, sizin için. İsteyen var mı? Tabii ki. Tadına olur, bakarız. Küçük tamam, bir bardak tamam, sen doldur. Biz yemeklerin tadına bakalım, o arada meyve sularımız gelsin. Süre zarfının içinde de onu kaynattı, kuru kayısıdan ayrıca. Valla menüsüne yazsa ona kesin not verirdim. Bayılırım ev yapımı meyve suyuna. Menüde, sen menüyü yazmış mıydın sabah sayarken? Yazmıştım. Yazmıştı meyve suyu. Söylemedi. Hayır. Evet, yazmıştı. Menüde bize gelen menüde. Tamam. Var, menümde var. Söylenmedi ama. Ama içecek konuşmadığımız için galiba onu söylemedi. Olur. Bunu umreden mi getirdiler, hacdan mı? Kendim aldım kızımın mevlidinden. Şunu bir alabilir miyim? Allah'ı nasıl severseniz. La ilahe illallah. Gözlerim kanadı. Neslihan Hanım, keşke böyle söylemeseydiniz. Daha kibar olsaydınız. Neslihan Hanım'la Gülizar Hanım'ın yorumlarından çok rahatsız oldum. Bunu nereden aldın? Kızımın mevlidinden aldım Kadir Bey. Buluyorsun da yani bu kadar parlağı, bu kadar şaşayı. Bakar mısınız? Evine uyumlu. Bence bu ama bir yerde misafire de değerdir hani sizin misafir için. Misafir için evet. Hani hoş bir görüntü ama hiç tarzım değil. Hiç tarzın değil. Yani şimdi eve bizim gibi ayda yılda bir misafir çağırır. Misafir normal günlükten diye... ama Esra şatafat kullanıyor. Ben böyle şatafatı severim. Ama masal sade. Vallahi hiç. Örtüler niye varaklı değil? Yani. Çok boğmasın biraz diye. Sade, biraz sadelikten. Arada bir es veriyor canım, o kadar da değil. Gerçekten çeteliği varaklı. Buyurun, elinden almış gibi oldum. Evet, Merve Hanım'dan başlayalım yorumlara. Merve Hanımcığım, nasıl buldunuz rosto köfteyi? Başlayalım. Yanlışsam düzeltin. Benim bildiğim rosto köftenin içerisine garnitür girer. Rulo şeklinde sarılır. Siz o yüzden mi garnitürleri kendi haşlamalı diye beklediniz? Yani ben yumurtalı çok tercih etmesem de yumurta da olur diye biliyorum. Hayır, yanlış hayır, mı biliyorum? Yanlış biliyorsun.
Bu dalyan köfte. Dalyan köfte ile rosto aynı şey değil mi? Aynı şey değil. Bu bildiğin et tarzında olur. Ama et değil, kıymadan. Pardon, dalyan kıyma köfte tarzında olur. O şeyde, o da kıymadır ama aynı mantığı. İkisi de rulo şeklinde ama sarılıyor. Doğru. Aynı şekilde pişiyor, salçalı sos veriliyor ama üzerine. Ama doğru da onların başkaları öyle yapmış. Dalyan yani köfte, benim rosto. Siz bu zamana kadar evdekileri hep rosto diye dalyan köfte mi yedirdiniz? Ben hayır, ben kıymadan yapmıyorum aslında. Ben etten daha çok tercih ediyorum. Orijinal etten mi oluyor? Böyle bu da oluyor ama ben etten tercih ediyorum. Benim bildiğim böyle. Eti nasıl, ince mi şey mi yapıyorsunuz? Hayır yani rosto, et. Bonfile et alıyorum bütün. Mühürleme işlemini yapıyorum. Hı. Ardından baharatları, soğanı, zeytinyağı ile birlikte. Peki siz içinde yumurta ve sebze mi beklediniz? Ben garnitür bekledim. Yani garnitürü yapacak diye bekledim. Peki Ayşegül Hanım'ın düşüncenizin yanlış olduğunu dedi. Kabul ediyor musunuz? Hayır etmiyorum. Yani ben çünkü rosto köfte diye arattığım zaman garnitürlüsü çıktı, yumurtalısı çıktı. Vallahi ben evet, öyle böyle biliyorum. Evet böyle sadesi de çıktı ama benim bildiğim garnitürlü ve yumurtalı. Ki ben yumurtalı çok tercih etmesem de benim bildiğim o şekilde. O dalyan köfte ama bilemiyorum yani, bir daha bakmamız lazım. Ama internete de girseniz rosto köfte yazsanız bu çıkıyor. Yani internete girdiğimiz zaman dediğim gibi bunun garnitürlüsü de çıkıyor, yumurtalı garnitürlüsü de çıkıyor. Peki siz ben Ayşegül Hanım dediğini kabul etmiyorsunuz. Hani az önce dediniz ya, masada tecrübe olarak Ayşegül Hanım biraz daha bizden fazladır yaş olarak. Ama dalyan köfte ile rosto köftenin mantığı tamamen aynı. Evet. Bilmiyorum. Ben öyle biliyorum yani, ama yani itirazım böyle. Ben katılıyorum. Aynı. Yani pişmesi aynı, sarılması aynı. Üzerine salçalı sos verilmesi aynı. Gülizar Hanım'a soralım mı? Daha önce davet verdim dedi. Evet. Bu dalyan mı rosto mu? Dalyan şey rosto. Rostonun içinde garnitür ve yumurta olmaz mı? Yani o şekilde de yapılır, bu şekilde nasıl de yapılır. Nasıl o şekilde de yapılır? Garnitürlü yani de yapılıyor. Bu bence rulo yapılmış bir tercih yani. Fırında köfte. Köftenin arasına konur, rulo yoğurdunuz, rulo yaptınız. Ama için malzemelerinin farklı zaten bunu. İçine yani kaşar ekmek koymuyorsunuz. Kaşar yani kaşar koyuyorsunuz. Baharat koyuyorsunuz, sarımsak. Değil mi? Kaşar var içinde. Şöyle göstereyim. Rosto köfte dediğimde yumuşak içinde yumuşak garnitür görünmüyor. Nesli yani yok. Bakın. Bir de öyle dalyan olarak yazıyorum. Dalyan köfte de Ayşegül Hanım dediği gibi yumurta da sarılıyor, garnitürlü de yapılıyor. Evet, dalyan dediğimde de şöyle göstereyim, içinde garnitür evet, var yani, bakın. Öyle de. Ben de Merve Hanım gibi biliyordum. Hatta yumurtalısı olan da. Şimdi mantık olarak tabii ki sarma şekli evet, aynı sarma ama. Sarma şekli aynı. Peki ama neden Ayşegül Hanım'ı dediğini kabul etmediniz? Yani ben çünkü rostoyu da o şekilde biliyorum. Ben öyle biliyordu biliyorum demek. Ben öyle bildiğim için. Anladım. Peki beğendiniz mi etini? Tadı güzel. Yani tadında bir sıkıntı yok. Pişmesi de güzel. Sıcaklığı da iyi. Ben püresini de beğendim. İçerisinde kaşar var sanırım pürede, evet, değil mi? Süt miktarını da güzel ayarlamış. Herhangi bir cıvıklık yok. Genel olarak beğendim. Güzel. Peki eline afiyet olsun. Salata nasıl olmuş? Salata normal. Mevsim salata. Peki bu yemek ana yemek için çok riskli hamaratlık yarışmasına konulacak bir yemek mi? Hayır. Çok riskli bir yemek değil bence. Yani kıymanın çünkü zaten aşağı yukarı pişme süresi ortalaması ama belli. Ama tutunmak da önemli Merve Hanım. Dağılabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Dışına bir şey sürdünüz hiç mü? Hiçbir şey sürmedim. İşte bu köftelerin dışına. Yani onu ben biraz yani rulo yaparken hafif elimi yağlayarak rulo yapmam. Yumurta akı vesaire yok, bir şey sürmedim. Yumurta akı sürülür bu köftelerin çatlamaması dışına. Çatlamaması. Benim bildiğim ben çatladı mı peki köfte? Biraz çatladı. Evet bak kız, çatlamış. Kız niye biraz çatladı diyorsun? ama kim anlayacak burada ama çatladı? Ama hayır ben baktım zaten, gördüm çatlamış buradan baktım ben. Gözünden evet kaçar. Ama ben yumurtalı yakını hiç sürmedim. Hep zeytinyağı demişim. Yumurta akı sürülür yani onlara. Çatlamasını. Sonra bu köfteler mesela bir buzdolabında biraz duruyorlar. Evet, bir saat kadar bilir, beklemesi lazım. Yaklaşık ona bir 15-20 dakika kadar evet, beklettim. Ondan sonra çıkaracaksın ya şeyle, streçle ya da elinden ama yağ olay değil. Streçle böyle yuvarlayacaksın. Bir de şey yumurta akı süreceksin ona çatlamaması için. Peki püf noktayı verdi Ayşegül Hanım sana. Bugünden sonra öyle yaparsın. Lezzeti güzel olmuş mu? İyi pişmiş mi süre zarfında? İyi pişmiş ama şey bu altının şeyi patates püresinde kaşar deniz ama ben çok kaşar göremedim. Ben biraz ilk aldığımda geldi böyle. Mesela ben patates püresini tereyağlı severim böyle. Yani tereyağı kokar ya. Bir de biraz şey yapar. Biraz da soğuk gibi bir sıcak gelir ya bunlar. Bu da sıcak gelir. Isıttın ama yine de yani gelene kadar püreyi şey yaptın. Püreyi ayrı mı ısıttın tencerede? Evet püreyi ayrı ısıttım tencerede. Kaşarını bile çünkü kaşar o zaman şey oluyor da böyle kalkıyor yani şey yapıyor. Peki beğendiniz mi? Lezzetli bir ana yemek mi? Yani lezzetli.
Sanki ama böyle yani yorumlarınız ortalama gibi geliyor bana. Ortalama ya yani çok aşırı. Ne şişansın ne kebap yok, gibi. Yok öyle değil yok. Hani bak şimdi Merve Hanım net bir yorum yaptı. Dedi ki davet sofrasına uygun değil. Hani ben şu kamaratlık gösteren ya da çok zor bir şey olarak görmüyorum. Siz bu yemeği çok zor bir yemek olarak görüyor musunuz? Zor yemek ama şöyle zor. Zor yemek. Şöyle zor. Bu zorabına bayağı zor ya. Kayıtta normal kalpte 5 dakikada yıkıyorsun. Ama bu şimdi bununki çatlamış. Keserken onu göremedik çatlamış. Acaba ne kadar çatlamış? Değil mi o da çatlamaya var yani. Çatlamaya gelene kadar şimdi Merve Hanım diyor ki normal köfte yoğurdu diyor. Yani bütün bir şekilde piştiğini düşünelim bu köftenin. Aynen. Fırına bütün bir şekilde sadece fırına girdi pişti yani bu köfte. Yani bunun ızgara kuru köfteden bir farkı yok. Hayır bence yok. Bence ben size katılmıyorum. Sen daha mı uğraştırıcı görüyorsun? Yani daha uğraştırıcı, her şey uğraştırıcı. Hatta bence uğraştırıcı ızgara köfte daha uğraştırıcı. Uğraştırıcı tek yanı çatlamaması. Hani bu köfte sıradan yani, bir köfte. Çatlamaması. Hani çatlamazsa uğraşmış olursun ama zaten o da çatlamış. Hani ekstra uğraşmışı komple gitti. Ne yani alakası var ki yani? Çünkü dediğin şöyle ben ortaya şey olarak konuşmuyorum. Ya önemli yani, olan bu et yani köftesi sıcak getirdim mi getirdim. Sıcak, lezzeti güzel. Doğru püreyi yani ben de çok beğendim. Yani yumuşak olarak getirdim. Tam kurutmadım. Elimden geldi. Çünkü kurulmuş da oluyor bazen. Pürede karabiber var mı? Zaten servisle alakalı, lezzetle alakalı ben bir şey söylemiyorum yanlış anlamayın. Benim için sadece çok uğraştırıcı bir yemek değil. Evet benim için. Lezzet olarak güzel. Dediğim gibi püreniz güzel. Peki hazır yufka kullanmıyorum diyen iddialı birine göre kolay bir ana yemek mi? Evet kolay bir ana yemek. Ama zaten 2 saat süre arasında ben ne yapabilirim, ne çıkartabilirdim? Esra abimiz ona göre menü seçiyoruz burada. Ona göre listemizi veriyoruz. Ona göre bir sofra çıkarmaya çalışıyoruz. Peki gününde sizi de göreceğiz Merve Hanım. Şey, şimdi dedi diyor ki çok şey değil. Doğru dediğimi de unutuyorum vallahi. Yani şimdi bu çatlaması ayrı. Sen şimdi buna şey üstüne sos koydun ya. Evet. O sos kapattı onu. Evet. Hani dış görünüşü. Kamufle mi etti? Evet kamufle etti biraz. Neyse bırak öyle bir uyanıklı olsun bari. En azından o kadar da yapmış. Mesla Hanım etini beğenmiş. Püreni de beğendim dedim. Evet gayet güzel pişmiş ve yumuşaklığı benim çok hoşuma gitti. Üzerindeki salça sosuyla aynen kapatmış ama kapanmış da olmuş yani. onu becerdik zaten... marifet. Aynen öyle. Ama biz zaten anlamadık. Pürede karabiber var mı? Karabiber muskatı mı? Ya karabiberin tadını alamadım ama kıvamını çok beğendim. Peki salata güzel nasıl olmuş? Salata mevsim salata değil. Mevsim salata domates olmaz. Şu an domates mevsimi değil. Geçtik. Marullardan olur sadece. Bence ayrıca mevsimi yavaş yavaş gelmeye başladı ya. Geçiyor. Yok, geçti. Geçti bence. Geçti. Domates sen hangi mevsimdesin bacım? Ben ya hala anlamıyorum yani pazarda salkım domatesler falan. Hayır domatesin mevsimi yaklaşıyor dedi. Hayır bitiyor anlamında söylemek istedim. Pardon yanlış söyledim. Ama ben yoksa biz de Kadir Bey domateslerimizi yaptık yani. Herhalde gitti başka gezegenden geldi anlamı bende. Ben sık sık köye giden bir insan olarak biliyorum. Mevsimi geçti artık köyde domates kalmadığına göre. Yeni konserveler kullanıyoruz. Biz de yok ki zaten seralardan geliyor. Bizde var. Ha Ekim'e kadar var ama öyle yamuk yumuk olur böyle şöyle olur. Onlardan turşu yapalım yani. Konserveleri yaptık işte. Onu da ekleyelim. Evet. Altını Yozgatlıyız. Ev alırsan Yozgat'tan, kız alırsan Yozgat'tan. Aynen. Taranamız ve her şeyimiz kendi elimizden yapılıyor. Evet ve aşırı işte şeyleri önceden koyulmuş. Tuzuydu, yağıydı bir şeyleri ve haliyle. Yok hepsini son dakika koydu. Ama ölmüş bir şekilde geldi. Abartıyor mu? Bence abartmıyorum. Ölmemiş mi? Yok erimiş yok ölmemiş. Limonu biraz eksik. Ben ekşi sevdiğim için ölmemiş yok, yani. Ekşi sevmediğim ölmemiş, için ölmemiş. Yok tadı güzel. Salata. Neslihan da böyle biraz kendini ön plana atma şeyi var mı huyu? Var. Neslihan öldürdün kendini, salatayı. Yani şöyle söyleyeyim kendini ön planda tutmaya çalışıyor. Salata değil. Fatiha okuyacağım ölmüş. Ölmüş. Yani bence ölmedi. Ben sosunu tam servis yapacağım yok zaman koydum. Ama sulanmış. Son dakika koyulan salata böyle suyunu salar mı bu kadar? Ama sosu var nihayetinde. Ama zaten domates peki, eklemiş. Sebzeler çok ölmüş mü Fatiha okunacak derecede mi? Yani i̇şte ölmemiş. Ne nanesi ölmüş ne dereotusu ölmüş. Yani ölmemiş. Bence marullar ölmüş. Hadi o ölmüş değilim. Hakkını yiyelim. Hani tamam ölmüş ama önemlisi onun böyle canlı canlı durmuyor. Bir de zaten az koymuşsunuz ya bence tabağın böyle dibini hani sönmüş gibi duruyor. Bence az mı yaptınız? Rosto biraz tuzlu bana göre. Ben çok tuzlu. Ortalara tuzlu rostonun. İçi oraya sıcak gayet. Yok. İçi gayet. Devam. Ama şey dinlenip dinlenip yorum. Kurban olurum.
Ha, patates biraz soğuk geldi yani. Biraz daha peynir çıkacak. Sen onu beğendin mi? Bana onu söyle. Beğendim. De ki ben bunu beğendim. Patatesini beğenmedim. Biraz daha şey olsa kaşarlı, ben öyle seviyorum. Kaşarı küçük. Evet. Biraz az buldum ben. Biraz daha büyük. Evet, yani biraz şey olsaydı. Peki. Acık da karabiberi olsaydı. Gülizar'a geleceğim. Evet. Gülizar Hanım, siz patates püresi için çocuklara yapılır demişsiniz. Evet. Yani ben çocuklara yapıyorum çünkü. O çorbayı çocuğa ben yaptı. Ben yapmıyorum. Ben patates süresini böyle çocuklara seviyorlar. Benim de çocuğum var ama evet. Ama çocuğum patates püresi yapan bir insan değilim. Köfte, etin yanında patates püresi çok severler. Çok severler. Peki davet sofrasında püre yapılır. Ama bu uygun bir sunum şekli. Ama sunumu bu. Yani sunumu bu olabilir ama demek ki bu da davet yemeği değil. Yani rostonun zaten özelliği püreyle servis ediliyor. Püreyle ama bana göre ne yapabilirdi onun yerine? Bunun yanına sebze, ne yapılır? Garnitür. Ha, sebze koyabilirdi yanlarına. Sebze etin yanında büyüklere verilen en güzel yemek türü. Ama zaten türü. Yeşillik salatası yapmışım mevsim salatasını. Yanına da şimdi yeşillik koysam diyecektiniz ki o yeşil, o yeşil diyecektiniz. Mesela ben kayık, küçük küçük kayık yapıyorum. İçinde bezelyeler, bu püreydi onun yanına. Bezelye olmaz buna. O buna bence küçük... benim görüşüm yani. Güzel misin, menüsü çok merak ediyorum. Karnabahar olabilir. Hayır, ben ya püreyle köfteyi yakıştıramadım. Yani. Ben de bir kere ben de yorumumu yapayım. Tabii püre buyurun. Buz gibi. Gerçekten çok soğuk. Püre sıcak yenir. Dur bir dakika, bakacağım tekrar. Çok çok soğuk. Canım. Şu hayır, an ilk bana geldiğinde ben ilk eti aldım. Et inanılmaz sıcak geldi. Ama bence püre buz gibi geldi. Sıcaktı. Hayır, soğumuş. Ama o zaman donardı. Şöyle donuktu zaten. Bakın tabaka oluşmuş. Sonra et güzel tadı, sıcak geldi ama bu sos biraz daha akışkan olmalıydı. Evet. Yani böyle şey ne denir ona, şey sürmüş gibi salça duruyor. Yani ben salça ekmek gibi duruyor çünkü çok akışkan bir kıvamda. Yok, hayır, biraz daha sallanır olmalı, böyle yapışmamalı, tabaka evet, halinde gözükmemeli. Evet, ben ona burada yemeğe baktığım zaman çok koydum, ben gezdirdim. Ben burada yemeğe baktığım zaman Gülizar Hanım bitirsin bakalım. Ben burada yemeğe baktığım zaman bana evet o yemeğim geldi, ben bunu yemeliyim demeliyim. Sinyal yok gene. O sinyal değil. Yok gelse, hayır, hayır, şöyle. Hayır, evet. Etin tadı çok güzel. Sıcaklığı da çok güzel. Görüntü olarak diyorum, bana hitap etmeli. Önce mesela tabii ki de damak tadı önemli. Ama bana önce tabak sunumu geldiği zaman gözüme hitap etmeli. Beni cezbetmeli. Yani. Nasıl cezbedebilirdim peki Gülizar? Diyorum ya, bu akışkan olmalıydı. Burası akışkan olmalıydı. Bu taş gibi olmamalıydı. Yani yanlış anlamayın. Tabii ki de emek, koşturdunuz, ama zaten ben bunu fırında soğuttum. Yani fırında soğuttum. Ben etiniz için bir şey demiyorum. Et çok güzel. Sosuna diyorum. Köfteniz çok sosuna güzel. Diyorum. Sosu çok kötü olmuş. Olmaz yani. Böyle görünmemeli. Bir restorana gittiğinizde bunu gelse sizin önünüze, yani yer misiniz? Yerim, niye yemeyeceğim? Tamam ama hoş değil yani bence. Yani bir ağaçın elinden çıkmış olması, yani bu krema sürmüş gibi tabak halinde görünmemeli. Akışkan olmalı. Yani böyle parlak görünmeli. O yağ anladım. Ve sosu şeyi... yoğun buldunuz. Evet. Peki, böyle salata vermiş mi? Bu hayır, salata çok meyve güzel. Meyve sularınızın tadına bakın, onun için de yorum alacağım. Şimdi ben konuşmak için... Alacağım tek tek yorumunuzu. Konuşmak için konuşmuyorum. Salata çok güzel olmuş. Öyle diyen biri oldu mu? Hayır. Yani yemeğini beğenmediğimi düşünüyor olabilir ama bak eti çok güzel. Üstündeki sosu olmamış. Salatayı beğendiniz mi? Salata çok güzel olmuş. Ölmemiş mi? Hayır, ölmemiş. Ama bir kere mevsim salata olmuş. Bile değil ki, domates var. Kaldı içinde. Ki salata hemen sos ama koyarsanız. Ama tam mevsim geçmedi ki Neslihan Hanım. 5 dakika sonra ölmeye başlar yani. Kendini salmaya başlar ve sulanır. 5 dakika niye sonra salata sulanmaya başlar. Niye o zaman geçtiyse çeri domates üretiyorlar? Hayır, ama şimdi zamanı şu anda. Öyle bir dönem kış değil ki zaten. Olsa, karpuzu tamam. Bile bulursun sen şimdi çıksan. Hayır. Aslında kış... mevsimi değil ama baktığında. Domatesin bence... zamanı şu an. Mevsim salatam olmuş. Ölmemiş salata de. Güzel. Yok, salatanız güzel. Yani ben evet, Merve'nin mevsim salatası olarak şu konuda katılıyorum. Gülizar Hanım'ı çok merak ediyorum, gününde nasıl olacak. Yani ben... İnşallah yetiştirebilirsem eğer heyecanlanmazsam. Biz geçen hafta bir yarışmacımız evet. Hiçbir şey bilmiyorum, hamur açamıyorum, onu yapamıyorum dedi. Evet. Mutfağa bir girdi, nefes kesti. O yüzden yani ben öyle yapamıyorum diyenleri mutfakta İnşallah. Çok iyi yani, görüyorum. Hayırlısı. Kompostoyu beğendiniz mi, meyve suyu? Güzel, çok güzel. Sıcak sadece. Emeğine sağlık ama bundan aşağı. Bu sizin için hamaratlık değil midir? Süre zarfında meyve suyunu bile elde yapmak. Kız az abartsana şunu, bak meyve suyu. Neyi yaptın?
meyve suyu nihayetine. Kayınşekerli. Soracağım şimdi. Niye beğenmedin? Çok şekerli, sıcak. Hani bunu soğuk suyla sulandırıp getirebilirdi. Koştur hazırlamış. Konsantre gibi değil ki ama bu. Şimdi ama bunu bize sundunuz güzel, ya. Bizim için emek sarf edip hazırlamışsınız ya. Bunu madem hani bizim damağımıza hitap etmek için bize sunuyorsanız bunun içine buz atabilirdiniz. Evet, biraz çünkü bu soğuk içine ama yazdı değiliz. Ama bu ama şu an sıcak. Kaynar. Evet, tencereden çıkmış, evet. Gelmiş. Yani normal hani, bir dışarı bakın, sıcaklığında sıcak değil, yemek, bayağı sıcak. Bu soğuk içilenmiş şey olduğu şekerli. İçin. Evet, elinize sağlık ama soğuk içilenmiş ben olduğu için ikramı. Ben doğal bir şey içeceğim diye sevinmiştim ama. Ama doğal kuru kayısı kendi kaynaklı. Ama şeker ama atmış içine. Ama diyorum ya şey. Ama şekersiz olmaz ki Neslihan Hanım. Hayır, şeker attığın anda şundan bir farkı kalmadı benim için. Asla şeker atmam ben evdeki konfor. Niye? Biz de atmıyoruz. Kuru üzüm atarım. Yani o kadar ben bir güzel şekerli var. Ailecek 300 yıl yaşayacaklar şekersiz. Siz benim... Sağlıkçı olduğumu unutuyorsunuz. Hayır doğrudur. Tabii ki şeker zararlı da. Ama ya çok şekerli de, değil mi? Sağlıkçı yani. Bilmiyorum. Şeker atmıyor şeker musun? Şeker yerine bir şey kullanıyor musun? Nasıl yani? Şeker yerine bir şey atıyor musun? Yok. Kuru üzüm. Için. Kuru üzüm. Kuru üzüm. Onun şekeriyle. Ve çok güzel tatlanıyor. O zaman kahveye niye şekerli içtiniz? Kahveyi şekerli seviyorum. Diyorsun ama o da şeker. Ben hayatımda şeker kullanmayacak mıyım? Ama diyorsunuz ki şeker şey yapmıyorum ama diyorsunuz. Ama bu zaten tatlı bir şey. İçinde şeker var. Kahvede şeker mi var? Ay sen ne finanslı kız. Onu orada aklına zaten geldi hemen. Bu doğallarını öldürüyormuş. Tamam. Doğallığını o yüzden. Yani bu zaten tatlı bir şey ya. Kahvenin ekstra şeker yok Kadir Bey? Yok gerçekten bu şekersiz olsaydı bitmişti yani. Peki şekerden dolayı emeğin hiç oldu gördün. Bir şey diyemiyorum. Onları da göreceğim. Allah'a havale ediyoruz hepinize. Peki eline koluna sağlık. Sağ olun. Püre bana sıcak geldi. Benim önümdeki püre sıcaktı. Tuzuz da gayet iyiydi. Evet kaşarı biraz az gelmiş ama bir yan hatta unuttu galiba dedim kaşarı katmayı. Yok. Ama kaşar. Ama şey yani. Bana mı soğuk geldi? Geldi bana az geldi. Bana soğuk geldi gerçekten. Bana kaşar. Bana ılık geldi. Hani ben daha sıcaktı. Püreler, bana geldi. Daha önce gelen püreler hep çok soğuk geliyordu. Aa, bir de pürüzlü geliyordu. Kıvamı da gayet krem gibi olmuş. Ben sıcaktı. Rosto lezzetli. Ama salçası çok yoğun. Evet. Ben tencereye de baktığımda dedim ki bir kilo salça var burada. Biraz daha sulandırmalıydın. Salça çünkü üstünde yoğun kalmış. Yediğimde yoğun bir salça tadı geliyor. Evet. Ama köften lezzetli, sası ve yavan bir köfte değil. Hı. Köfteni güzel lezzetlendirmişsin. Evet. Evet. Rosto diğer köftelerden çok bir fark yok. Sadece şekil olarak var. E şekil de kendi ağzında çatlattığını söyledin. Normalde makbuli çatlamaması. Salataya gelince benim salatam ölmemiş. Lahana yağzım attı da kıtır kıtır geliyor. Dibindeki su da tamamıyla salatanın sosu. Renginden belli yani. Domatesin böyle mayışmışlık o suyu değil. Yıkadıktan, hani beklediğimiz salatanın suyu değil. Yıkadıktan sonra süzülmüş mü bu marulların suyu? Evet evet. Evet doğradığımızda evet. Hiç su yoktu zaten. Hmm. Kuru bir maruldu. Peki, ya bu marullar elle kesilir böyle aslında. O da öyle söyledi ama eleştirirsiniz diye yapmadı. Öyle de yiyemezsin. Doğal ve organik. Bıçak sürdü, vitamin gitti. Ama kocaman olur. Elleri ama niye kadar doğaldan doğaldan bahsediyorsunuz? Bıçaklı sinirleriniz gerekiyor göbeğe. Hadi kıvırcık kesiliyor. Yarın soğanı cücünü ortadan böleceğiz. Ama bunların bıçakları da var. Öyle düşünseydim bunları konserve mi diye... Şey yapardım mesela ama mısır haşlayıp da içine mısır koymanızı beklemiyorum mesela. Konserve ama olabilir. Yani süremiz zaten kısa. Evet mesela işte o konserve olabilir mesela ona bir şey demiyorum. İşte hani abartıyorsunuz diyorsunuz ya abartmıyorum düşündüğünüz kadar. Peki tatlıya geçelim mi? Geçelim. Sen az önce beyaz bıçak dedin abla ne o? Şey var böyle tahta bıçak var. Bir de mantar doğramak için böyle plastik bıçaklar var. Ne oluyor keski. Sebzeyi doğrayınca yani? Onlar kararmıyorlar. Bundan da kararmıyor. Evet vitamini, yani şey yapıyor. Vitaminini öldürmüyor diye biliyorum ben. Her yani. Ne kadar bu lahanada vitamin ne kadar var bilmiyorsak da yani. Bu da yapaydır. Çok da vitaminin bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani. Hadi bakalım o zaman sütlaçımız gelsin. Şöyle vereyim efendim. Ellerinize sağlık. Evet afiyet olsun herkese buyurun. Yumurta. Evet. Ama öyle bir dedi ki şu taça ne koydun? Yumurta, nişasta, vanilya. Size değişik bir tat mı geldi? Yok değişik bir tat geldi. Ben nişasta olduğunu anladım da. Ama güzel olmuş. Yani şey oldu ama
nişasta koyduğun halde güzel olmuş. Kıvamı da biraz daha katı olabilirdi ama yeni pişirdiğin için herhalde. Güzel de soğumuş yani şu an. Genellikle ben hep böyle yapıyorum. Çünkü anne süteci daha bir katı olduğu için. Hani bu fırında sütler biraz daha akışkan oluyor. Mesela normal bir restoranta da gitseniz. Bu kıvamda bulursunuz. Yani ben yok, o kadar öyle değil. Şeylere de gittim. Biraz daha sulu mu olmuş? Evet, biraz ama tabii programdan dolayıdır yani. Çünkü onu tam soğutamamıştır. Buzdolabına koyar, bekletir onu. Ya da dışarıda biraz şey olmuş. Şu an soğukluğu iyi dediniz ama. Yani o zaman biraz daha donması mı lazım? Yani biraz bu daha evet. Bir gün daha beklemesi lazım ama güzel hayır, olmuş. Hayır. Şu anda sıcak bir sütler çok önümüzde. Soğuk yok, sütler. Yok, biraz daha beklemesi lazımdı. Hı. Güzel olmuş ama. Peki afiyet olsun. Pirinç oranı iyi mi? Pirinç oranı iyi. Peki, çok güzel olmaz zaten. Bana göre biraz daha soğuk olsaydı hani daha güzel olurdu. Tabii yetişmemiş olabilir. Soğuk, soğutamamış. Soğuk ama buzdolabı soğukluğunda olsaydı tad olarak daha güzel gelirdi damağa. Pirinç biraz az olmuş. Normalde az olur. Akışkan olur ama bayağı bir az olmuş. Normalden daha da mı az pirinçli olmuş? Yani şöyle... Kaç kilo süte ne kadar pirinç koydun? Normalde 2 litreye bir bardak koydum. Su mu çay mı? Su. Çok. Oran iyi mi? Çok. Az konur buna. Çünkü bu kendisi fırında pişerken bu arada... Ama az önce pirincini az evet, buldun. Az yani az zaten. Ya biraz önce de çok dedin ölçüyü. Ölçüye çok dedim işte. Ama 2 bardağı. 2 litre süte. Ama şimdi burada pirinç yok. Bir... Tamam anlamamış olabilirim orada ama ya estağfurullah. Şöyle bana bakın sıvı. Pirinci bana ben göre az. Ben normalde sıvı severim aslında. Akışkan severim. O zaman severim. 2 litre süte bir su ama... bardağı pirinç az gelmiş. Demek ki. Zaten ama pirincin hepsini miktarını koymadı sen. Bilmediğim evet, yani onu ayarladın. Su bardağı pirinci için. Haşladı ama hepsini koymadı. Yarım bardağı. Yarım koydum. Yok şöyle siz ne kadar ne yaptığınızı bilmediğim için hani miktar olarak ölçüyü de ona göre şaşırdım yani o açıdan. Ama normalde ben akışkan severim ama bu bana biraz daha pirinç istiyormuş gibi geldi. Biraz da tatlı geldi. Ben çok tatlı severim ama damağımı biraz yaktı. Peki. Yani bence tatlısı... Güzel mi Merve Hanım? Ben çok beğendim. Sadece dediği gibi pirinci bana göre pirinci de az. Yani ben bir ölçüyle yapmam. Bu arada ben de kendi sütlacıma günlük sütten yaparım ayıptır. Evet. Ben de biraz maharetlerimi konuşturayım burada. Sanki ahırda sağıyormuş da getiriyormuş gibi. Ama öyle sen tepe öğrene gidiyorum, alıyorum o sütü falan. Özellikle manda sütünü alıyorum. Neyse Hanım duydunuz duyuyorum. Değil mi? Bu sizeydi çünkü biz üstümüzü evet, alamadık. Evet. Pirinci bana göre de az. Köstüyle. Ama lezzet olarak çok güzel. Kıvam olarak güzel. Pirinci olsaydı biraz pirinci biraz daha fazla olsaydı daha iyi bir kıvamlı olabilirdi. Benim sormak istediğim üstünü nasıl kızarttınız? Fırında. Yumurta sürmediniz yok, değil mi? Yok hiçbir şekilde yumurta sürmedim. İç kısmında olup o tabak olmuş. Ben de nişasta koymam. Ama zaman kısa olduğu evet. için mecbur kullanıldı. Ben yani her sütlaç yaptım. Eşim de bayılır. Herkes sütlacımı beğenir. Sadece pirinci bana az geldi. O kadar fazla zaten. Koysadım da mama gibi olacak diyeceksiniz pirincine. Ben biraz daha pirinçli seviyorum. Ben ama de. Tadı çok güzel. Şekeri, teşekkür tadı, her şey çok Nesli güzel. Nesli Hanım. Pirinci az olduğu için daha sıvı zaten. Hani pirinçten kaçtığımız için sıvı olmuş. Ya bakın bayağı dökülüyor, akmıyor. Bu şakır şakır akıyor. O yüzden ben de az buldum pirincini. Tadı güzel, şekeri benim için güzel. Kıvam olarak ve dediğim gibi pirinç çok az. Ama pişmesinden üzerinin yanmasına kadar güzel. Tadı da güzel. Lezzeti güzel. Aynen. Afiyet olsun. Sadece pirinç güzel az. Tabaka çok güzel olmuş. Hani pirinç aradım sadece. Tatlıyı da yediniz. Kaldım. Şu kapıdan çıkarken bugün ya evet Esra cidden hamaratlı diyecek misiniz? Sanmıyorsunuz. Çünkü tatmin yani şu an kendim tatmin senin sofrasıyla yemeğiyle tatmin etmedi Esra bugün hamaratlıkta. Yok. Daha ne bekliyordunuz o zaman? Yani yani hayır yani, ben sütlacı da çok basit bulmuştum. Ama gibi. Mesela bu da çorba gibi çok basit ve pirinç yok içinde hani. Ama bu sefer fazla pirinç katsa bak evet. Fazla pirinç katsan diyeceksiniz ama niye koymadınız hepsini? Ölçmüşsünüz zaten. Niye siz koymadınız hepsini? Ne kadar pirinç şişti pirinç zaten. Hani şişti. Baldı pirinç önce kullandı. Önce suda haşladı pirinci. Önce tamam. Çiğ mi ölçüyorsunuz? Suyla beraber. Haşladıktan sonra mı ölçüyorsunuz pirinci? Çiğ ölçüyorsunuz. Ne kadar miktar tamam. yaptınız? 2 litreden yaptım. 2 litreden sık mı koysaydınız belki pirincin daha iyi olabilirdi. Pirinci biraz az geldi. Valla bana iyi geldi. Neden? Ben sütleri çok sevmem. İşte zamanla sevmişimdir. Pirinçli şeyler. Afiyet olsun hepinize. Esra'cığım eline koluna sağlık. Kıvam konusunda bir tık daha yoğun olabilirdi. Pirinci bence iyi. Çünkü fırın sütlaç olduğu için pirinç çok çabuk çekiyor şeyini. Sadece tek sıkıntısı benim için
o istediğim o vanilya aromasını alamadım sütlaçtan. Ve sütlaçı tencerede biraz dibi tutmuş. O yüzden bana hafif o dip kokusu geliyor. Yani fırın sütlaçın üstündeki o yanık tadının haricinde. Bana geldi öyle bir koku. Dipten doğru alırken bir tat geldi. Yediğimde o dibindeki o tencere yanığının kokusu geliyor. Yani o böyle vanilya kokulu bir sütlaç alamadım. Eline koluna sağlık diyorum. Bir paket, o yüzden sordum miktarını, ne kadardan yaptınız. Evet, ama vanilya kokusu gelmiyor. 2 kiloya iki paket kasılır. Yani fırın sütlaçları yükseler ve vanilya kokusu gelir. Evet. Peki. Ellerine kollarına sağlık Esra'cığım. Her şey için teşekkür ediyorum. Yorumlara karşı da gayet ılımlıydın. Sert bir tepki de vermedin. Ev sahipliğini korudun. Bakalım yarışmacı halin nasıl olacak yarın şu sandalyeye oturduğunda. Ben asıl onu merak ediyorum. Evet hanımlar, yemek yeri yedik, sıra geldi puanlamaya. Bakalım Esra Hanım rakiplerinden Enem Arat Benim'in ilk gününde toplam kaç puan alacak, hep birlikte görelim. Buyurun puanlamaya gidiyoruz. Masada yemeklerimi çok savunamadım. Çünkü oradaki insana kırmaktan çok korktum. Hani ağır konuşurum diye. Evet hanımlar, tahtalarınız önünüzde, buyurun. Yemekleri yediniz, yorumlarınızı yaptınız, yorumlarınızın altında olacak puanlarınızı verin. Bakalım Esra, toplam kaç puan alacaksın, bekliyoruz. Buyurun. Herkes biraz düşünceli ilk gün. Düşünceli. Acaba geri kalan 4 günde neler yaşanacak, onları da düşünün. Evet, hazır mısınız hanımlar? Herkes puanında kararlı mı, iyi düşündü mü? Evet Ayşegül ablacığım, çevir puanını, kaç puan verdin? 4 puan. 4 puan, evet. Oo, haftanın ilk gününde. Bu menü gerçekten 4'ü hak ediyor muydu Ayşegül Hanım? Ayşegül Hanım 4 verdi, şoklardayım. Böyle bir masaya 4 verdiyse bana 10 falan vermesi gerekiyor 5 üzerinden. Memnun oldun mu 4'ten? Oldum. Sanki olmadın gibi geldi. Yani sevinmedin 4'e. Yani... Ama eksiklerin de vardı. Bizim de tabii olacak eksiklerimiz. Mesela... Hiç yoluna gitmesin ablam. Zaten yorumlarını yaptın. Evet. Peki yani. İndirebilirsin ablacığım. 4 puan geldi. Neslihan Hanım buyurun, kaç puan verdiniz? Benim çünkü Neslihan'ı merak ettim. Sen merak etmiyorsun. Ben de merak ettim. O kadar ben yoruma rağmen. Tutun. Esra Hanım'a puanım 2. 2-4. Ben çok şaşırdım zaten 4 vermesine. Evet, ben de, ben de şaşırdım. Şaşırdım. Neden ki? Siz ikiye şaşırdınız mı? Zaten. Yok. En üstü yeni 1-6. Ama tamam da yani emek harcamış. Ama hepimiz yani emek harcamış. Ama hani 3 de olabilir. Yani ya o benim şeyim zaten. Tabii ki, tabii o benim ki, şeyim tabii yani. Düşündüm. Ben de şaşırdım. Ben yani düşündüm yani. Ama bu kadar olmamış şeye 4 verin. Ne? Ama o kadar yediniz, içtiniz. Fena değil mi? Beğendiniz yani, sütlacı dediniz, beğendiniz. Sadece pirince şey yaptınız. Salatayı. Ama hiçbiri 4-4'lük değildi ki sonuçta. Ama 4-4'lük yani. Ama kimse 4-4'lük yapamadan yani. Şöyle o yüzden, ama o yüzden diyorum neredeyse 5 verecek yani. Çorbası fena değil dedim. Güzeldi. Tadı da güzeldi. Ha, güzel yoruma yani ilk başta Esra haksızlık mı yaptı 2 vererek? Yani Esra Hanım. El yemeği var evet yani. Yani. El açma göreyim var. Ayşegül Hanım 4 vererek polyanacılık mı oynuyor? Evet. Yok. Bayağı. Ben herkese de vereceğim bayağı. Yani yeri geldiğinde. İstiyorum herkese. Yani. İstiyorsun, yapacaksın, alacaksın. Peki Merve yani. Hanım. De. Merve Hanım'dan çok çekiniyordun. Rakip olarak görüyordun. Bakalım Merve Hanım, kırmızı papuçlu hanımefendi 2 puan verdi. Merve Hanım siz kaç puan verdiniz, buyurun. Sürekli. Esra Hanım'ın puanım 2. Merve'den de 2 geldi. Öncelikle sofrası evet bir davet sofrasıydı ama menüsünde tadlarında eksikler vardı. Davet sofrasına yakışır bir menü bana göre değildi. Bu yüzden puanım 2. Evet, 2 tane 2, 1 tane 4 var. Terazi biraz şaştı bugün. Bakalım Gülizar Hanım kaç puan verecek? Hazır mısınız Gülizar evet. Hanım? Buyurun. Son puan. 2 de Gülizar'dan geldi. Evet. Evet. Bence ikilik bir masa değildi. Ya yani o kadar hazırlamışım. Evet. Peki 3 yanlış. Yani emek var, masamda da emek var. Yaptığımız çok yanlış. Emek yok demiyoruz ki zaten. Yani emek var. İkilik bir masa asla değildi. Ama 4'lük kesinlikle değildi. Niye? Yani neyim eksikti? Her şeyimi getirdim, eksik. Eksiğim hiçbir şekilde yok. Ekmekliğimi varana kadar, tuzluğuma varana kadar, peçetelimi varana kadar. Çorba tozu yok. Olması gerekenleri getirdiniz siz zaten. Niye? Onları koymayanlar da olacak. Tamam, ona göre
göre değerlendiriyor yani o zaman. Yani ben peçetelerime, servis peçetelerime bile dikkat ettim. Yani bir kere servis peçeteleri, yani bence anlamayın ekran o şekilde hiç mi saydılar? Bence yani çok tüylüktü peçeteleri. Hiç saydılar. Evet. Ona yani içerik masa asla değildi. Hayır, ben peçetelerinin bile gayet günlük olduğunu düşünüyorum. Evet, çok davetli peçeteydi. Peçete. Güzel, evet. Sade ama... Daha nasıl sadece şuraya yani peçeteyi koysaydı masa örtüsü olurdu? Hayır, ben beğendim zaten. Bakın, ben beğendim. Yemek takımınız güzeldi onlar. Evet. Sıkıntı yok. Sunumlarınız güzeldi, bardaklarınız güzeldi. Onlardan yana bir sıkıntı yok. Peçete, yani peçeteden mi puan kırdınız? Peçeteden. Tabii bir bütün olaraktır masa Esra Hanım. Sadece peçeteye bakılmaz. Yani yemeğin sunumundan bardağa koyduğunuz yere kadar. Yani masa, davet bir bütündür. Senin iki puanlık mı hamaratlığın var Esra? Bence değil Kadir Bey. Haksızlık ettiklerini düşünüyorum. Yani en fazla hadi iki değil de üç vermeleri lazım. Yani mutfaktaki koşturman, iki saatte el açman. Evet. Ya onların da günü gelecek. Onları da göreceğiz. Onların da hamaratlılığı konuşacak. Peki. Ben bir şey demiyorum, ilahi adalete bırakıyorum. Hadi artık bakalım. Yarın kim yarışacaksa göreceğiz. Cuma'ya kadar neler olacak? Esra'dan çekeceğiniz var, anlaşıldı. Esra'cığım toplamda 10 puana ulaştın. Ellerine kollarına sağlık. Ben sadece Ayşegül Hanım'a şunu sormak istiyorum. Şimdi bugün 4 puan verdiniz ya, ben yorumlarınızdan yola çıkarak bunu söylemek istiyorum. Şimdi böreğin içine hamur buldunuz, birkaç eksik saydınız ya. Biraz şimdi mı? Diğer masalarda daha üstü lezzetler çıktığında arada sadece 1 puan mı fark olacak sizin yani, için? Yani ben 4-4'lük bir masa çıkarttım. Sen bana 5 puan verecek misiniz? 3 yanlış bir doğruyu götürdü gibi oldu burada. Ama beğendim yani. Bak çorbayı dedim, fena değil, güzel dedim. Kıvamı da hayır, güzel. Yorum olarak diğerleriyle eşit yorum yaptınız. Hani siz onlar beğenmedi de siz beğendiğiniz bir şey olmadı. Hani bazen şu oluyor. Hiçbir şey beğenmiyor ama bir kişi her şeyi beğeniyor. Diyorum ki onun damak lezzeti o beğendi. Yani hepsini beğendi. Ama yorum olarak aynı yorumları yaptınız. Puan olarak farklı ama bir puan ama şöyle düşündüm verdiniz. Ben fazla mı duygusal düşündünüz yok, acaba? Yok fazla değil. Şeyini beğendim. Sütlaçı sevmememe rağmen sütlaçı beğendim. Yani bir. Kim yarışıyor? Ben. Eğer aklımdan geçtiyse Rabbim nasip etmesi. Eğer aklımdan geçtiyse. Sütlaçı beğendim bir. Haklısın. Ben daha düşük verdim ama kafamda tasarladım. Ama şey dediniz, kafamda tasarladın yarın kendi günü. Beğendim. Şey rosto çatlamış dedim ama güzel. Şimdi. O patates püresi soğuk dedim. Hayır sütlaçı beğendim dedim. Ben çok sevmem ama beğendim. Rosto çatlamış dedin. Çatlamış dedim. Salatası da güzeldi. Çorbası da güzeldi. Genel bence yani herkes burada yarışacak Kadir Bey. Ayşegül Hanım'ı zan altında mı bırakıyorlar? Yani biraz öyle bırakıyorlar. Evet. Herkes istediği puanı verebilir. Verebilir canım ben. Peki yarın Ayşegül ablamın evindeyiz. Kendisi çocuklarını büyütmüş. O da yetmiyor şu an torunlarını büyütüyor. Küçük bir yer açmış, işletmiş. Tecrübeli bir hanımefendi. O yüzden yarın eminim ki onun günde hamaratlığı sonuna kadar göreceğiz. İnşallah. Bekliyorum, ümitliyim sizden. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdi ben de Esra'nın temizliğine ve yemeklerine puan vereceğim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun. Ben ev sahibi olduğum için alttan aldım ama yarın böyle olmayacak. Evet sayın seyirciler, en amarat benim de bir günün daha sonuna geldik. Esra Hanım'ın eline koluna sağlık. Evi gayet güzeldi. Tertipli, düzenliydi. Özellikle çok aşırı kalabalık salon olmasına rağmen her yerin detayı güzeldi. Mutfakta da iyi iş çıkarttı. Biraz fazla heyecanlıydı ama ben eğlendim kendi adıma. Mutfakta hiç yorulmadım. Yemeklerinde zaten yorumlarımı yaptım. Sütlacın dibi tuttuğu için yanık tadı geliyordu. Lezzetli bulamadım. Geri kalanını da zaten söyledim. Eline koluna sağlık diyorum ve şimdi puanımı veriyorum. Evet, Esra'ya puanımı verdim. Yarın Ayşegül Hanım'ın evindeyiz. Tecrübesiyle, yaşıyla inşallah bugün verdiği 4'ün altını hamaratlığıyla doldurur. Aynı saatte görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın.